İyi akşamlar sevgili seyirciler. Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmaları dün start almıştı, hatırlayacaksınız. Ve son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan Çaykur Rizespor son haftaların flaş ekibi Gaziantep Spor karşısında Rıza Çalınbay'ın istifasından sonra 5-1'lik bir galibiyet elde etti. Ve gerçekten de altın değerine bir 3 puan kazanmıştı. Kayseri Spor Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup etmeyi başardı bugün. Penaltıdan attığı golle Kayseri Spor kazandı. Kayseri Spor da haftalar sonra kazandı. Karabük Spor Trabzonspor maçında goller vardı. Müthiş bir futbol vardı. Karabük Spor Trabzonspor mücadelesi de 2-2 berabere bitti. Trabzonspor'un başında Hami Mandıralı'nın çıktı da belirtelim teknik direktör olarak bu maçta sevgili seyirciler. Akhisar Belediye Kayseri Erciyes Spor, Beşiktaş Bursa Spor, Fenerbahçe Kasımpaşa maçları yarın oynanacak. Pazartesi günü ise Torku Konya Spor, Elazığ Spor, Medikal Park Antalya Spor, Galatasaray, Eskişehir Spor, Sivas Spor maçları oynanacak pazartesi ve 21. haftayı da geride bırakmış olacağız. Her cumartesi akşamı olduğu gibi Sinan Engin ve Ümit Özat'la karşınızdayız sevgili seyirciler. Konu veya konular diyelim, gündem çok fazla bu akşam yine Beyaz Futbol'da. Çok önemli bantlarımız var, önemli görüntülerimiz var. Ama programa girerken Sinan Engin'in de şimdiliğini görmüşsünüzdür. Bir futbol dergisinde Sinan Engin'in bir röportajı var. Bayilerde o dergiyi görebilirsiniz. Şimdi ismini söylersek, eğer şu anda reklama gireceği için adını veremiyoruz. Ama her hafta yayınlanan bir, daha doğrusu her ay yayınlanan bir futbol dergisi var. Şu anda üzerinde, o derginin üzerinde de Beşiktaş'ın yıldızı Jermaine Jones. Jermaine Jones'un olduğu o dergide Sinan Engin'in özellikle Sayın Aziz Yıldırım'la ilgili olarak bir röportajı var. Bunu da sizlere belirtelim sevgili seyirciler. Evet, ben özellikle Ümit Hocam'a şunu söylemek istiyorum. Yunus Yıldırım olayı bir hayli konuşuldu bu hafta. Fazlasıyla konuşuldu. Zekeriya Alp'in, MHK Başkanı Sayın Alp'in açıklamaları ekrana gelecek birazdan. Ama Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hakeminin Fırat Aydınus olduğunu belirtelim. 15 ay sonra ilk kez bu karşılaşmaya, ya daha doğrusu Fenerbahçe'nin maçına atandı. Bunları konuşacağız ama biz Beşiktaş'tan başlayalım. Beşiktaş'ta start alalım. Beşiktaş'ın bir stat görüntüsü var. Statla ilgili olarak, Vodafone Arena ile ilgili olarak bir görüntü var hocam. Ona geçmeden önce... Evet, ona geçmeden önce ben bir şey söyleyeyim. Sözünü buyurun, kestim. Buyurun. Haddim olmadan söyleyeyim de yani ben hani müteahhit falan değilim ama stadın önünden geçtim senin abi. Hangi stadın? Beşiktaş stadının önünden. Vodafone Arena. Şöyle tepeden baktım. Yani o stad Ağustos'a Mağustos'a zor yetişir ya. Ne bileyim öyle duruyor. İnşallah yetişir bence ama. Bence de. Yani dış görüntü bomboş duruyor yani. Hiçbir şey yok abi. Nasıl yetişecek bilmiyorum yani. Ya 7-24 çalışmalar lazım. İnşallah yetişir. Bir an önce Beşiktaş stadına kavuşur çünkü Beşiktaş'a yakışan İnönü'de oynamak. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman'ın çok önemli bir röportajı var. Arkadaşımız Ertan Süzgün'e konuştu. Sevgili seyirciler, sadece statla ilgili değil. Fernandez, Almeida ile ilgili birçok soru işaretine nokta koyacak. Ve bu akşam manşetlere süsleyecek bazı açıklamalarda bulundu Sayın Başkan. Galatasaray Başkanı Sayın Ünal Aysal'ın da Devrim Zengi'ye bir röportajı var. Onu da ekranlarınıza getireceğiz. Beşiktaş futbolcularının röportajları var. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın bazı emirleri var. Fenerbahçe ile ilgili bir transfer haberi var sezon sonuyla ilgili olarak. Gelecekler, gidecekler, bunları konuşacağız. Kaptan Ümit Özat'ın da bu konuda yorumları var. Kendisi de işaret ediyor, onay veriyor. Onu da belirtelim. Galatasaray, ben mi yanlış anladım? Yanlış, o zaman ben yanlış anladım. Galatasaray'da bazı gelişmeler var yine. Bunları ekranlarınıza getireceğiz. Ama öncelikli olarak sevgili seyirciler, Beşiktaş'ın statıyla ilgili olarak bir görüntümüz var. Arkadaşımız Sinan hazırladı montaj ekibinden. Gerçekten de çok önemli bir stat Beşiktaş açısından. Bu görüntüyü bir ekranlarınıza getirelim. İçinde ara ara röportajlar da girip çıkıyor. Sonrasında stüdyoya geri dönelim.
Beşiktaş adına çok önemli bir gece. Sizin de heyecanınız yüzünüzde okunuyor. Neler söylemek istersiniz? Yani çok emek döküyoruz, çok çalışıyoruz. Ve ilk günden beri inandığım bir proje. Ve sonuçlandırmak istiyoruz. Bu heyecanımızı tüm camiamızın hissetmesi ve bizi desteklemesini bekliyoruz. Oraya stat yapılacak mı, yapılmayacak mı? İşte altından gemi şehir çıkacak mı? Onlar artık bitti. Ağustos'a yetişecek mi, yetişmeyecek mi tartışması var. Onun için de mutluyum. Artık herkes biliyor ki oraya bir stat yapılacak ve dünyanın en güzel stadı yapılacak. Önemli bir proje. Onun tanıtımını yaptık, lansmanını yaptık. Hepimiz heyecanlandık. Sanırım buraya katılanlar da o heyecanı yaşadılar. Sanırım herhalde stat'tan sonra performansı o ambiyansla, taraftan ambiyansıyla daha etkili olacak, daha iyi olacağına inanıyorum. Heyecanlıyız. To play in front of our friends, to be at home like, which is... Stadımızı gerçekten çok büyük bir heyecanla bekliyoruz. Deyim yerindeyse çocuklar gibi bekliyoruz. Öylesine büyük bir heyecanın içindeyiz. Çünkü durum malum, bu sezon kendi stadımızda oynayamıyoruz. Taraftarlarımızın desteğinden çoğu zaman mahrum kalmak durumunda kalıyoruz ama proje gerçekten harika bir proje. Birkaç defa sunum yapıldı ve gerçekten çok etkilendik. Bir an evvel stadın tamamlanmasını görmeyi, bir an evvel orada oynamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Güzel, güzel bir gece. İnşallah hayırlı uğurlu olur camiamıza. Dediğim gibi çok güzel bir stad. İnşallah oradaki başarılarımızla biz de taraftarlarımızı gururlandırırız. Yani o stada anlam veren bir taş yapı olarak düşünmemek lazım. Orada aldığım başarılardır, sonuçlardır. İnşallah biz de tarihe altın harflerle yazılacak sonuçlar, zaferler kazanırız ve stada anlam katarız inşallah. Tabii ki bizim için çok güzel bir gece oldu. Stadımızda projesini gördük. Dediğim gibi İnönü'nde bana nasip oldu. Yani oynamam nasip oldu. İnşallah yeni stadda oynamak bana nasip olur. Evet, kaptan gerçekten de hani Sinan abiden önce ben Ümit Özat'a dönüyorum. Çünkü Ümit Özat övgüler yağdırdı. Fenerbahçe'nin eski kaptanı gerçekten doğru. İzlerken keşke biraz daha oynasaydım, bu statta da oynasaydım şeklinde bir açıklaması oldu. Biraz önce paylaştım ama, sana sormadan ama. Müthiş müthiş ya. Kaptan ne diyeceksin? Gerçekten bir daha dinletirsin bize herhalde bunu. Bir daha izletirsin herhalde. İzletirim. Sen müthiş marşı ya. Da çok beğendin. Stat kadar marşı da sevdin değil mi? Marş çok güzel. Ama o mesela hani o yeni bir beste herhalde. Sinan abiye sordum. Barbaros Meydanı'nda falan diye hani o kelimelerden. Vardır, var bir sürü var. Yapıyorlar. Ama çok herhalde güzel ya. Stat herhalde. Şimdi yani biliyorum çarşımı yaptı. Bu Beşiktaş'ın uzun zamandır olan bir marşı. Çok tuhaf değil mi? Mesela şimdi 5 yaşın tarihi oyuncularına bak. Yani mesela şimdi bizim Üzülmez'den tut, Nihat'tan tut, ondan tut. Onların yeni statta. İnşallah onlar da başka görevde bu yeni statta yer alırlar. Şimdi bu Ertan, bu görüntüler şey mi? Oradaki gecede yapılan görüntü. Aynı böyle tanıtım, mi? Tanıtım. Sunum böyle tabii, mi? Tabii, tabii, aynen bu şekilde. Şey burada bak, gördün mü? Sunum he? Aynen. Aynen bir şeydi. Muhteşem bir müthiş sunum abi. Olmuş. İnanılmaz bir şuraya baksanıza yapmışlar. Sahaya çıkıyorlar. Şu daha çok Paris Saint Germain'e benzettim ben rakibi. Değil mi? Evet evet, Paris Saint Germain formasına benziyor. Bu Almanya'daki, stadın aynısını hemen hemen ona benzetiyorlar yani. Hertha Berlin stadı değil mi? Evet evet, evet, Berlin Olimpiyat stadı. Yani 41.903. Rakamı da geçen sene ilk kez söylemiştim. Bu kaç, 41.903 mü? Tabii 41.903. Çok güzel. Gerçekten şimdi, müthiş bir stat olacak. Beşiktaş'ın neydi senin heyecan yaptın? Şu hali neydi? 25 bin miydi? 25 bin. 20-25 kaçakla beraber 35 oluyor yani. Sinan Hocam, he, bir heyecan yaptınız mı? Ya görünce? Şimdi Beşiktaş'ın böyle bir stada ihtiyacı var. Yani rakiplerinden yani bu konuda sadece çok geride. Neden oluyor? Bu stadı yaptığın zaman bu stattan gelecek olan gelirlerle sen rakiplerine daha rahat yarışacaksın. Şimdi ne oluyor? Stat dediğin zaman 50 milyon dolar her sene farkı. Yani 50 milyon dolar. Oynar mı? Daha efendim tabii. Oynar mı? 50 milyon dolar. 50 milyon dolar para gelir Beşiktaş'a. Yani buradan, localardan, bu statlardan, reklamlarıyla birlikte 50 milyon düşünebiliyor musun? Yani 50 milyon rakiplerine yaklaşacaksın. 50 milyon dediğin zaman transferdeki bütçeni her türlü rahatlatabiliyorsun. Beşiktaş'ın hem bundan hem de manen artık böyle bir stada ihtiyacı var. Şimdi tabii Ümit bir şey söyledi. Bugün ben de stadın oradan geçtim. Bugün hatta şeyle arabadan bizim Burak Kalkavan'la beraber. Burak Kalkavan da, o da eski yöneticimizin, başkanın da arkadaşı. Hatta inşaattan da çok iyi anladığı için hatta ona da sordum yani. Ağustos'ta, yani başkan Ağustos'ta stadın biteceğini söyledi yani. Ağustos'ta nasıl bitecek dedi. Vallahi başkan öyle söyledi dedi. Tabii bilemiyorum. Yani ben de çok zor görüyorum. Yani Ağustos'ta şimdi hangi aydayız biz? Şubat. Şubat'tayız. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Bu Ağustos değil abi. Seneye Ağustos. Yok, bu Ağustos diyor. Ne? Bu Ağustos dedi. Tabii tabii. Olur mu abi ya? Evet evet. 2015 Ağustos abicim vallahi ya. Vallahi bu Ağustos dedi. Biz de onu düşündük de. Ya bir şey söyleyeceğim.
Boğaz'da 4 katlı şey yetişmez abi. Boğaz tosta dedi. Bir tane evin dekorunu yaptıramıyorsun 5-6 aya. Maketi yani, yetişiyor Ağustos'a. Yok, stat yetişecek dedi yani. Başka ne söyledi bilmiyorum. Bak neyse bekleyelim. Bu Ağustos mu öteki Ağustos mu ama. Abi yanlış. Net değil mi bu Ağustos mu? Evet ya, bu Ağustos'ta dedi kesinlikle. 7 ay he. Tabii evet. Biz de hatta konuştuk serviste bu ay. Yani bu ay diyorum. Bilemiyorum Ümit. Yani inşallah. Şimdi her şeyden önce tebrik ediyoruz yani. Neye tebrik ediyoruz? Bir. Bak şurası ne güzel. Kokteyldeki lansmandaki sunumu. Kesinlikle. Bütün futbolcuları, bütün yöneticilerin giyimlerini, papyonunu. İş çok. Belki de ne Fenerbahçe yapmıştır. Yok, ne de Galatasaray. Tabii olmadı. Hiçbir yerde olmadı. Yani. Fikret Orman'ı tebrik ediyorum. Yani her şeyden önce bizim nedir eksiği Beşiktaş'ın hep söylediğimiz zaman? Hep böyle bir PR eksiği olduğunu. Beşiktaş'ın bunları yıllarca söyledik. Şimdi Ümit'in dediği gibi yani bu Ağustos mu, ben öteki Ağustos'ta da razıyım. Bak gerçeğini söylüyorum. Yani öteki Ağustos'ta bitmesine razıyım. Bu Ağustos'ta şimdi kabasını bitireceksin, çıkaracaksın, edeceksin, bilmem ne ince işini falan filan. 6-7 ay çok zor. Dolayısıyla harika bir stat olacak. Ve şimdi bu stadın tabii ben bugün ve daha önce de aldığım bilgilere göre. Hı hı. Şimdi şu şeyi bir gösterebilir misin? Yöneticilerin görüntülerini olduğu yere Ahmet. Röportajlar bölümüne bir getirebilir misin sevgili Ahmet? Getiriyor şu anda, hazırlıyor arkadaşlarımız. Olduğu. Siz devam edin Sinan Hocam. Şimdi bu statta bir buraya gelirken çok emekler sarf edilmiş tabii. Yani hı hı. Her şeyden önce başbakanın izni olmadan, başbakan bu işte kolaylık sağlamadan bu işler olmaz. Bir. İkincisi de Umut Güner diye bir yönetici var, genç bir kardeşimiz. Evet. Bak şurada hangisi? Fikret Orman'ın yanının yanında. Demin ki görüntüyü dondur bakayım Ahmet. Ahmet. Demin ki boyda. Getiriyorlar. Heh, Ahmet'ciğim bak. Şu Fikret sağında Orman'ın, mı solunda mı? Solunda. Sol kolunun Fikret Orman yanının yanında. Umut Mendili. Evet. Mendili. Umut Güner o. Ellerini bağlamış. Aynen öyle. Şimdi bu kardeşimiz bu stadın bütün izin aşamasındaki Ümit. Bütün işlerini bitiren kişi. Bu stadın bu kadar çok çabuk hayata geçmesinin, bu kadar çok çabuk süratle ilerlemesinin en büyük sebebinin bu sevgili kardeşimize bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş camiasına, Beşiktaş kulübüne yapmış olduğu bu hizmetlerinden dolayı bir Beşiktaşlı abisi olarak onu da tebrik ediyorum, kutluyorum. Yani Umut Bey'i bize tebrik edelim. Umut Güner kardeşimiz bütün izinleri bu safhaya kadar. Dert edinmiş Beşiktaş'ın bu stadyumu değil mi? De, yani. Öteki yöneticiler emeği geçen ayrı ama sorduğum, soruşturduğum kadarıyla bütün izinleri ve hiçbir zamanda öne çıkmıyor. Hiçbir zamanda ama ben yine söylüyorum bu hafta Ertem sen yine görevlendireceksin herhalde yine Beşiktaş'ı. Konuştuk. Statla ilgili geçen hafta konuşmuştuk. Evet, statla ilgili. Bugün havanın yağmurlu olması, çok soğuk olması, bir de yetersiz malzeme olması sebebiyle hani o şapkaları falan takıyorlar ya. Onların yetersiz olması sebebiyle Mustafa Çevik gidecekti. Bu hafta değil, önümüzdeki hafta dediler. Sağ olsunlar, inşallah. Şimdi herkes merak ediyor. Beşiktaş. Ben de merak ediyorum. Yani oradan stadı geçiyorum işte. Arabayla. Giremiyorum. Herkes merak ediyor. Yani bu statın nasıl biteceğini hem birinci ağızdan başkan kadar yetkili olacak olan kişi Umut Bey'le bir röportaj yapsın arkadaşlar. Sorsunlar bu gelen safa ve bu stat ne zamana yetişeceğini. Ondan dolayı bu önümüzdeki hafta havalar iyi olduğu zaman Mustafa gitsin. Hem stadın her yerini tamamıyla bir çeksin. Bir görelim. Onun için ben Fikret Orman'ı... Görüntü devam ettir Ahmet. Fikret Orman'ı tebrik ediyorum. Bu başarılı lansmanından dolayı Beşiktaş'ın eksiği hep söylüyorum. Beşiktaş'ın eksiğinin bu olduğunu tebrik ediyorum. Beşiktaş'ın bütün yönetimini tebrik ediyorum. Bu stada emek sarf eden herkesi tebrik ediyorum. Beşiktaş'ın bu stada ihtiyacı olduğunu ve dolayısıyla sevgili Umut Güner'i de Beşiktaş'a ekstra yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı bir Beşiktaşlı abisi olarak ve bir Beşiktaşlı divan üyesi olarak, divan kurulu üyesi olarak tebrik ediyorum Umut Güner'i de. Evet. Dolayısıyla hayırlısı olsun, heyecanlanıyoruz. Beşiktaş'ın böyle bir stada olması bizi çok mutlu edecek. Gerçekten de herkesi fazlasıyla heyecanlandıran görüntüler. Bakın Dolmabahçe tarafından geliyoruz şu anda. Bu da Maçka'dan aşağıya doğru bakış alanı. Daha doğrusu hani Gümüşsuyu tarafından aşağıya doğru. Arka taraf deniz tarafının olduğu yer, o eski bölge. Bir hayli heyecanlandıran görüntüler. Vodafone Arena içi bir başka güzel. Sanki bir alışveriş merkezi gibi, sanki bir havalimanı gibi hani ilk etapta ama burası stat. Avrupa'da özellikle
Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi maçlarını uluslararası karşılaşmalarda, bu tip organizasyonlarda, büyük organizasyonlarda bu tip görüntüleri görebilirsiniz. Gerçekten de restoranlarıyla, çok özel localarıyla işte kahvenizi içebiliyorsunuz. Bir anda Beşiktaş maçı oynanıyor. Orada farklı bir havayla o karşılaşmayı izleyebiliyorsunuz. Evet, en önemlisi bu logo tabii. Beşiktaş 1903, siyah beyazlı taraftarların yıllardır hasret kaldığı, yıllardır istediği, yıllardır boynunu büktüğü Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında neden bizim stadımız yok dediği bu görüntüler. Sonrasında siyah beyazlı taraftarlar, siyah beyazlılara gönül veren Beşiktaşlı taraftarlar en azından bir şampiyonluk coşkusu gibi bu stadı gördükten sonra havaya giriyorlar. Ligde de durum şu anda iyi gidiyor. Bununla beraber yarın bir Bursaspor karşılaşması var. Bunun da heyecanını yaşıyorlar. Açıkçası Beşiktaş'ta işler şu anda çok iyi gidiyor. Stattan görüntüleri izlemeye devam ediyorsunuz i̇yi ama gidiyor da, kaptan Ümit Özat'ın... İyi gidiyor. Ümit Şurma'ya geçmeden bir şey söyleyeceğim. İyi gidiyor da... Şimdi tabii Beşiktaş'ın başkanı çok yüksek bir oyla geldi. Hı hı. Yani yönetiminde de bakıyorum. Bir şeyler duyuyorum mesela. Bir sıkıntılar duyuyorum. Bazen ama girmek istemiyorum. Yani yönetimin içinde bazı böyle şeyler duyuyorum ama çok fazla... Ne gibi Sinan abi? Biraz sıkıntılar var ama çok bir şey söylemiyorum. Şimdi çok güzel şeyler söyledik. İçeriden mi? İçeriden mi sıkıntılar? İçeride bir laf böyle bir... Ama bir şey söylemek istemiyorum şu an. Yani şimdi ben Fikret Orman'ı çok eleştirdiğim zamanlar olmuştur. İyiye söylüyorum bak. İyi güzel şeye tebrik ediyorum. Ahmet bu arada bir geri gel tekrar. Dani transferinde tebrik ettim. Ama Fikret Orman'ın... Fikret Orman'ın bazı yönetici yaptığı kişiler var. Belki yöneticiliği göremeyecek hayatında kişiler varla ilgili sıkıntılar duyuyorum. Fazla detayına girmek istemiyorum. Anlamışlardır. Fazla detayına girmiyorum. Anlamışlar ne söylediğimi. Yapmasınlar. Fikret Orman'a sahip çıksınlar. Fikret Orman'a destek olsunlar başkanlarına. Çünkü onları yönetici yapma şerefine nail olmuştur. Ve dolayısıyla kıymetini bilsinler Beşiktaş yöneticiliğinin. Evet. Başka bir şey söylemiyorum. Vodafone Arena çok Sinan abi şuraya yakışacak. Şimdi, yakışıklı bir stat olacak. Vodafone Arena Beşiktaşlı'ya yakışır. Peki bu İnönü'nün şeyi kalkıyor mu mesela? Tabii. Vodafone Arena oluyor. Yani bu İnönü Vodafone Arena diyebilirsin. Yani Vodafone, İnönü... Vodafone Arena. Vodafone Arena. Temelli mi kalkıyor artık? Yani İnönü ile ilgili olarak bir şey geçmiyor. Mesela şu anda şey nasıl söylenen... geçiyor? Arena, Türk Telekom, Ali Sami'nin diye geçmiyor mu? Uzun ama uzun olarak ama kullanılmıyor. Türk Telekom. Hayır, Vodafone şey için söyledim. Yani direkt olarak Vodafone Arena. Öbür taraf nasıl geçiyor? Türk Telekom, Ali Sami'nin mi? Ali Sami'nin spor kompleksi Türk Telekom Arena stadı. Aslan ha, burada da onun gibi bir şey var mı demek istedim? Spor kompleksi, Türk Telekom Türk Telekom Arena evet. Ama bu burada sadece Vodafone Arena. Evet. Kaptan dikkat ettin mi? Boğaz Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü İstanbul'un en görkemli yeri. İşte Boğaz'ın incisi, bir boğaz. Dünyada bilmiyorum. Hani duygularımıza da pek yenik düşmeden söylemek istiyorum ama hani sen de neredeyse Avrupa'nın her yerinde, dünyanın birçok yerinde top oynadın. Böyle bir manzara herhalde yok, değil mi? Şimdi tabii şöyle bir şey var. Derler yani penthouse'da oturmuyoruz. Manzarası olsa ne olur, olmasa evet. Ne olur. Yani isterse denizin ortasına yap. Önemli olan o stadın içini, o stada layık mücadeleyi gösterebilecek. Evet, o stada layık kalitede oyuncularla doldurabilmek. Onunla dolduramadığın zaman stadın manzarasının, tabii ki stadın yeri değerli. Ha burada Beşiktaş'ın en büyük avantajı taraftarı tabii ki. Eğer o maddi rahatlığa kavuştuktan sonra bu kalitede oyuncularla burayı doldurursan 5 yaşta ondan sonra maddi olarak da bugün Galatasaray ve Fenerbahçe'nin geldiği konuma tekrar erişir ve uzun soluklu şampiyonluk araları vermezler. Yani baktığın zaman 7-8 senede bir şampiyon oluyor artık Beşiktaş. Evet. Ne zaman? Ya gerçi tamam 2008'de mi oldu Mustafa Hoca'yla? En son 2009 evet. Mu? 2008-2009 evet. 5 yıl. Yani şöyle şunu söyleyeyim. Bu stadın tabii o dönemde ne olacak? Her şey bittikten sonra yeni adaylar çıkacak mı Sinan abi? Sen daha iyi biliyorsun. Gelebilir, çıkabilir. Yani sıkıntılar biter. İsmail Nal. Kim? İsmail Nal. Beşiktaş Belediye Başkanı. Öyle mi? Bıraktı başkan adayı. Bıraktı mı? Aday değil. Aday değil. İsmail Nal'ın, yani İsmail Nal Beşiktaş'ın bundan sonra, bakın yine söylüyorum, bildiğimden değil ama çok asla gönülden bir Beşiktaşlı olduğunu bildiğim. Evet evet yıllar çok büyük Beşiktaşlıdır. Ve bundan sonraki tek amacının ben siyaseti devam edeceğini zannetmiyorum. Muhtemelen Beşiktaş'taki bu dönem ileride
Fikret Orman'ın karşısına çıkacak. Yani çünkü çıkacak. Ondan konuştuğumdan sonra, değil tahminimi söylüyorum. Adaylar da çoğalır. Konuştuğumdan değil tahminimi söylüyorum. Adaylar da çoğalır. Ondan sonra tabii bu stada layık oyuncuları bu stada getirebilmek. Onlar da getireceklerini tahmin ediyorum. Kim görevde olursa olsun. Evet. Dediğim gibi akşam görüntüsü. Yapanlardan sağ olsunlar. Bir o boğaz görüntüsünü bir de Sinan Engin'e versene. O çok da güzel güzellikten çok iyi anlayan birisi olarak. Çok güzel. Boğaz'ın bunun özü de Mertem. Bunun altları restoran falan mı? Restoranlar, alışveriş merkezi. 24 saat yaşayacak. Restoran, her şey var. 24 saat boyunca. AVM'den işte yani toplantı salonları, 24 ofisler saat her şey olacak içinde. Bunların kira geliri otomatikman kulübe kalıyor. Tabii tabii Beşiktaş'a kalıyor. Gelir. Direkt büyük, olarak Beşiktaş'a kalıyor. Tebrik ediyorum. Fikret Orman'ı tebrik ediyorum. Yani ben bak bir şey sana söylüyorum. Bu Ağustos değil. Seneye Ağustos'ta da bitirsin yine başımın üstünde yeri var. Aynen öyle. Ben seneye Ağustos'ta razıyım. Nereye bitiyor abi? Bu Ağustos'ta... Bu Ağustos 6 ayda. Bu Ağustos'ta prefabrik yapsam bitmez. Ben bu Ağustos'ta evi dekor ettiremiyorsun ya. Mümkün değil ayda. Orada ama dediğim gibi var. Yine önümüzdeki Ağustos'ta bitirsin. Ben ona da öpte başına koy. 2015'in Ağustos'unda bitirsin. Razıyım. Ama yine söylüyorum Beşiktaş'a yakışacak bir stat. Ama ona göre de transferin, ona göre de takım kuracaksın. Ona göre üst düzey oyuncular alacaksın. Üst düzey öyle değil. Öyle çıkma çakma falan filan değil abi. Yıldız yıldız. Gideceksin marka isim alacaksın. Yok işte scout'um seyretti o ayrı bir şey. O ayrı bir şeydir. İki tane scout'un seyrettiği adamdan alırsın. Ama dört tanesini üst düzey yıldız alırsın. Aynen. Başka türlü yarışamazsın. Bakın rakiplerin alıyor. Yani Fenerbahçe'ye bakıyorsun, Galatasaray'a bakıyorsun tamamıyla. Ama Beşiktaş bu stadı bittikten sonra aradaki farkı kapatacaktır. Yine söylüyorum. Beşiktaş'ın futbolcusu şu an hepsi bana göre bir yıldızdır. Ama camia olarak işte biz bunu yapamıyoruz. Ama şu görüntüde görüntüyle Beşiktaş bakın hiç bu lansmanı yapmadı. Hiçbir kulüp bu lansmanı yapmadı. Ama bu lansman Beşiktaş'ı çok önemli bir sıçramaya sebebiyettir bu lansman. Müthiş ama ya. Tebrik ediyorum. Yani hele o smokinli görüntüler bilmem ne Sinan falan abi, filan efendim. Şimdi baktığınız zaman bu stada bence bir stat futbolcu açısından da yapılacak transferlerde bile çok önemli. Atıyorum işte ne bileyim bir futbolcu Ribery diyelim işte aklımıza futbolcu gelmiyor. Çabi, evet. Iniesta kimse işte Beşiktaş bu futbolcularla görüşmek istiyor. Dünya yönlü yıldızlarla. Görüşür canım. Görüşüyor. Dünyaca ünlü yıldızlarla görüşüyor, oturuyor. Transferle ilgili bu stada bir yıldız getirecek mesela. Getirecek abi. Bu stada bir yıldız getirecek. Getirecek, getirmek zorunda. Bu yıldıza mesela önce ne gösterilecek? Denilecek ki Beşiktaş'ın stada logosu. Var. Sonrasında denilecek ki bak sen bu stada geliyorsun. Bu stadın tamam. Açılışı seninle yapılacak. Bir, iki, hazırlık maçı diyelim. İlk maçında Stockholm kulübüyle oynayacak. İsveç temsilcisiyle nasıl, oynayacak. Bu yeni stadın açılış maçı. Evet. Ne alaka? Benim tek tereddütüm bu. Neden Stockholm'le oynanıyor? Kim dedi neden Stockholm? Özür dilerim şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani bu stadın açılışında Stockholm'le. Yani Stockholm. Ne alaka abi? Bir dakika ne alaka yani? Eski stadın açılışı da İnönü Stadı'nın Dolmabahçe'nin açılışı da tamam. Stockholm'lu olduğu için. Ama bence bu düşünceleri artık bir kenara bırakmak lazım. O dönem Stockholm'lu yapabilirsin. Ama şimdi Bayern Münih'le yap. Ne bileyim Barcelona ile yap. Real Madrid'le aç stadı. Hani 100 yıl sonra da sen onu yaptın diye işte Stockholm diye gitmesin. Hani benim Beşiktaş yönetiminden buradan naçizane ricam, isteğim. Tamam Stockholm eski stadla beraber kaldı. Ama bu stada da dünya ünlü bir kulübü getir. Boca Juniors'ı getir. River Plate'i getir. Kesinlikle. Yani başka bir kulübü getir. Daha iyi olur. Yani bu stada yakışacak bir takım olsun. Yani bilmiyorum. Tam net olarak bilmiyorum. Doğru. Yani Stockholm doğru mudur? Doğrudur. Doğru. Yani ama dediğim gibi yani bunlar ben çok takılmıyorum. Önemli değil. Ertem'ciğim benim için önemli olan ne biliyor musun? Çıkacaksın kardeşim. Bugün Galatasaray'ı... Sinan abi özür dilerim. Neden önemli biliyor musunuz? Çok affedersiniz. Kestim. Şimdi Barcelona ile Real Madrid ile Bayern Münih ile yapsa ya da City ile United ile bir sürü gazeteci de gelecek. Şimdi Stockholm'e Avrupa'dan çok getiremezsin. Yani onlar ama Barcelona ile oynadığı zaman biliyor musun? Etkilenecek insanlar. Barcelona oynamak için ne yapacaksın biliyor musun? Ertem'cim çok iyi takım kuracaksın. Çok iyi takım kuracaksın. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın. Bugün dünya Galatasaray Chelsea maçına kilitlendi değil tabii. Mi? Yani baktığın zaman Türkiye'nin Avrupa'dakiler hep beraber Allah'ın izin verirse de muhtemelen de maça da gideceğiz. Evet. Yani oradaki maça da gideceğiz yani. Öyle mi? Evet Chelsea Galatasaray maçında orada bir Galatasaray'ı destekleyelim ama yine söylüyorum yani tereddütüm var. Eğer burada Galatasaray'ın mutlaka yenmesi lazım. Ben o hafta geldiği zaman o maçta ya yapmayın. Yine var ya. Güldürmeyin dur. O maçtan evvel Juventus maçından yaptığım yorum gibi o maçtan evvel de bakacağım. Ben yorumumu yapacağım.
yorum mu yapacağım? Neyse. Yapmayın çocuklar. Ben yorum mu yapacağım? Abi ondan niye oraya gidiyorsun? Buradaki maça git abi. Buradaki maça da gideceğim. Ya buradaki maçı televizyondan seyredeceğim. Burada gitmem. Oraya gideceğim. Söz verdim. Rövanşa gideceksin. Ay, İngiltere'de şimdi Canay diye benim bizim kardeşimiz var. Ha, anladım. Söz verdim. Orada İngiltere'de Galatasaraylı evet. arkadaşlarımıza söz verdik. Ama buradaki maçın tabii iyi olması lazım. Buradaki maçın da ben bir Chelsea kadrosuna bakıp bir de bu Türkiye'deki Galatasaray'ın son durumuna bakıp ona göre maçın yorumunu yapacağız o Sinan hafta. Abi. Ha canım. Yani ismini söyleyeceğim. Özgür söylemez. Ne demiş? Aferin Özgür. Herkes senin gibi olsa. Fenerbahçeli. Hı hı. Profil resminde Aziz Yıldırım, Aziz Başkanım ve Fenerbahçe'nin bayrağı var. Bakın ne demiş. Yani gerçekten hani insan artık duygulanıyor böyle şeylerde. Ertem abi ben bir Fenerliyim. İnşallah Fenerbahçe formasını giyip bu stadın açılışına gideceğim. Kalbimin yarısı Fenerbahçe, yarısı Beşiktaş'la dolu olacak o akşam. Gurur duyuyorum yazmış. Helal olsun. Tamam, bu insanlara... Ertemciğim futbol... Yani... Başka bir şey söyleyeyim misin abi? Yap Fenerbahçe Galatasaray karması, Beşiktaş'la oyna bir güzel bir maç yap. Ya dediği gibi ama Ertem'in yani... Özgür söylemez. Avrupa'ya tanıtmak dediğin zaman yine söylüyorum. Bak Ertemciğim çok iyi takım kurarsın. Üst düzey bir takım kurarsın. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsın. Şampiyon olursun, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsın. Şampiyonlar Ligi'nde gelir buraya dünyanın sayılı takımları. Barcelona sana düşer, Messi de gelir. Bilmem Real Madrid düşerse sana Cristiano Ronaldo gelir. Bunun özeti budur. Sen iyi takım kur, dünyayı buraya öyle getir. İyi takım kur. Beşiktaş'ın da iyi takım kuracak potansiyeli var. Bu stat'tan her ay artık Beşiktaş'a büyük paralar gelecek. Çünkü Beşiktaş baktım mı çok önemli transferler, çok büyük paralar harcamıyorlar şu aralar. Ufak tefek yapıyorlar ama yine söylüyorum artık başkanın bilhassa transferlerde falan... Yani daha aktif olması, yani daha da çok fazla değil, daha aktif. Yani başkanın futbolu biliyor olması... İki sürpriz isim var. Futboldan anlaması çok önemli değil. Nereye, seneye mi? Beşiktaş'la ilgili seneye. Bakın başkanın bilmesi önemli değil. Başkan bakar biliyor musun? Kim alıyorsunuz? Dani. İşte, kim al, nerede oynuyor? Şurada oynuyor. Tık 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 bakar. Yani bunu bilmesi önemli. Yani onun için bugünden sonra diyecek ki başkan, kardeşim isim olsun, marka olsun. Bakacak. Background'una geçmişine bakacak. Onun için futbolu bilmesi değil. Onun için ben yine söylüyorum iyi bir kadro kursun. Beşiktaş'a bu stat büyük keyif verecektir. Beşiktaş taraftarını artık yıllardır çektiği stat eziyetinden kurtaracaktır. Ama yine söylüyorum Beşiktaş taraftarları bu stadına evi gibi bakmalı. Yani evi gibi gelecek, evi gibi bakmalı. Yani orası onun evi olacak. Mabet evidir. Öyle bakmalıdır. Hayırlısı olsun. Söyleyecek bir şey yok. Tebrik evet. ediyorum Beşiktaş yönetimini. Yine söylüyorum. Umut Günler'i tebrik ediyorum. Beşiktaş camiasına. Belki önümüzdeki sezon yönetimde olmayacaktır ama Beşiktaş'a büyük hizmet etmiştir. Bu yönetim bazında bana bilhassa bütün izinleri ümit. Anladım. Bütün izinleri, ıstadın her şeyini ama yine söylüyorum tabii. Yine yukarı izin vermezse aşağıda hiçbir şey yapamazsın. Anladın mı? Yani şimdi başbakan veya yani onun altındaki bürokratlar, bakanlık izin vermezse bazı şeyler yapamaz ama dediğim gibi bunların işin bu randevuları çözmek de büyük başarıdır. Hayırlısı olsun. Evet, bir kez daha stadı ekrana getirelim. Kaptana da soralım. Biraz önce Özgür Söylemez isimli bir sevgili kardeşimizin, bilmiyorum yaş olarak da bizden büyükse bağışlasın lütfen. Fenerbahçe formasını giyip bu stadın açılışına gitmek istiyorum diyor. Gerçekten de çok önemli. Hani Türk Telekom açılışında da aynı şekildeydi. Fenerbahçe stadı açıldı. 52 bin kişilik bir stad. Ki ben bilmiyorum kaptan sen oynamış mıydın Ibrox'ta? Glasgow Rangers'a karşı oynamıştın. Evet. Benim anlattığım maçlardan biriydi. Hani insan etkileniyor. Spiker olarak etkileniyorsun. Oyuncu olarak etkileniyorsun. Buraya da geldiği zaman çok farklı düşüncelere gidiyor insan. Gelişmekte olan futbol endüstrisinde, futbolda takımlar için, kulüpler için aynı zamanda bir yol açıcı. Kim ne derse desin. Fenerbahçe bu konuda bir çığır açtı. Fenerbahçe bu konuda bir yol gösterici oldu. Sonra Galatasaray, bugün Beşiktaş. Yarın inşallah Trabzonspor'un da muhteşem bir stadı olacak. Bursa, Timsah Arena stadı. Evet. Ne diyeceksin hani gelecekle ilgili olarak bu statlar ülkenin futbol gelişiminde etkili olur mu? Kesinlikle olur yani. Ama tabii görünen yüzden ziyade şimdi bunu yaptın. Yine çok şunu ifade edeyim, bilgi sahibi değilim yani. Bilgi sahibi olmadan bir şey demek istemiyorum. Bu stadı yapıp da altyapı tesislerinde barakayla devam ettirirsen aynen öyle. Yani o zaman bunun bir anlamı kalmaz. Önemli olan altyapıyı da bir şekilde oluşturabilmek. Aynen öyle. Şimdi bugün Allah var yani bugün Derazan'a gittiğiniz zaman ya da Florya'ya falan gittiğiniz zaman oralar bir tesis olarak söylüyorum. Dört dörtlük. Beşiktaş'ın da bir an önce
o eski kimliğine kavuşması lazım. Çünkü bu potansiyel var. Ayrıca Beşiktaş taraftarı da gerçekten çok cefa çekmiş taraftar. Yani bu taraftar gerçekten böyle bir sadaka ediyor. Her takım taraftarı hak ediyor ama onlar da artık yeni statlarına kavuşmayı fazlasıyla hak ediyorlar diye düşünüyorum. Sevgili Buket kardeşimiz de bizi izliyormuş. O da aynı şekilde diyor. Ben de formamı giyip açılışa gideceğim. Yüzlerce mesaj geliyor böyle. Beşiktaş'ta heyecanlandı. Beşiktaş taraftarlar heyecanlandı Sinan Hocam. Çok heyecanlandılar. Yani şimdi izledikleri herkes zaman şimdi bize bana... 7'den 70'e herkes sosyal medya üzerinden mesajlar yağdırıyor. Bana da geliyor bir sürü yani insanlar. Evet yani Fenerbahçeli olanları bilmem nesi de yani. Fenerbahçe forması gideceğiz. Yani Beşiktaş seviniyor. Yani Beşiktaş yani Fenerbahçeli de Galatasaraylı da Beşiktaş'ı seviyor. Beşiktaş camiası yani her zaman sempatik gelmiştir. Dolayısıyla ama yine söylüyorum sempatik gelmesin kardeşim. Kafada olsun, şampiyonda oynasın sempatik aynen gelmesin. Aynen öyle. Kesinlikle sempatik %100. Gelmesin. Kafada olsun. Yani Beşiktaş 3. olsun, sevilsin böyle mantık yok. Beşiktaş her zaman kafada olsun. Her zaman önde olsun. Sevilmesin çok fazla. Sempati diyorsun ama sevilmesin. Çünkü şampiyon olursa Beşiktaş her sene sevilmez. Doğru. Yani 8-10 senede bir şampiyon olursan sevilirsin. Sevilirsin. Onun için dediğim gibi yani heyecanlandıracak Beşiktaş tarafta. Çok merak ediyorum. Gerçi başbakan açılışına gidecekti galiba ama olmadı değil mi? Gitmedi değil mi? Ben yurt dışında dedim. Tam şey yapmadı. Gitmedi mi açılışına? Evet. Olmadı mı? Öyle bir şey olmadı herhalde. Yok. Temel atılımı falan. Atıldı değil mi? Temeli geçenlerde atılmışlardı. Tabii. Bir temel atılımı olmuştu. Hayır, sat başlamıştı evet, ama evet. Sonradan temel atılma olmuştu. Hayırlısı olsun kardeş. Evet, Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı ki biraz önce söylediğimiz isimler de farklı takımı tutan isimler ki Fenerbahçeliler ağırlıklı olarak şu anda Beşiktaş'a destek veriyorlar. Söylediğimiz bayan hanımefendi arkadaşımız, kardeşimiz de Buket isimli arkadaşımız da Fenerbahçe atkısı. Fenerbahçe formasıyla giderim neden olmasın diyor kaptan. Özgür isimli arkadaşımız aynı şekilde. Ve gider ya Galatasaray'la da gider, Fener'le de gider. Tabii gider aynen yani. Trabzonsporlusu. Oğuzhan Suluhan der ki sevgili abimiz Sinan Engin ve Ümit Özat'ın yurt dışında en etkilendikleri statlar hangileriymiş? Vallahi yani Nou Camp güzel. Yani eski de olsa San Siro güzel. Ne bileyim yani ben tabii kendi könde oynadığım statla daha başka bir ayrıydı. Orada yeni bir stat. Avrupa'da her stat güzel. Ertem yani. Almanya ikinci takım. İspanya git, Hollanda'ya git falan. Müthiş statlar var. Almanya'da var. Bu şaştı yani. İspanya, Almanya'da var. Her yerde var. Yani ama yine söylüyorum bu en güzel. Son. Kesinlikle. Bakın Fenerbahçe'de çok güzel bir stat. Kesinlikle. Daha bir kompakt. Çok rahat baktım. Şimdi Galatasaray aynı şekilde. Yani biraz daha geniş, daha şey daha değil. Yani Fenerbahçe biraz daha kompakt. Kompakt. Daha ama bu tamamıyla son sistem hepsinin önüne geçecek. Bu hepsinin önüne geçecek. Ziya Aksu diyor ki Beşiktaş'ta uzun yıllardır maça gitmiyordum ama bu stada kombin alayım değer. Çünkü sizin hep söylediğiniz olayın özeti bu aslında Sinan abi. Stat çok önemli diye. Stat çok önemli. Taraftar profil değişecek. Bayanlar daha çok gidecek. Ve dolayısıyla yani bu küfürlü tezahüratın kalkması. Yani bu küfürlü tezahürat yani. Ben mesela bu konuda federasyonu destekliyorum yani 120 saniye işte küfürde ceza var 115 saniye diyeyim o zaman öyle şey yok yani. Küfür hiç olmamalı. Bayanlar da insanlar aynen bunu öyle. Bir eğlence olarak oyun olarak bunu bir keyif olarak görecek insanlar gidecek nihayetinde gitmeli. Onun için Beşiktaş'ın bu stadının Beşiktaş'a çok şey katacağı bir an evvel inşallah bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi tabii bu sene tabii şampiyon olması çok önemli. Yani bu sene şampiyon olduğun zaman bu düşünebiliyor musun? Yani Şampiyonlar Ligi ile Şampiyonlar Ligi takımları buraya gelecekler ve gelirler bir anda artacak. Bildiğim kadarıyla loca satışı 147 locadan 19'u 3 yıllığına satılmış şimdiden. Ya düşün daha şimdi 147'den 19'u. Bence hata biliyor musun? Ben yani Beşiktaş yönetiminin önünde olsam şu an hiçbir şey eğer dayanabiliyorsa satmam. Neden satmam? Bittikten sonra daha fazla. Şimdi Vodafone Arena burayı aldı değil mi? İsim. Evet. Bittikten sonra 1,5 kim listine verirdi? Ama şu an belki bir para çok önemlidir. Çok acil bir para. Lazımdır. Yani ihtiyaç giderecektir. Sıkışıklıkta ama bittikten sonra bu rakamların üzerine değil mi Ümit? Yani tabii. Bir kim istedi daha? Bir de takım başarılıysa daha fazla daha yüksek rakama daha yüksek rakamlara satılabilirdi. Ama bir bildiği vardır Beşiktaş yönetiminin. Beşiktaş yönetimine dediğim gibi çok ağır eleştiriler de yaptığım zamanlar oldu burada transferlerle ilgili. Yine söylüyorum Beşiktaş taraftarı
Beşiktaş taraftarı bu yönetime destek veriyor. Verdi de. Bu futbolcu topluluğuna da veriyor. Bu futbolcu topluluğu kendiliğini çok iyi bilmeli. İşte bir Kasımpaşa maçı diyorsun. Taş gibi bir takım. Yarın bu Kasımpaşa Fenerbahçe ile oynayacak. Belki Fenerbahçe çok sıkıntı yaratacak ama Beşiktaş yürüye yürüye oynuyor diyorum. Ama ben yürüye yürüyenin anlamını anlatamıyorum insanlara. Yürüye yürüye demedik biliyor musun? Koşmamak değildir. Onu Ümit de bilir, biz de biliriz. Futbol deyiminde. Rahat. Rahat. Yürüye yürüye anlamı rahat. Evet. Serdar Kurtuluş atılmasa maç 5-6 olur. 5-6 olur. Ümit 46. 47. dakika, 50. dakikada atıldı değil mi? Doğru. Atılmasa 5-6 olacak ya. Kasımpaşa takımı. Aynen. Beşiktaş takımının enteresan bir oyun yapısı var. Beşiktaş takımı çok koşuyor. Ve aynı zamanda topu iyi oynayan, ayakları iyi oyuncular var. Enteresan bir dörtlü var. Bak ben bu dörtlüyü söylüyorum. Gökhan, Veli, Oğuzhan, Olcay. Bunlar çok gösterişli olmasa da ama çok etkili oyuncular. Çok etkili oyuncular. Bu gösterişli yorumlara reklamlardan sonra devam etmek zorundayız. Kardeşim. Kadrolar da ekrana gelecek. Sinan'ın Beşiktaş Bursa Spor maçı ile ilgili yorumlara başladı. Hangi kadrolarla çıkacaklar? Başkan Fikret Orman'ın özel açıklamaları Almeida ve Fernandez ile ilgili olarak da var. Ve bir açıklaması var ki kafalarda soru işareti bırakacak. Yine Beşiktaş'ın çok özel iki transferi gündemde sezon sonu ile ilgili olarak. Ümit Özat'ın da söyleyecekleri önemli ama kısa bir reklam arasından sonra. Evet sevgili seyirciler, yayınımız devam ediyor. Beyaz Futbol devam ediyor. Yine bir cumartesi akşamında Sinan Engin ve Ümit Özat'la karşınızdayız sevgili seyirciler. Beşiktaş'ın Vodafone Arena stadını konuşuyoruz. Vodafone Arena stadını konuştuk daha doğrusu ama çok yoğun bir talep var. Bir kez daha az önceki klipli görüntüyü klibi ekranlarınıza getirir misiniz diye. Kırmayalım sizleri bir kez daha arkadaşımız Sinan'ın hazırlamış olduğu Vodafone Arena ile ilgili olarak görüntüleri müzik eşliğinde, Beşiktaş'ın marşı eşliğinde ekranlarınıza taşıyalım. Beşiktaş adına çok önemli bir gece. Sizin de heyecanınız yüzünüzde okunuyor. Neler söylemek istersiniz? Yani çok emek döküyoruz, çok çalışıyoruz ve ilk günden beri inandığım bir proje ve sonuçlandırmak istiyoruz. Bu heyecanımızı tüm camiamızın hissetmesi ve bizi desteklemesini bekliyoruz. Oraya stat yapılacak mı, yapılmayacak mı? İşte altından gemi şehir çıkacak mı? Onlar artık bitti. Ağustos'a yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Tartışması var. Onun için de mutluyum. Artık herkes biliyor ki oraya bir stat yapılacak ve dünyanın en güzel stadı yapılacak. Önemli bir proje. Onun tanıtımını yaptık, lansmanını yaptık. Hepimiz heyecanlandık. Sanırım buraya katılanlar da o heyecanı yaşadılar. Sanırım herhalde stattan sonra performansı, o ambiyansla, taraftan ambiyansıyla daha etkili olacak, daha iyi olacağına inanıyorum. Heyecanlıyız. To play in front of our fans, to be at home like. Stadımızı gerçekten çok büyük bir heyecanla bekliyoruz. Deyim yerinde ise çocuklar gibi bekliyoruz. Öylesine büyük bir heyecanın içindeyiz. Çünkü durum malum, bu sezon kendi stadımızda oynayamıyoruz. Taraftarlarımızın desteğinden çoğu zaman mahrum kalmak durumunda kalıyoruz ama proje gerçekten harika bir proje. Birkaç defa sunum yapıldı ve gerçekten çok etkilendik. Bir an evvel stadın tamamlanmasını görmeyi, bir an evvel orada oynamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Güzel, güzel bir gece. İnşallah hayırlı uğurlu olur camiamıza. Dediğim gibi çok güzel bir stad. İnşallah oradaki başarılarımızla biz de taraftarlarımızı gururlandırırız. Yani o stada anlam veren bir taş yapı olarak düşünmemek lazım. Orada aldığım başarılardır, sonuçlardır. İnşallah biz de tarihe altın harflerle yazılacak sonuçlar, zaferler kazanırız ve stada anlam katarız inşallah. Tabii ki bizim için çok güzel bir gece oldu. Stadımızda projesini gördük. Dediğim gibi İnönü'nde bana nasip oldu. Yani oynamam nasip oldu. İnşallah yeni stadda oynamak bana nasip olur. Evet, Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Biraz önce ben reklam arasında Sinan Engin'e sordum, Ümit Özat'a sordum, cevabını aldım. Ama bilmiyorum sizler ne dersiniz? Şampiyonluk mu daha önemli yoksa stat mı daha önemli? Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman'ın bununla ilgili bir görüşü var. 29 numaralı grafiğimiz bir ekrana gelsin. Sevgili Ahmet'ten, yönetmenim Ahmet'ten rica edeceğim. Sevgili seyirciler, hangisi daha önemli? Başkan Fikret Orman, arkadaşımız Ertan Süzgün'e bu konuda cevap verdi. Şu anda rüyalarımı şampiyonluk değil stat. Rüyalarıma şampiyonluk değil stat giriyor diyor Sinan Engin. Vallahi Ertem, şimdi ne bu biliyor musun? İki tane çocuğum var, hangisini daha çok seviyorsun derler. Şimdi bana hep sorarlar, Oğulcan'ı mı daha çok seviyorsun? Elif'i mi? Elif'i mi diye sorarlar hep, tamam mı? Şimdi yani hangisi gerçek? He? Stadın bitme ihtimali mi gerçek, şampiyon olma ihtimali mi gerçek? Hangisi gerçekse onu söylüyor başkan. Doğruyu söylüyor. Hayır. Şu anda stadın bitme ihtimali, şampiyon olma ihtimalinden daha fazla. Yine laf sokma, dur.
Abi ama doğruyu söylüyorum. Ya Ümit var ya, ne zeki bu Ümit var ya. Yok abi ben safım var ya. Vallahi Ümit var ya. Ah be Ümit. Bak şimdi. Sizin önce fikriniz kaçmaz. Stat kaçmıyor. Stat kaçmıyor. Şampiyonluk kaçmıyor abi. Diyorsun. Bir sene sonra yaparsın. Ama bu sene şampiyon olduğun zaman şampiyon olmak ne demek öyle? Haneye yazıyor. Ben onun için yani kesinlikle bu sene şampiyonluk derim. Stat 2 sene sonra bitsin derim. Bu sene şampiyon ol çünkü. Çok ihtiyacı var Beşiktaş'ın bu şampiyonluğa. Dolayısıyla yine söylüyorum, stadı seneye de yaparsın. Ama Beşiktaş taraftarı yine bekler, bir sene daha bekler. Ama bu sene şampiyon ol, hem stadın gelirini arttırırsın. Şampiyon olup da o stada gitmek ne demek biliyor musun? Şampiyon olup da kombineyi satmak ne demek? Onun için diyorum, hiçbir türlü dayanabilirse hiçbir loca satmam. Ama ol şampiyon, her şeyin üstüne %30 koyarsın. Satma açısından. Ne biçim talep olur. Onun için ben önce şampiyonluk diyorum. Taraftar ne düşünüyor sizce? Vallahi taraftar da şampiyonluk düşünür. Taraftar bir stadım olsun derler ama bak bu çok güzel. Ya çok sakat bir soru bu Ertem yani. Bu soru yani enteresan bir soru ya. Hani iki tane çocuğun var, en çok hangini seviyorsun? Ya sağ kolumu daha çok seviyorsun, sol kolunu mu? Aynı öyle yani. Şimdi yani bunu nasıl cevabını vereceksin? Ama ben tabii ayrı bir şey o. Çocuklarını birbirinden ayırmazsın. Ama burada bir gerçek var. Bu sene şampiyonluk çok önemli. Aynen öyle. Ya şampiyon. Şampiyon ol. Şampiyon olsa da yine yaparsın ama şampiyonluk kaçabilir. Şampiyonluğa bu sene yaklaşmışsın. Şansın var çünkü. Şampiyon ya Mehmet. Ben stat eğer az önce göründüğü gibi ise eğer göründüğü gibi ise ve gerçekten öyle olacaksa hani Ağustos'ta hani bir sene sonra mutlaka öyle olur ama burada da Ümit Özat'ın hani bunu söylemesinin amacı şu bence. Hani yetişmez ki yaza kadar yani değil mi? Ya ve, bir mucize ya, gerekiyor yani yaza kadar yetişmesi diyorsunuz. Diyelim eğer ki yetişecek abi, stadın yarısı bitti. Ben de Bak diyelim ki yetişecek. Stadın yarısı bitti. Yani şimdi Beşiktaş'ın 100 yıllık tarihinde şampiyonluklar var. Beşiktaş zaten şampiyon olur. Yani olurdan bu sene olmasa bir seneye olur. O olmazsa bir daha olur. Yani ama stadın bitmesi öncelik olmalı. Doğrusu bu. Reçlerim arkadaşlar. Stadın stat bitmesi, mı şampiyonluk mu? Stadın bitmesi bir defa senin bahsettiğimiz konu bu. Diğer rakiplerle arandaki farkın kapanmasına faydalı olacak. Yani şampiyonluk gelir geçer bir kere daha olursun şampiyon. Ondan sonra 5 sene daha olmazsın. Ya stat kaçmıyor diye yaparsın inşaatı Ümit'ciğim. Hani stadı iyi. Şimdi bak şimdi abi, şu sorusu olmuyor. Bak şimdi bizim, şimdi sanki bizim Mami kaynınca cevap atıyor. Öyle bakayım. Bir konuşuyoruz ki Beşiktaş 10 puan önde. Ay bak şimdi Mami bizim da bitmek. Bizim Mahmet var ya. Mahmet diyor ki. Tanımayanlar yanlış, vardır. Mami kimsin? Bizim abi. Mahmet ya. Bizim diyor ki bak yanlış konuyu. Bilmiyor şimdi konuyu. Ne sanki diyor? Ömür boyu stad hiç yapılmayacak. Yani bu sene şampiyon olsa stadın olmayacak. At başlığı değiştirin arkadaşlar. Ne diyor? Ne diyor? Yanlış değiştirin. Yanlış konuşuyorsun. Yapma ne olur. Aynen bunu yapmış. Hani bilmiyor konuyu. Şimdi sen bana soruyorsun. Yani bu stad yani bu stat bu sene bitsin mi diyorsun? Yoksa şampiyon mu ol diyorsun? Ya zaten bu sene bitmez de. Hayır, hayır ama bu sorunun ya. Anlamı ne? Yani sanki ömür boyu stadımız mı olmayacak? Ertem yani bu stat yapılmayacak mı? Yapılmayacak mı hiç? Tabii seneye canım. Yapılacak. Aynen öyle. Şampiyon ol yine seneye stadın olsun. Ya ne alakası var yani? Anlamadan Mami yazıyorsun. Bizim Mehmet ya bilmiyor konuyu. Ben kulağını çekerim onu sen zaten. Sen kulağını çek Mami. Yani şampiyonluk kardeşim. Şimdi burada şampiyonluk. Tamam şampiyon olalım. Stad'da devam ediyoruz. Bir sene sonra stadın olsun. Ha yani. Şimdi şöyle bir şey anlıyor, algılıyorlar. Ya olur mu? Ne şampiyonluğu? Stadımız olur. Ya stadı zaten olur. Bir sene sonra olur. Ama şampiyonluğu kaçırma. Şimdi Ümit diyor ki. Sanki diyor şampiyonluk şansı var. Evet var tabii. Öyle bir şey demedim. Hayır 10 puan. Ya sanki 10 puan önde de. 10 puan önde. Yani, rakibin senden 5 puan önde. Rakibin sana gelecek. Öbürde 4 puan. Şansın var. Ve sen bunların hepsini iyi top oynuyorsun. İyi takımsın. Beşiktaş mevcut kadro stresi zor kaldırır. Anca, yani bunda en fikrim. Ama rahat gene oynar. Takım olarak iyi takım. Evet rahat gene oynar. Yüksek atmosferde, gerginlikte stres olabilir ama onun dışında Beşiktaş şampiyonluğun adayıdır. Ben hep söylüyorum yine söylüyorum her zaman. Bir tozak bir türlü kabul etmiyor bunu ama. Ya niye etmeyeyim kabul ediyorum. Beşiktaş tabii ki şampiyonluk adayıdır. Ama bu sene için konuşuyorum. Bu adaylık şansı yani şampiyonluk şansı kaçtır? Orada hemfikir olmaz. Şimdi resmen potaya girdi mi sence? Yani şu anda Beşiktaş potada mıdır? Ya şimdi yani futbolcular şu anda havaya falan girmemiş midir hocam? Şimdi bu lansman ve sonrasında konuşmalar, yarınki maç, Kasımpaşa maçını da kazanlar, üst üste gelen galibiyetler. Hani futbolcular bunu kaldıramayacak seviyedeler mi? Yani bu sene biraz önce bahsettik onu. Her şey bak. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin şampiyon olması kendilerine bağlı. Birinden birine bağlı. İkisinin birbirinden iyi olmasına bağlı. Beşiktaş'ın şampiyon olmasının
Yani iki ayaklı düşün. %50'si kendine bağlıysa %50'si Galatasaray'la Fenerbahçe'ye bağlı. Hatta ne yani %25'i kendinize yüzde... Onları... Senin net bir sözün var. Diyorsun ya Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyon olmasın. Bir de Beşiktaş olursa yani... Ya bak şu sene Fenerbahçe ile Galatasaray... Ki Fenerbahçe ne Bahadır'ı atlattı. Fenerbahçe evet. Galatasaray şampiyon olmazsa... Mevcut ekonomik yapılarla şampiyon olmazsa... Beşiktaş bu statsızlıkla... Beşiktaş bu imkansızlıkla, olursa, bu yoklukla buralara kadar geliyorsa... 100. yıl şampiyonundan daha mı... Ya onu da geç. O zaman Galatasaray'da, Fener'de tepeden tırnağa kim varsa... Ne Flora kalsın, ne Samandıra kalsın. Yani sen baktığın zaman... Şimdi Galatasaray Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı... Şampiyon olma ihtimali... Kendilerine bağlı. İkisinin sadece birbirinden iyi olmasına bağlı. Beşiktaş'ın hem bu ikisinden iyi olmasına bağlı. Hem de bu ikisinin kötü olmasına bağlı. Yani bu ikisinde anormal işler olacak ki. Beşiktaş öne geçecek. Yani yok bu... Derler yani... Ölme bilmem ne ölme derler. Yani bu işte ben Beşiktaş'ı küçümsemiyorum. Beşiktaş çok köklü bir camia. Her sene de şampiyonluğa ortak bir camiadır. Bunu da tarihiyle zaten ortaya koyuyor. Ama bir de işin gerçekleri varsa senin Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin kadro yapısıyla senin kadro yapın bir olmadığını herkes kabul ediyor. Burada Beşiktaş ön plana çıkacaksa, şampiyon olacaksa tek başına Beşiktaş'ın başarısızlığı değil, diğer ikisinin de büyük başarısızlıklar yaşaması lazım. Doğru. Sinan abi, Oğuz Kağan Barlas isimli bir Beşiktaş taraftarı diyor ki, Sinan Bey bu kadar haklı olunmaz, tamamıyla katılıyorum size, önce şampiyonluk. Böyle bir mantık olabilir mi? Yani ya sepet olmak lazım yani hakikaten bu konuda ya. Evet yani mantığı var mı? Yani ne biliyor musun bu Ertem? Ne biliyor musun? Evet. Bak ben sana söyleyeyim. Şurada para var. Şurada para var. 20 milyon euro var. 20 milyon euroyu almıyorsun. Diyorsun ki almıyorum, ben bu apartman var. Apartman bitsin, onu bekliyorum. Olur mu? Ol şampiyon kardeşim sen ya. Böyle mantık olabilir mi? Ya bunun benim sorusu bile yani yanlış soru. Bu dediğin gibi yani iki tane o iki tane evladın var, hangisini daha çok seviyorsun? Öyle bir soru bu. Ya zaten o kaçmıyor. Anladın yani, mı? Yani zaten hani öyle bir kıyas da olmaması lazım. Yani ne o ona engel, ne o ona engel. Mutlaka, ama bir tarafta stat daha kalıcı başarıların gelmesine yol açabilecek. Yani stat tamam. Bir yol. Ama Ümit yani sen şimdi şampiyonluğuna bir tane daha yazdırıyorsun. Ve çok ihtiyacın var ve kastendir olamıyorsun. Şimdi Oğuzhan Sulağan demiş ki, reyting şampiyonu olmak mı yoksa yeni stüdyo mu? Reyting şampiyonu ol abi ya, ne alakası? Kesinlikle. Git Samanlık'ta yap. Kesinlikle. Samanlık'ta yap program. Kesinlikle. Reyting şampiyonu ol. Kesinlikle. Samanlık'ta yap, seyretsinler seni. Gitmişsin sen, dünyanın en güzel stüdyosunu kurmuşsun. Bakmışsın Ümit, sana kimse abi, bakmıyor. Şimdi bak mesela 10 senede baktığın zaman, statlar falan bittiği zaman hep Galatasaray, Fener son 10 yılda hep ilk 2'de. Son 1 yılında 2 yılında Fener, Beşiktaş hep ilk 2'de. Onun dışında baktığın zaman hep Fenerbahçe, Galatasaray ilk 2'de. Ama stat bitmediği zaman... Ama Ümit'ciğim bak işte çok güzel söylüyorsun. İşte ne diyorsun? Hep ikidesin. Hemen ol şampiyon. Hemen ol şampiyona bir dakika de. Ama hemen o şampiyonluk araya gir. Bu seneki şampiyonluk değil bence. O hayır, olmamalı yani. Ol şampiyon. Beşiktaş'ın şimdi bir üçüncü Beşiktaş. Üçüncü Beşiktaş büyük. Üçüncü büyük Beşiktaş'tan hemen bir anda çıkarıyorsun. Hemen en büyük oluyorsun. Şampiyon oldun. Bir büyük oldun. Bitti. Hemen onlar arkaya geliyor. Ve ondan sonra stadına geçiyorsun. Bu çok önemli. Onun için söylüyorum. Şimdi ben Beşiktaş'a göreve geldim. 2001 yılındaydı. Abi zaten sözünü kestim. Bu stat bitecekse zaten Beşiktaş 3. olduğu zaman da Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamayacak mı? Ya tabii hayır ama. Şampiyon olmak farklı. Yeni stadında oynasın o şimdi zaman. Şimdi şampiyon olmak çok farklı. Şampiyon olduğu zaman çok farklı. Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsun, paran alıyorsun, ben ne yapıyorsun. Şimdi ben Beşiktaş'a 2001'de göreve geldiğim zaman Fulya'da çok kötü, virane bir yerlerde soyunuyorsun, sayın bilmem neyin. Ya inanılmaz kötü şartla. Sonra geçtin bir anda şeye, ne oldu? Testlere, Nevzat Demir'e geçtin. Çok farklı, ortam çok farklı oldu. Bir anda havaya girdin. Ama ne oldu? Tak arada hemen bir şampiyonluk geldi. 2004 şampiyonluğu geldi. 2003-2004. Ondan sonra 2007-2008 geldi. O iki şampiyonluğun olmadığını düşün. Bugün belki stadı yapacak pozisyona bile gelemezdin. Evet. Gelemezdin belki. O bile aklına gelmezdi. Onun için şampiyonluk çok önemli. Hele bu sene çok önemli. Kaç senedir olmuyor Beşiktaş şampiyon? 2008-2007'de oldu. 6. 6 sene oldu. Yani bu sene daha belli değil tabii. Yani. İnşallah olur. Arkadaşlar, evet, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Sayın Başkan'ın bir röportajı var. Onu mu girelim yoksa yönetim şampiyonluk VTR mi diyor? Hangisi? Beşiktaş yönetim şampiyonluk VTR.
Evet, önce başkanı girelim. Önce Sayın Başkan Fikret Orman'ın bir röportajı var arkadaşımız Ertan Süzgün'e. Son derece önemli açıklamalar. Yavaş yavaş Bursa Spor maçına da geçiyoruz. Sonra Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar sizlerin de haberleriniz var. Trabzonsporlar sizlerin de var. Ekrana getireceğiz ama yarın Beşiktaş'ın saat 14'te maçı var Bursa Spor'la ve Beşiktaş bu hafta bir stat tanıtımı yaptı. Haliyle Beşiktaşlı taraftarların en büyük hakkı bugün programda yoğun olarak Beşiktaş'ı konuşmak. Evet, ilk olarak Sayın Başkan Fikret Orman'ın açıklaması. Taraftarın merak ettiği iki tane konu daha var. Fernandes, Almeida. Onların son durumu nedir? Sizin ağzınız. Valla Almeida ile sözleşmeye inmek istiyorum. Kendisine de söyledim. Performansını çok beğeniyorum. Sezon başında ben Fernandes'le konuşmuştum. Fakat bir yol alamadık. Şu anda artık onunla alakalı çok fazla söyleyecek bir söz yok benim açımdan. Sezon sonu bekleyeceğiz. Yani Fernandes sözleşme uzatma teklifiniz yok. Şu an böyle bir niyetim yok. Bundan birkaç ay öncesinde yine bu stüdyoda kaptan dedi ki Fernandes konusunda emin olmayalım. Fernandes Lokomotiv Moskova kulübüyle görüşüyor dedi. Hatta eleştiri de almıştık. Ümit Özat'ın altyazısını yazdık. Eleştiri de aldık. Yani niye Fernandes'i gönderiyorsunuz diye. Lokomotiv Moskova kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı söyleniyor. Benfica kulübüyle de görüşmelerinin olduğu söyleniyor. Sinan Engin de bundan birkaç hafta öncesi de dedi ki Fernandes'ten umudu kesin. Çünkü Fernandes artık kalmaz şeklinde haberler alıyorum dedi. İstihbaratım var demişti. Ve görünen o ki başkan da aynı dediklerinizi söylüyor. Biz sözleşme bile teklif etmeyeceğiz kendisine diyor ama benim kabulüm Almeida diyor. Ekranda da arkadaşımız Sinan çok güzel bir grafikle aslında özetliyor bunu. Sinan Hocam. Ya şimdi Ertem yani satabilme imkanım varsa bu futbolcu 13-14 geçen sene teklif edildi yani. Bunu yönetimin içinden bize gelen bilgi de yani söylenen. Böyle bir rakama satabilseydi keşke Beşiktaş. Böyle bir rakam gelsin. Elim boş yani yollayacaksın. Böyle evet. Sezonda bay bay diyecek gidecek yani. Onun için Beşiktaş'ın bundan para kazanma imkanı varken para kazanamadı şu an. Yani üzücü olan o. Almeida önemli bir oyuncu. Değerli bir oyuncu. Santrafor olarak havaya da girdi. Çok da gol atıyor. Almeida ile bakın. İmzalar. Bak yine söylüyorum. Ne olur 5 tane aynı ayarda 4 tane aynı ayarda oyuncu almayın. Beşiktaş yönetimi. 2 tane alın. 3 tane alın ama üst düzey alın. Yani ucuz ucuz 5 tane alma. Yahudinin bir lafı vardır. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim der. İsraftır. Fazla ucuzluk israf getirir. 2 tane al ama iyi al. Yani bu dünya markaları giyimde olsun, çantada olsun, arabada olsun kolay olunmuyor bu markalar. Pahalıdır ama uzun yıllar kullanabilirsin. Giyim olsun, çantayı olsun, bilmem ne olsun. Futbolcu da böyledir. Üst düzey oyuncu alırsın, yıllarca faydalanırsın ama standart normal oyuncu alırsan, yani standart kıyafet alırsan iki kuru temizlemede gider. Ama üst düzey oyuncuyu yıllarca kullanırsın ve üst düzey kıyafeti yani pahalı marka kıyafeti yıllarca giyersin. Aynı bu budur. Yani yama yapmayın. 4 tane 5 tane aynı ayarda oyuncu almayın. 2 tane 3 tane alın. Eğer yani şimdi Cenk Tosun'u aldın tamam yerli ama elinde Mustafa var ha. Mustafa'yı satacaksan hayır ama Cenk Tosun senin Beşiktaş'ının santraforu oynatacaksan nerede oynatacaksın? Onun için çok doldurma. Ömer Şişmanoğlu da var, Cenk de var. Çok fazla doldurmayın. Alın. Yıldız alın. Üst o yıldızlar alın. Kim? Konuşulan isimler kim? Onları da ekrana getireceğiz verelim birazdan. Onları da. Yani birazdan Cenk tamam yerli santrafor doğru iyidir. Ama oynatmadınız. Ama tahmin ediyorum seni tatmin etmeyecek iki isim. Oynatmıyorsunuz kardeşim. Mustafa Pekdemet denilen bir oyuncu var. Yıldız adayıydı bu çocuk. Milli takıma gitti oynadı geldi falan. Niye? Formsuz. Yok formsuz. Bir iyi futbolcuysa eğer bu potansiyeli varsa göstermişse ve düşüşe geçmişse bunun sorumlusu teknik direktördür. Hiç kimse değildir. Evet. Yani şimdi Pedro Franco diye bir oyuncu var. Niye geldiğinden beri futbolu mu yani futbolun üstüne futbol hani beceri mi kattı? Hayır. Niye bu çocuğa şans vermedin bu zamana kadar? Oynayabiliyormuş. Yani çocuğu, nasıl oynuyor? Evet, siz dediğiniz haftalardır evet, bir şans verin şans evet, verin. Evet bu çocuğu kötü transfer olarak bu çocuğu yetersiz yeterli değil diye gösterdiniz. Ama oynayabiliyor bak pek tabii oynayabiliyor. Ben yine 5 yaşında oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Hayır, Ümit. Hayır. Şu an o düzeyde bir oyuncu değil.
Ayrı. Humble derler ya abi. Yok abi. Hayır, üst düzey olmayabilir ama o kadar kötü değil ama oynadı. Oynadı. Beşiktaş'ın eğer şampiyon olacağım üst düzey stoperse daha üst düzey ayrı bir şey. Ama bu çocuk da oynadı. Onun için bir futbolcunun bir potansiyeli varsa veya bu teknik direktör 6 ay sonra bunu keşfediyorsa teknik direktör sorundur. Eğer bir futbolcu çok iyiyse bir sene önce, bir sene sonra kötüyse bunun yine sorumlusu teknik direktör. Potansiyeli varsa, bunu başarı göstermişse. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynatmış, yarı finalin kapısından dönmüş bir Hırvatistan'ın teknik direktörü, dünya futbolunu çok iyi bilen bir teknik direktör. Bakın Beşiktaş'ı bir kenara bıraktım. Böyle bir isim eğer birilerinin etkisinde kalıyorsa Pedro Franco konusunda, bu onun ayıbıdır. Onun kimin etkisinde olması kalacak lazım. Yerde? Hani şu anda benim anladığım açıkçası Sinan Engin için söylemiyorum. Sinan Engin böyle bir hedef belirtmiyor. Bence oynuyorsa oynatıyorsa daha çok gündeme getiriliyor ama hani eğer Biliş gerçekten etkide kalıyorsa yani. Böyle şunu oynatma ben başka bir şeyden bahsediyorum. Hiç Biliş olmasın şimdi o zaman. Pedro Franco geldiğinden beri niye oynamadı? Bir. Şimdi niye oynadı? Aynen öyle. Mesela demek ki bu çocuk yeterliymiş. İkincisi bir şey var demek ki yani. Bir futbolcu bir sene önce çok iyiyse futbolcu evet. Bu sene oynamıyorsa bunun sorumlusu teknik heyet araştırmalı. Biz nerede hata yapıyoruz? Onun için söylüyorum ben yani. Bir potansiyel var. Göstermişsin, oynamışsın. Ama 6 ay evvel çok iyisin, 6 ay sonra yoksun. Veya bir oyuncu var. Sinan 6 abi. Ay evvel 6 ay evvel bir şey değilsin. 6 ay niye bu çocuğa bu kadar geç şans verdin Pedro Franco'ya? Ben 5 yaşın yanında olsam ne yapar Dani'yi ama konservisiyle ama bir sene daha kiralarım. Dani öyle olur zaten. Yani öyle olur. Hiç sağa sola gitmeye gerek yok. 10 tane Pedro, 15 tane de Sivo kadar, açık söyleyeyim. Şimdi bak. Ya abartıyorum aynı ama şey yani. Değil. Aynı şey değil. Şimdi bakın. Sivo'nun oyuna, topu oyuna sokması. Dani kaç tane gol atıyor? Sivo dediğin her sene 6-7 tane gol atıyor, kafayla öne çıkıyor. Dani'nin golü yok. Dani'nin bir tane en büyük özelliği nedir Dani? Defansın arkasına atılan, arkaya atılan topları Ümit biliyorsun. Çabuk alır. O özelliği var ama pas yok, ayağı iyi değil. Çok hatalar. Beşiktaş'ta da yapacak hatalar. Bunlar da yapacak. Eskürtü'yü falan göndermesi ama lazım. Ama Sivo ayağı temiz ve 6-7 senedir oynuyor. Aynen. Bir arkadaşlar aslında bu zamana kadar en ön numarada bile deneyebilirler ya. Arkadaşlar geldiğinden beri Sivo'nun çıkarsınlar attığı gol sayısının 30'un altında değildir. Hemen Ertan. Ertan şu anda mesajı aldı zaten Ertan. Sivok 5-6 senedir geldi. Kupa, lig. Çıkar bakalım kaç tane. Ama bunun ölçü değildir. Bir defans oyuncusunun öncelikle yapması gereken arka taraftır abi. Yani, ama onu da yapıyor. Yan topu tamam. Önce kendi işini yapsın. Kendi işini yapsın abi. Tamam, asıl işini yapıyor o ayrı. Ama Sivok da iyi ikili mesela. Ama geçen hafta mesela Kasımpaşa maçında müthiş bir Ersan seyrettik. Müthiş oynadı mesela Ersan da çok. Zaten önemli. Sinan abi şimdi Chelsea'ye, Manchester'a, hatta kötünün kötüsü Milan'a bile baktığımızda, City falan saymıyorum. Artık dünyanın en önemli savunma oyuncularının giydiği kulüplerin futbol anlayışında, futbol felsefesinde, çağdaş futbolda artık Sivok gibi oyuncular, Ersan gibi oyuncular, Egemen gibi oyuncular hep oyunun içinde, golün içindeler. Rakip 18'in içindeler. Böyle olması gerekmiyor mu kaptan zaten? Valla ben orada aynı düşüncede değilim. Yani mesela Chelsea'de Ivanovic. Şimdi dünyada bir Barcelona modeli var. Bir Barcelona var, bir de diğerleri var. Evet. İngilizler stoperi oyuna sokmazlar. Hayatta sokmazlar. Ancak yan topta gitsin. Hı-hı. Zaten öyle yetenekli oyuncu da çok da rahat, yetenekli bir stoper de İngiltere liginde olmaz. Ya bir tek Barcelona oyunu 5-2 gibi oynamaya çalışıyor. Barcelona'nın her oyuncusu yani oradaki düşünsene yıllarca tandemin göbeğinde Mascherano'yu oynattılar. Mascherano'nun İngiltere'de tandem falan oynadığını düşün delik deşik ederler. Tabii. Çünkü orada oynanan futbol tarzıyla İspanya ve Barcelona çok farklı. Dolayısıyla aslında Egemen bu ligde çok gol atabilen bir oyuncu. Sivok da öyle ama. Kaç gol atmış dedin? 18. 2008-2009'dan bu yana. Kaç senesine geldi? 2008'de 2008. Mi geldi? 5 seneye vurduğun zaman 3 gol abi. Yani çok da abartmamak lazım. Yani baktığın zaman bir stoperle yan toptan 3 tane gol atacak ortalamada baktığın zaman. Ya, ama Bruno Alves'e sonra kaç tane atmış? Tamam hakkında. Da Sinan abi doğru mesela da. Yani. Tek başına 18 golle övecek olursak 5 senedeki bir şampiyonluğun dışında kalan sezonlarda da onun da yapmış olduğu hatalar yani eşitleyecek olursak onun da pozisyon hataları ama şu bir gerçek ki evet Sivok'la da hani iyi bir ikili olur. Bir de bugüne kadar getirdiğin her yabancıdan daha ucuza ve daha verimli olmuş. Bu açıdan hiç Sivok tartışmam bile. Yani kesinlikle hatta ben şunu söyleyeyim. Yani şöyle baktığın zaman Yobo mu Sivok mu dersen ben yine Sivok derim ama ben şu açıdan söyledim. Göz önünde olan bir Dani var.
Bu Escude geçen sene gelmiş sende yani aynen. Belli. Bu adamı niye tuttun? Yani abi çok yanlış transfer. Bak ya demin bir örnek verdim. Transfer planlamasından bahsediyorum. Demin bir örnek verdim. Ümitçim. Ucuz mal almayacaksın dedim. Bu her hayat içinde geçerli. İmkanım varsa, param varsa evet. İyi lokantaya gideceğiz. Hep budur. Hep öyle. Param varsa iyi. Yoksa anladın şimdi Ümit. Dört tane aynı ayarda elbise mi giyeceksin? Bir tane iyi alacaksın ya. İki tane iyi alacaksın veya. Dört tane alacağını yani üst düzey alacaksın. Tabii canım. Onun için diyorum yani üst düzey marka alacak. Futbolcu da öyle. Üst düzey alma, yarım yamalak alma kardeşim. Yarım yamalak al işte diyorsun, Escude diyorsun, sayıyoruz. Bir sürü sayıyorsun. Alma. Ya abi şimdi ne dersen de ben söyledim kızıyorlar. 8 milyon eurolara mal ettin Holosko'yu ya. Holosko 8 milyon eurolara mal ediyor. Ama bir şey söyleyeyim sana. Holosko kaç senedir oynuyor? Bir, Holosko şampiyonlukta da falan bak o. Çıkarsın Holosko'nun attığı golleri, asistlerini. Bak Ümit, Holosko'yu çıkar Ertan. Büyük takım bak Holosko'yu çıkar. Ama yani. Ümit oynadı. Çok tamam, da faydalı oldu. Beşiktaş'ın şampiyonluk yaşadı. İki tane ya. Holosko iki şampiyonluk yaşadı ya. Nasıl iki şampiyonluk yaşadı? 2004'ten beri. Tabii. 2004 ne abi? 2300. yıldırdı zaten. Hayır. 2007-2008 şampiyonluğu yaşadı pardon. Ve 3 tane 4 tane de kupası var. Türkiye kupası. Kaç tane kupaları da var. Bakın çıkarsın Ertan. Asistlerinin haricinde kaç tane gol atmış. Öyle deme Holosko. Ve ucuz oyuncuydu Holosko. Holosko 700 bin euro oynuyordu. Bir dakika dur. Ben yaptım bu kahvesini. 800 euro. 800 euro oynuyordu. Yani 400 bin euro da olsa ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray'ın Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin yabancılar artık... Ama niye? Çok bak daha elit olmalı ya. 10 tanesini aynı yerde üst düzey alamazsın. Yabancı olarak. Çünkü bekleteceksin yabancıyı. Hani çok üst düzey yabancıyı kenarda bekletemezsin. Hepsi aynı yerde olsa olmaz. Yani bir kademe yani bir level altta olması ben lazım. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum Sinan abi. Tabii ki bir takımdan bir yere oyuncu gelecek. Bak şimdi. Bu arada Bruno Alves Porto'da 14, Zenit'te 1, Fenerbahçe'de 3 gol atmış şu ana kadar. Şimdi bak, yani hayatında kaç tane gol atmış herif? Anla ya. Biz Ankara gücündeyken gittik Sestak'la Vitek Sapara Sesta aldık. Ankara gücünden Sapara ve Vitek Trabzonspor'a gidiyor. Biz evet. Zaten Vitek'le Sapara düşüş dönemine geçmezse Ankara gücünü alamayız. Alamazdık. Tabii. Peki ama, sen Trabzonspor olarak... Ama Vitek Dünya Kupası'nda oynadı siz. Tabii hayır. Yani. Sen Trabzonspor olarak bunu daha önceden bulman lazım. Antep takımı Dani'yi alıyor. Sen Galatasaray takımı olarak bu Dani'yi çok önceden bulman lazım. Yani ben ne bileyim Manisa Holosko'yu alıyor. Sen daha önceden bunları bulman lazım. Bu Beşiktaş anlamda söylüyorum. Kötülemek anlamında söylemiyorum. Yani tabii ki bir lige gelir, er oyuncu gelir, çıkış yapar, oradan da transfer olur. Bunun örnekleri çoktur. Ama senin her türlü maddi manevi imkanların çok. Bunları bulman lazım. 2007-2008 sezonundan bu yana 59 gol Holosko. Lig, kupa, Avrupa dahil. Ben söylüyorum. Yani lig, kupa, Avrupa. Tabii evet. Yani hepsinden 59 gol. Yani çok hele şampiyon olduğumuz sezonda çok fazla önemli işleri var ve de öyle insan olsun, öyle yabancı olsun, öyle adam olsun. Pırlanta evet, gibi bir çocuk. Şey yani tanımıyorum. Pırlanta. Bak ne diyorum? Çok ya özel abi, bir tamam, çocuk. Ben bir şey demiyorum. Bak 59 yani, gol. Sağ ön oynar. Çuvalla gol atmış ya. Sağ ön oynar, forvet önde oynar. Bir şey demiyorum ama yani ben yine de ama hepsi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe deyince ya bir şey söyleyeyim sana Ümitçiğim. Ne pahalı oyuncular geldi ya. Kimler geldi? Ne yabancılar? Sayalım. Sen Josuko, Maldonado neler sayıyoruz? Onlar bir sürü. Canım. Hele Galatasaray'a bir sayalım. Ali Lukukular, Ali Hristiyanlar falan. Neler. Onun için 59 gol. Bayağı gol atmış be. Evet. Sevgili seyirciler, gerçekten de çok önemli görüntüler olduğunu söylemiştik. Beşiktaş yönetiminin Beşiktaş'ın yarın Bursa Spor'la maçı var ama Beşiktaş yönetiminin Fenerbahçe ve Galatasaray'a bugüne kadar bir sessizliği vardı biliyorsunuz şampiyonlukla ilgili olarak. Hep söylüyoruz tırnak içerisinde. Havaya giren bir Beşiktaş var şu anda ve Erdal Torunoğulları ve Deniz Atalay iki değerli yöneticinin açıklamaları var bu konuyla ilgili olarak. Bir ekrana gelsin bakalım sonrasında dönelim. Sadece söylemin olmuyor ki. Bunu çıkıp sahada da göstermek gerekiyor. Yani Galatasaray'la Fenerbahçe yöneticileri diyebilir. Saygı duyarım. Ya tabii bunlar çok üç büyük kulüp açısından bizler büyük camialarız. Herkesin iddiası şampiyonluktur. Bunu normal bir şey. Bir camia başkanının da bizim hedefimiz başka bir şey demesi mümkün değil. Bunu söyleyerek bir şampiyon olmuyorsa her gün söylüyor. Söylemeyle olmaz bu. Sağ da belli olur. Yani oynayarak şampiyon olur. Yani çok söylem şey ifade etmiyor benim için.
Evet, Sayın Başkan da varmış arada. Onu da belirtelim. Konuşarak şampiyon olunmaz diyor Beşiktaş yönetiminden rakiplerine bir gönderme. Kaptan, senin bu konudaki yorumun, konuşarak şampiyon olunmaz diyor Sayın Deniz Atalay. Bence bu sorunun en güzel cevabını zaten orada Fikret Başkan söylemiş. Demiş ki her yönetici kendi takımla ilgili bunları söylemek zorunda. Takım şampiyon olamaz demez dedi. Yanlış mı? O anlamda evet, bir şey söyledi. Evet. Yani dolayısıyla aslında sorunun cevabı da içinde belli. Dediğim gibi yani Beşiktaş yöneticisi böyle açıklama yapsa tam tersinde Fenerbahçe Galatasaray'la o cevabı verecek. Normal bulundukları camiaları şimdi bizler Türk insanı olarak gerçekleri bazen kabul, bazen değil genelde kabul etmiyoruz. Hep popovlanmayı, abartmayı biraz seviyoruz. Yani camianın kendi camiasının istediği bir cevap vermiş. Evet. Sinan abi seni yorumlar. Normal yorumun. Ertemciğim yani bu söylemler çok ağır söylemler değil, şeyler değil. Yani konuşmakla da değil, şeyle değil ama bazen konuşmak lazımdır. Taraftar bu tip konuşmaları bekliyor. Futbolcu bu motivasyonu bekliyor. Her şeyden önce yöneticinin böyle güvenilir demeçler, iddialı demeçler vermesi lazım. Bunların zararı yoktur. Karşı rakibi rencide edecek demeçler vermeyeceksin. Sen kendi takımınla ilgili biz şampiyon olacağız. Biz daha iyi takım. Biz en iyiyiz. Biz güçlüyüz. Biz bu işe işte baş koyduk. Bunlar iddialı takımı ateşleyecek. Takımı da ateşleyecek. Bunlar normaldir. Fikret Orman orada söylemiş. Yani hepsi kendilerinin evet. söylemesi gereken sözler. İki isim söylemiştik. Bu hafta çok konuşuldu, çok iddia edildi sevgili seyirciler. İki isim var ki Beşiktaşlı taraftarları özellikle Vodafone Arena için heyecanlandıran isimler olarak gösteriliyor. Şahsi fikrim hani çok fazla heyecan yapılacak isimler değil Beşiktaş için, büyük Beşiktaş için. Beklenti halinde olan Beşiktaş taraftarı için ama yurt dışı gazetelerinde, yurt dışında fazlasıyla gündeme geldiği için, Türkiye'de de bazı gazeteler bu haberleri aldı için vermek zorunda olduğumuzu hissediyorum. Gomis birisi sevgili seyirciler. Gomis Buffett'in bir Gomis biliyorsunuz Trabzonspor'un da listesindeydi bir ara. Senegal asıllı Fransız futbolcu. Şu an Olympique Lyon takımında forma giyiyor. Profesyonel hayatına Saint-Étienne'de başladı. Saint-Étienne'de bulunduğu 4,5 sezon boyunca çıktığı 161 maçta 47 gol kaydetti ve Fransa'nın büyük takımlarını ve birçok başka Avrupa takımlarında dikkatini çekti. 2009 yılında ayrıldı. Olympique Lyon'a geldi. İmzaladı. Gomis 2009-2010 sezonundan bu yana Olympique Lyon formasıyla 222 maçta 87 gol atmış sevgili seyirciler. Fransa milli takımı formasıyla da 2008 yılından bu yana çıktığı 6 maçta 2 gol kaydetmiş sadece. Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak, Beşiktaş taraftarını ayağa kaldıracak bir isim midir değil midir orasını bilemiyorum ama 29 yaşında 1985 doğumlu 6 Ağustos. Sinan abi bu futbolcu Beşiktaş için gerçekten de hani evet Vodafone Arena'ya böyle bir futbolcu gelmeli denilen bir oyuncu. Evet golcü. Almeida var. Forvet. İşte Almeida var yani Cenk Tosun alındı yani baktığın zaman. Şimdi tabi bu isimler şimdi şu an Beşiktaş yönetimi bunları takip ediyordur. Belki ön görüşmeler yapılıyordur olur mu olmaz mı falan ama bunlar daha çoğalır Ertem. Ha, yıldız mı? Hani büyük şu an çok büyük isim değil yani taraftarı heyecanlandırır mı heyecanı ama belki bir sene sonra oynadığı futbolla müthiş bir aşama kaydedebilir olabilir ama dediğim gibi bu isimlerden daha çok duyacağız. Yani çok net değil. Daha erken diyorum. Çok erken. Erken yani bu isimlere yönelmek ve bu isim olacak demek çok erken olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Bir isim daha var. İki isim demiştik. Gomis'i soralım önce kaptan. O gelmesin önce. Gomis'le ilgili olarak senin yorumun nedir? Gomis... Bir defans oyuncusu düşüncesiyle Türkiye'de ne yapar? Hani Beşiktaş'a gelse. Lyon'a Saint-Étienne'den gelmişti. Yani doğru. Yani ben tercih ederim abi Gomis iyi bir oyuncu. Yani tabii Cassano da iyi bir oyuncu ama ben Gomis'in o tribünlere daha büyük bir renk getireceğini düşünüyorum. Yani insanlar biraz da tabii hani renginden bakılarak değil ama Nouma'dan sonra da Ersinan abi Ferdinand bir geldi, Nouma geldi. O tarz bir oyuncu da istiyorlar. Yani şey olarak. Ama daha erken diyorum ya daha bu isimler çok çoğalabilir. Tabii. Ya yani bunlar bir görüşmedir, ön görüşmedir. Bakılıyordur, seyrediliyor, ediyordur ama daha ben yine söylüyorum. Şey değil. Bu bir de çabuk hızlı bir oyuncu. Çok. Almeida'nın arkasında oynayabilecek de pozisyonda. Yani Almeida'yla ikili de oynayabilir. Arkada gezen bir oyuncu da. İyi oyuncu ama yine söylüyorum. Ya. Daha çok isimler daha şey yapabilir. Bak, bir işte, isim daha. İşte şimdi. İşte ol şampiyon. Tabii. Şampiyonlar herkes sana gelsin.
ol şampiyon, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorum de, oyuncu transferi daha kolaylaşıyor. Kesinlikle. Stat kaçmıyor. Stadı yaparsın. Stat bir sene sonra da bitsin. Önemli değil. Ama sen şampiyon ol. Abi zaten şampiyonluğa oynaman veyahut da şu sene o mücadeleyi vermen stadı yapmana engel değil. Tabii canım, ben onu söylüyorum. Hayır, anlayamıyor insanlar da, onun için söylüyorum. Yani şampiyonluk, ya şurada para var, parayı almıyorum. Hayır diyorsun, ya ben önce bir şampiyon olayım. Olur mu? Şampiyon olsun, bütçeni düzeltiyorsun. Şampiyonlar Ligi'nden para geliyor. Şampiyon olduğun zaman, reklamda, sponsorda hem fazla geliyor hem artıyor fiyatı da. Doğru. Ya, yani kulüp yönettiğin zaman bunların hepsini anlayabilirsin. Doğru. O çok önemli. Stat da heyecanlandırıyor. Tamam, ayrı. Ama yaparsın. Bunlar şampiyon olduğu zaman bu transferlerin isimleri bir level daha artabilir marka olarak. Daha üst düzey olabilir. Doğru. Daha üst düzey. Çünkü daha rahat gelecek. Çünkü biz de, ben Avrupa'da bu transferleri, yabancı transferi yaparken hep konuşuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz diyoruz. O zaman hemen atlıyor futbolcu. Hemen gelmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Yani değil mi? Hepsi oynamak istiyor. Aynen öyle. Evet, bir isim daha var. Antonio Cassano. Sevgili seyirciler, sosyal medyadan takip eden arkadaşlarımızın hepsi bildiler. İki ismi. Antonio Cassano da İtalyan haber portallarında bu hafta çıktı. Acaba Beşiktaş yolcusu mu şeklinde diye. Tırnak içerisinde, Ahmet Çakar tabiriyle, pek de uslu bir çocuk değil saha içerisinde. Ve tribünlere oynamayı seven bir isim, biliyorsunuz. Jose Mourinho'nun bir açıklaması var. Dünyada gördüğüm, beğenerek çalıştığım, 24 saat boyunca çalışmak istediğim ender oyunculardan birisi diyor Cassano için. Hırçın, gol atmayı seven, gol attırmayı seven enteresan bir futbolcu. Parma'da oynuyor biliyorsunuz. 2003 yılından beri İtalya milli takımının formasını giyiyor. Bari doğumlu. 12 Temmuz 1982 doğumlu. 455 maç, 136 golü var. Nerede çalışmış Mourinho bundan? Inter'de oynadı mı bu? Evet. Hayır, şöyle. Nerede çalışmış? Milan'da rakibi de beraber, nasıl diyeyim, hani bu uluslararası özel karşılaşmalarda 3 maçında teknik direktörlüğünü yaptı. Ya gitti kulüpler, Cassano'yu alacak gücü yok da Mourinho almıyor bunu yani. Ya Mourinho ya, demiş mi böyle bir şey? Tabii. Alsın o zaman. Yani ben Gomez'i tercih ederim. Patrick Barkley'in kitabında Mourinho'yu anlatan bir kitabı var. O kitapta ama tabii bahsediyor ki o zaman Real Madrid'de oynadığı, yani orada da çok başarılı bir kariyer yaşamadı, evet. Ama o dönemden mi bahsediyor? Da Roma'daki iyi zamanlarından mı bahsediyor? Hangi dönemden muhtemelen bahsediyor? Romadır. Yani Romadır. O dönemden bahsediyor. Yani mutlaka Romadır. İyi oyuncu tabii de. Hani Gomez Beşiktaş için eğer ikisi arasında bir şey olacaksa daha etkili bir oyuncu bence. Daha elzem bir oyuncu. Mi? Kesinlikle. Bence de. Yaş olarak da aynı şekilde. Şimdi Gomez gibi oyuncu takım oyuncusu. Bunlar kaç? 5,5 milyon euro. Evet. Yaşı kaç Ertem bunun? 31. 1982 doğumlu. Ya 32 hatta. Kariyerli oyuncu tabii ki ama Gomez gibi oyuncular daha elzem. Yani takım oyununa ayak uydurabilecek, daha böyle stadı coşturabilecek tarzda oyuncu. Evet. Ama yine de tabii Beşiktaş teknik direktörünün ve Beşiktaş yönetiminin yapacağı tercihe bağlı. Bu üstündeki ne forması bunun? Parma. Parma'nın forması. Ha, siyah beyaz. Parma forması. Yani o sarılacı, sarı mavi değil mi onlar ya? Bu böyle bir formaları var. Laciverte dönük Parma'nın. Sevgili var böyle forması da var. Var. Var mı? Sevgili seyirciler, Beşiktaş Bursa Spor bugün saat 14'te Olimpiyat Stadı'nda. Beşiktaş taraftarlar, size sesleniyoruz. Eğer bugünkü karşılaşmada küfür olursa stat kapanacak. Beşiktaş yine hem stadı yok hem de büyük bir sıkıntı yaşayacak. Bunun altını çizerek belirtelim. Bursa Spor maçı var. Kadroyu da Ahmet yönetmenim hemen ekrana verdi. Sevgili seyirciler, kadro ekrandayken siz bir yandan kadroyu incelerken bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Beşiktaş taraftarı Bursa Spor maçında bugün küfür ederse eğer, küfürlü bir tezahürat olursa, statü gereği, kurallar gereği Beşiktaş bir sonraki maçını kadınlara ve çocuklara oynayacak. Yani işte onun adı da ceza oldu. Lütfen tekrar futbol federasyonuna sesleniyorum. Bunun altını yani ne olur çizerek belirtiyorum. Kadınlarımıza ve çocuklarımıza haksızlık etmeyelim efendim. Küfürün içeriği tamam. Küfür yani yoksa bildiğin son getirilen yasakla alakalı falan bir şeyler mi? Onlar bildiğin küfür mi hocam? Yok. Çünkü onlarla bir süren bire koymuşlar. 2 dakikaya aşk. Yok, vallahi hiç öyle bir şey yok. Yani yok, ben yok. Aslında bir şey söyleyeyim hocam. Türkiye'de bu tip konularda artık kafam iyice karıştı. Her maçta bir şey oluyor. Ondan sonra PFDK onu affediyor. Tahkimden geri dönüyor. PFDK cezayı veriyor ama tek bir gerçek var. Eğer Beşiktaş taraftarı bugün küfür ederse çok büyük sıkıntı yaşanacak. Beşiktaş taraftarlarının özellikle isteği bu. Lütfen söyler misin? Biz görevimizi yapalım. Bir futbol sever olarak görevimizi yapalım. Evet Sinan abi, Bursa maçı. Kalede Tolga, Dani savunmanın sağında, Motta solda, Ersan Fransız
Franco stoperde. Atiba Veli Oğuzhan, Gökhan Almeyda Olcay Beşiktaş'ta. Dikkatini çekti mi bilmiyorum ama Dani defansı sağında olarak düşünülüyor şu anda. Sağ bek gibi. Evet. Oynar. Oynar mı? Oynar tabii, çabuk oyuncu. Bir oynar. Necip sürprizi olabilir mi? Necip'i Atiba'nın yerine alıp da sağ tarafa Atiba'yı hayır koyar mı? Ben yaptım geçen gün kadroyu ya, dur kafamdan. Orada şey oynatabilir ya. Orta sahaya şeyi alabilir. Necip'i alıp sağ tarafa Atiba'yı mı koyar? Aynen. Bence öyle yapması daha doğrusu. Yani Dani'yi arka tarafı ben bozacağını zannet. Ama şimdi Ersan'la da Franco kasıp pasın başında da çok oynadı. Tabii. Her türlü uyar. Atiba'yla Veli de çok her iyi oynadı. Her türlü ortada uyar. Atiba'yı da oynan Dani de. Yani bir şey söyleyeceğim yani. Hepsi bütün şekil uyar. Yani Atiba'nın yerine Necip'i koy. Atiba'yı oraya al. Veya Dani'yi al. İşte Franco'yla şeyi oynat. Ersan'la Dani'yi oynat. Hepsi uyar. Çok küçük bir ihtimal. Ertan Süzgün şu anda kulaklıktan söylüyor bana. Defansın sağında Necip'i de oynatma ihtimali varmış. Zannetmiyorum. Yanlış olur o. Yanlış olur. Orada oynamaz. Necip'i tek oynayacağı yer, tek oynayacağı yer orta sahadır. Orada oynamaz. Oğuzhan, Veli, Gökhan, Almeyda. Başka kim vardı orta sahada bizim ya? Yani Atiba'yı sağ beke koyup da Fernandes var da yok. Ben Fernandes'le başlayabilirdi yani. Olabilirdi. Yani Atiba'yı şimdi Dani'ni doğru bir tektir derler. Şimdi Dani Ersan yap. Sağ tarafa Atiba'yı koy. Garantiye git. Orta sahada Fernandes'i koy. Çünkü yarın çok zor maç Beşiktaş için. Şimdi yarın sağa da kötü, sağ da kötü, şartlar da kötü. Yani orası fırtına. Ama çok seyirci olacağını düşünüyorum. Beşiktaş taraftarı havaya girdi. Çok taraftar. Kesinlikle. Dolar mı stat? Dolmaya yakın olur ama çok soğuk. Yani yarın da gerçi 2'de orası. Bir de 3'te de basket maçı var. Yani enteresan bir şey. Yani 2'de o, 2'de o. Beşiktaş taraftarı oraya gidecek. Hangisine gidecek? Keşke Futbol Federasyonu şu konuda bir, değil mi Sinan abi? Basketbol Federasyonu'yla bir araya gelseler. Yani şunu yazık bir araya. Yani şimdi basket takımı yarın ya. Fenerbahçe taraftarının bir yürüyüşü var. Beşiktaş taraftarı basket maçına gitmek istiyor. Onun yani için, bunun bir önlemini almaları onun lazım aslında. Efendim, burada hepsi doğru. En doğru kararı Slaven Bilic verecek. Fernandes'in antrenmandaki performansı. Veya Fernandes uzun zamandır oynamıyor. Bu Bursa maçı çok önemli. Doğru. İşte çık oyna, kendini ispatla. Tekrar kendini affettir. Seni bu Beşiktaş taraftarı işte seni çok seviyordu ama biraz şimdi sana karşı bir tavrı var. Yarın taş gibi Bursa takımı. Bakın Bursa takımı. Bursa'nın kadrosu da gelsin. Bursa takımı hiç falan. Bakın futbol çok enteresan böyle. Yani Galatasaray maçındaki Bursa falan gibi olacağını zannetmiyorum. Daha kontrollü, daha temkinli bir Christoph Daum kadrosu göreceğiz. Daha dikkatli oynayacak Bursa. Doğru. Çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. Çok rahat bir maç olacağını düşünmüyorum. Yani kimse şunu düşünmüyordur. Yani Beşiktaş Bursa maçı, yani Galatasaray Bursa'ya 6'dan attı diye Beşiktaş da en az 3 atar 4 atar falan kesinlikle düşünmüyorum. Çok zor maç olacak. Yani kafa kafaya giden bir maç olur. 3 ihtimalli maç olur. Bursa Spor'un Beşiktaş'ı yenmesi sürpriz değildir. Beşiktaş'ın Bursa'yı yenmesi sürpriz olmaz. İhtimaller vardır. Ama Beşiktaş çok zor kazanır maçı kazanırsa da diyorum. Evet. Çok zor çünkü Christoph Daum Bursa Spor Galatasaray Bursa maçında yapmış olduğu teknik hatayı, sistem hatasını, oyundaki pozisyon hatalarını takımına bu sefer yaptıracağını zannetmiyorum. Almeyda'nın sakatlığı ne durumda bilmiyorum. Almeyda'nın adalesinde işte bir sorun oluyor, oyun çıkıyor geliyor ya falan. İnşallah olmaz ama yarın sıkıntılı bir Beşiktaş-Bursa maçı seyredeceğiz Ertem'ciğim. Evet. Kaptan, eski bir Bursa sporlu olarak neler diyeceksin? Bursa spor cephesinden baktığınızda Tayvu, Şener, Sibelli, Serdar, Belushi, Bekir, Şeştak önlerinde. Kazım sağda, Ferhat solda, Fernandao ileride. Diziliş doğru sanırım. Şimdi klasik Daum dizilişi, yani Daum'un istediği bir diziliş bu ama Bursa Spor şampiyon olduktan sonra kadronun üstüne gerekli taşları koyamadı. Dolayısıyla yeni yeni toparlanma dönemine girdi. Yani Daum eğer seneye devam ederse burada daha işler yapabileceğini düşünüyorum. Şu anda Bursa Spor'un oturmuş kadrosu. Bu Bekir Antep'ten mi aldılar? Evet Bekir. Yeni mi aldılar? O mu?
O Bekir mi arkadaşlar? Devre arasında aldılar galiba Antep'ten. Yanılabilir mi? Bu o mu? Bilmiyorum. Şimdi haber verecek arkadaşlar. Yani şimdi şu var. Arka tarafı iyi. Şener Gökhan'ın değişik bir versiyonu. O da ofansı çok düşünüyor. Çok hep ön tarafı düşünüyor. Ama Bursa Spor'un şu kadrosu artık... Manisa Spor'dan Bekir Yılmaz hocam. Bekir Yılmaz mı? Evet. Manisa'dan. Bursa taraftarı maça gelmiyor. Bursa taraftarı maça gelemiyor değil mi? Evet. Bir gelemiyor. Beşiktaş'ın basket maçı... Deplasman. Deplasman mı? Taraftar zaten gidemiyor. Tamam. Söyleyecek bir şeyimiz yok o zaman. Doğru. Tamam, seneye burada devam ederse Bursa Spor'a 3-4 tane sağlam transfer yaparsa Bursa Spor tekrar bugün değil mi? İlk beşinde iyi kadro var. Kötü kadro yer alır yani. Şu artık yavaş yavaş kadro oturmaya başladı. Burada dediğin gibi yani katılıyor musun? Galatasaray maçında yapmış olduğu teknik hatayı yapmayacak. Yani böyle saldırayım, geniş oynayayım, alan bırakayım. Şimdi Beşiktaş takımına alan bırakırsan Gökhan'a, Olcay'a, kanatlara böyle yani bunların arkalarına eğer bu, Beşiktaş'ı ver Ahmet. Bunların eğer bak şimdi bu Gökhan'la Olcay'ın arkasına yani önlerini bunların kapatmazsan yollarını bunlar bu kanatlardan falan seni boğarlar. Boğarlar. Yani onun için Beşiktaş futbol takımına bilhassa orta sahası çok kuvvetli. Beşiktaş'ın orta sahasına alan bırakmayacaksın. Şu dörtlü var ya bak dörtlüye. Bu Veli top yamyamı. Yiyor topu. Nerede top orada abi yamyam. Bak inan diyorum sana. Sinan abi Veli'nin olmadığı maçları Beşiktaş kolay kolay sıkıntı kazanamıyor. Yaşıyor. Evet sıkıntı yaşıyor. Bence en önemli isim herkesin Veli. Herkesin kademesine en giriyor. En önemli isim. Felaket. Oğuzhan topla çok iyi oyuncu. Topu iki yönlü oynuyor. Gökhan kuvvetli tempolu ile son maçta Kasımpaşa maçında müthiş oynadı. Müthiş dripler yaptı. Olcay'ı zaten ben çok beğeniyorum. Geldiğinden beri söylüyorum. İki yönlü oyuncu. Hem sağ ayağıyla hem sol ayağıyla her iki tarafa da gidiyor. Gol atıyor, attırıyor. Yaratıcı bir oyuncu. Çok tutuyorum. Bu dörtlü birbirini tamamlayan bir dörtlü. Evet. Bu dörtlü ben o zaman da söyledim. En iyi orta sahalardan birisi Türkiye Ligi'nin. Doğru. Bak Türkiye Ligi'nin. Almeyde'ye zaten anlatmaya gerek yok. Geldi mi? İlk geldiğindeki gibi değil. İlk geldiğinde çok goller kaçırıyordu. Ama şimdi değil. Havaya girdi. Atıyor artık. Aynen öyle. Almeyde gol oldu artık. Almeyde gol. Yani hiç affetmiyor. Kesinlikle. Evet geçelim Fenerbahçe'ye. Kaptan var mı söylemek istediğin Bursa Beşiktaş Bursa Spor maçı ile ilgili olarak? Vallahi yani kadro yapısına bakıyorum şöyle. Dani gibi bir oyuncu tabii ki sıkıştığın zaman mutlaka. Şimdi çok güçlü takımlarla oynarsın. Kendinden daha güçlü takımlarda oynarsın. O zaman Dani'yi falan bek oynatabilirsin. Hani kademede veyahut da ne bileyim defansif anlamda ama sanki Sinan abim söylediği daha mantıklı geldi. Atiba'yı oraya çekip Necip'i orta sahaya almak daha şey ama Atiba da burada iyi bir oyuncu yani. Atiba iyi oyuncu. Şimdi Atiba standart bir takım oyuncusu. Maç kazandırır mı kazandırmaz. Yani öldürür mü süründürür mü dersen hayır hiçbir şey yapmaz. Ama ne yapar? Seni yaşatır. Yaşatır seni. Ne yapar? Maç kazandırmaz. Atiba'yı, şimdi Dani'nin sağ bekteki performansı çok önemli. Şimdi eğer sağ bek oynar mısın? Sol bek oynadı. Sağ bek ama dedi. Defansif olarak sol bek oynamak sağ bek oynamaktan tabii. Daha iyi, daha rahat. Kendi takımında Avrupa'da falan kendi milli takımında falan oynuyormuş. Kenarlarda da oynuyormuş. Eskiden de oynamış. Geldiği takımda da oynuyormuş. Şimdi Atiba orada dönüyor oynuyor ama orta sahada ben Atiba'yı orada oynatmam. Fernandez'i koyarım buraya. Fernandez'i göbeğe koyarım. Atiba'yı kenara koyarım. Ersan, Franco ve Dani'nin üçten hangisi idmandaysa, hangisi birbirini tamamlıyorsa onları oynatırım. Yani Atiba'yı ben sağ bekte oynatırım. Fernandez eğer iyiyse Fernandez orada oynatırım. Ama bu üçlü... Sanki Fernandez'le ilgili şey bağ biraz daha kopmuş gibi. Yoksa bu kadar düşünmemezlik yapmazlar. Aynen. Zaten başkanın röportajında az önce sezon sonunda sözleşmesini uzatmayı düşünmüyoruz. Demek ki gitmiş o. Demesi demek işin, gidiyor. Fişinin çekildiğini gösteriyor. Demek ki ama yine söylüyorum Atiba ile Dani'nin arasındaki tercih çok önemlidir. Yani Atiba'yı sağ bekte oynatabilir... Ama Dani'yi o zaman stoper alacak. Franco ile Ersan'ı da bak Kasımpaşa maçında Franco ile Ersan çok yönlü olduğu için onları da oynatmak istiyor. Evet. Dani'yi de oynatmak istiyor. Atiba'ya zaten söylemeye gerek yok. Atiba neresi boşsa orada oynayacak. Aynen öyle. Görüntü o. En doğru kararı Bilic verecek. Şu 11 rahatsız edici bir 11 değil. Şu 11 çıkarsa bu 11'i niye çıkardın demem. Çünkü B planda da Fernandez yaparsın. Aynen öyle. Ve geçiyoruz sevgili seyirciler Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe biliyorsunuz geçen haftadan tırnak içerisinde yaralı Sivasspor karşısında aldığı yenilginin sebebi olarak
sadece kendileri değil kamuoyu Yunus Yıldırım'ı gösteriyordu. Yunus Yıldırım'la ilgili olarak Zekeriya Alp'in, MHK Başkanı'nın bir açıklaması var Sayın Alp'in. Onu ekrana bir getirelim. 3 numaralı grafiği rica edeceğim sevgili yönetmenim Ahmet'ten. Bir gelsin bakalım ekrana. Zekeriya Alp Yunus Yıldırım'la ilgili olarak Türkiye Gazetesi'ne bir açıklamada bulundu. Bir röportaj verdi. Yunus Yıldırım ve Murat Türker maçtan sonra hıçkıra hıçkıra ağladılar diyor kaptan. Niye? Minibüsün içinde izlemişler görüntüyü. Maçtan sonra Sivas'ta izledikten sonra minibüsün içinde o kendilerini götüren Futbol Federasyonu'na ait, MHK'ya ait minibüsün içinde ağlamışlar. Ama tabii... Üzülmüşler yani. Bu hatayı nasıl yaptık diye. Olabilir yani... Şimdi ben ne diyeyim yani, ağlamıştır, doğrudur, üzülebilirler ama profesyonelde de böyle hışkır hışkır ağlamak falan öyle bir şey yok. Hata yaparsın. Hata da yapmıştır. Ama işte hep hata diyoruz ama ya, ne bileyim yani çok net bir şeydi. Net bir pozisyondu. Aslında tabii Zekeriya abi de haklı olarak onları koruyor şimdi. Bakalım bunlar ne kadar görev alacaklar, ne kadar süre bunlar görev almayacaklar. Onlarla ilgili yine 4 numaralı bir grafik var. Gelsin sevgili Ahmet'ten rica edelim. Fenerbahçe maçıyla ilgili, Fenerbahçe yöneticilerin maçtan sonraki açıklamalarıyla ilgili. Birileri istedi diye Yunus Yıldırım düdüğünü asmayacak. Kimse alsın demedi ya. Yani demediler. Yani şunu söyleyeyim. Yani, bir daha bizim maçlarımıza verilmesiniz sayın başkan. Canı yanan herkesin açıkçası söylemesi gereken bir şey. Bugüne kadar kim farklı bir şey konuştu ki? Canı yananlar bu tür açıklamalar yapıyor. Ya baştan hani herkesin susması lazım ya da biri konuştuğu zaman diğeri de konuşuyor. Yani herkes bu tür açıklamalar yapıyor. Bu Türkiye'nin gerçeği. Ama tabii ki öyle hatayla bir hakemin düdük asması falan bunlar hoş şeyler değil. Geçmişte kaldı, geride kaldı. Olmaması lazım ama... Her zaman söylüyorum, bu hakemlerin üzerine düşülmeli, hakemlerin profesyonel hale getirilmesi lazım ve yetenekli hakem bulmaları lazım. Yani Yunus Yıldırım iyi bir insan. Ben Manisa'da da çalıştığım dönemde bir iki defa oraya tedaviye falan gelmişti ama yeteneksiz hakem, futbolu bilmiyor. Yorumlama, bu başka bir şey abi. Yani baktığın zaman bunu vermiş olduğu şeyle ilgili konuşmuyorum ve penal, şu pozisyonu görüp görmemesinin futbol bilgisiyle ya da bilgisiyle alakası yok. Futbolcu, geneliyle söylüyorsun. Geneliyle konuşuyorum. Çünkü yıllardır benim de maçımı yönetti. Antrenör olarak da maçıma çıktı. Onunla çıktım. Oyuncu olarak da çıktım. Hocam belli oluyor mu? Tabii belli oluyor. Yani siz oynarken futbol... eyvah diyor musunuz mesela yani? Bak bazı hakemler vardır. Yani bilirsin. Hakikaten futbolu... Bu gerçek kardeşim, bilmiyor yani. Bilmeyen hakem var. Futbolu bilmeyen hakem var. Bunlar gerçek. Bir de futbolu bilen hakemler var. Futbolu yorumlayan var. Ne dersen de Cüneyt'in... Şimdi Cüneyt'e, Fırat'a... Ne bileyim Bülent Yıldırım'a... Ya şimdi bir unuturum, kimseye haksızlık yapmak istemiyorum ama bak mesela Hüseyin Göçek Antalya maçında Manisa'dayken tanışmıştım. Dönüşte işte bir pozisyon, hatta havaalanında denk geldik. Tertemiz biri, aslan gibi boy poz yani. Ama abi futbolu bilmiyor. Yok. Futbolu bilmediğin zaman o tek başına bak. Hakemlikle futbol bazı şeyler yetenektir. Yetenek olmadan onu geliştiremezsin. Kimlik gibidir değil mi hocam? Okumayla ya da okuyarak hakem olunmaz. Doğru. Yani öğrenirsin ama bir yere kadar. Futbolu bileceksin. Tabii. Dikkat et. Ha. Bu aslında sadece bizim için geçerli olan bir şey değil. Avrupa'da inan bizim hakemlerimizden daha kötü hakemler var. Kesinlikle. %100. Ya ben gözümle görüyorum. Sadece orada bu kadar eleştiri olmuyor. Yani evet, belki bunu söylerken hata ediyorum. Belki onlar yarın bir gün biz bir yere çalıştığımız zaman işlerinde bir uhdede olacak. Ama hakemlerin %50'sinde sahanın şeyi benim. Tamam, hakimi sensin ama sportif olarak sahanın, yani hakem olarak sahanın hakimisin. Yani kiminin tavrında, tarzında, kiminin futbol bilgisinde inanılmaz yanlışlar var Sinan abi. Yani hakemler bilmiyorum. Şey yapıyor, bak şimdi bak. Ya kardeşim, ben bunları çok söyledim hakemlerle. Menelez atacaksın o pozisyonda. Niye atmıyor biliyor musun? Oranın etkisi de kaldı o pozisyonun. Orayı vermediği için burada Menelez atmıyor. Yani hatayla... Aslında atsa daha da haklı duruma düşecek değil mi? Hatayla hata kapatılmaz. Aynen öyle. Yani korkuyorlar ya. Yani hatayı anlıyor. Bak. Ama Sinan abi şu var. Şimdi bak. Örnek veriyorum. Yunus Yıldırım devlet dairesinde memurdur veyahut da öğretmendir. Beden eğitim öğretmeni. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne yaptı, ne iş yaptığını bilmiyorum. Ya... Çok yakın zamana kadar fakültesi vardı herhalde. Beden eğitimi öğretmeni. Doğru. Yanılmamışım. Al abi bunları. Sen bugün Türkiye'nin
en büyük bütçesine sahip kurumlardan birisin. Yine söylüyorum bak, bunlar kulak, yani kulak ardı ediliyor. Üçüncü ligde yaş sınırlaması getirildi. İnsan haklarına aykırı bir şey. Ya Sinan abi 24-25 yaşında baktın, futbol federasyonu bir departman oluştur. Gel kardeşim, sen ne akarsın ne kokarsın ama futbolu biliyorsun. Yani bu ligde futbol oynadığına göre yani yorumlama. Bunu al 2 sene eğit. 26 yaşında bunu hakem yaparsan 10 sene 12 sene bu ülkeye hizmet eder. Ama sen abi lütfen şu yanlış anlaşılmasın. Mesleklere tabii ki saygım var. Ama futbolla alakası olmayan bir adamı işte oradan askeri, buradan kasabı, oradan manavı alıp da gel kardeşim sen hakem ol diyemezsin. Ya yani onun bir futbol bilgisi olup olmadığını önce onu bir öğrenmen lazım, araştırman lazım. Bu kadar adam 100 milyon euro, 150 milyon euro harcıyor. Her şeyden önce. Pozisyonun ayrımını yapmayan, futbolu bilmeyen bütçe. Bir adama hakemliği vermek, düdüğü vermek doğru değil. Şimdi her şeyden önce tamam o dediklerin doğru. Ama bir de bir ne var biliyor musun? Bir de insanların futbolcunun da psikolojisinden anlamaları lazım. Yani futbol oynamak derken yani. Bak eski futbolcular mesela hakem olsalar çok faydalı olurlar. Onu anlatıyor. Oraya gitme. Eski futbolcu diye 35'te bırakıyor. Şimdi sen üçüncülüğe zaten insan haklarına aykırı bir karar getirmişsin. Tabii canım. Al bunu 25-26 yaşında. Düzeltirler. 2 sene eğit bunları. Ama öyle bir eğit ki haftanın 5 günü, hani bir antrenör Almanya'da gidiyor ya diyelim pro lisans kursuna 11 ay. Al buna bir yıl ders yapsın ver. Yapsın şimdi. Yıldırım Demirhan uzun dönem federasyon başkanı olursa yapar bunları. Yapsınlar bunları. Tabii yeni ya. Projeleri vardır. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak. Bu Yunus Yıldırım bir açıklama yaptı galiba. Hafta içi okudum. Doğru mu? Doğru. Özür dilerim. Hata doğru. Yaptın değil mi? Doğru. Bir. Tebrik ediyorum. Ya düzgün insan. Ben bir şey demiyorum insanlığına. Bakın. Bunları bir şey söyleyeceğim sana. Bunları federasyon başkanı veya Merkez Hakem Komitesi başkanı çıkacak yapacak. Diyecek ki Yunus Yıldırım bu maçta hata yapmıştır. Fenerbahçe maçında bu. Bunları çıkacak. Bu kamu vicdanını rahatlatmaktır. Evet. Hakemlerin başı yapılan hatayı, anladın mı? Yapılan hatayı tamam. Doğru işte. Doğru. Bak bunları yapacaklar. Doğrudur. Anladın mı? Yapılan hataları söyleyecekler. Yani hatayı da onların bildiğini, hatayı da yani MHK'nin başı hakem bildiğini yapacak. Bunlar güzel bir şey. Tebrik ediyorum. Yunus Yıldırım da bir hata, önemli bir hataysa, Türkiye'nin de hemfikir olduğu bir hataysa, evet hemfikir. Biz bunu ne dedik? Yani bunu bir futbolla anlamana gerek yok. Bir bayan. Futbol taraftarı da değil. Bayana diyeceksin ki ceza sahasının içinde topu ele çarparsa penaltı deriz ama bayan der ki evet bak eline çarptı. Bu gerçektir. Bu tamam. Buraya evet. Kadar tamam doğru. Ümit'in söylediği ama işte tamam futbolcuların, hakemlerin bir mesleği olmasın. Yani sadece işleri hakemlik olsun. Ama yarın hakemliği bıraktıkları zaman aç kalır bunlar. Niye? Futbolu bıraktığı zaman da kalıyor. Bu yani bıraktıkları bir işlere giriyorlar. Üçüncülükte yaş sınırlaması getirdiğinde ya ne yaptın? Ama o diyor ki futbolcu şimdi o zaman abi. Bak. Şimdi futbolcu orada para kazanıyor. Abi, seneden kötüsü 500 olur. Nerede? Ama hakem. Mümkün değil. Üçüncülükte benim dediğim yerde bu oyuncular senede 100 milyar 150 milyar alamaz. Neyse. Sen şimdi, bunları al eğit senede 15-20 milyar maaş ver. Ama ne kadar yaptıracaksın? 12 seneden aşağı yapmazlar. Yani Sinan ondan abi, sonra ondan sonra bir hayat garantileri Sinan olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Üçüncülükte 26 yaşına gelmiş oyuncu ondan sonra kaç lira kazanacak? Yani. Al bunu hakemliğe. O da doğru. Ama hakemlikte de yani dediğin gibi. Senede 200 lira kazanacak olsun bunun. Dünyada bu. Dünyanın en önemli hakemlerine git. Bak. Ama hepsinin bir meslekleri var. Çalışıyor. İnsan haklarına aykırı böyle şeyler yok. Ayrı. Madem böyle bunları al. Evet. Hakem yap. Ama yine söylüyorum. Biz belki çıkacak, konuşsun. Hakem hata yapmışsa konuşsun. Camialardan özür dilesin. Ve bu camiaları bu konuşmalar rahatlatır. En azından rahatlatır. Evet. Bunları bekliyoruz. Bunları bekliyoruz. Bunlar güzel şeyler. Yunus Yıldırım'a dediğin gibi ağır eleştiriler yaptık. Şimdi mesela bak sen çok biraz önce sözünü geçtin. 12 numara hazırlansın şey arkadaşlar. Dedin yani oyun, hakemin güvenilirliği var, şu var, bu var. Zekeriya abinin o güvenilirliği olmasa şu hatalar başka bir MHK başkanı döneminde olsa, yani çoğu zaman da bazı şeylerin yumuşak geçilmesinin nedeni başlarındaki insan. Şimdi bir şey söyleyeceğim yani sana. Zekeriya abi ya, bence. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben Zekeriya hiç tanımıyorum. Merhabalaşmadım ama anlatılanlara bakıyorum. Şimdi, kendim biraz çok sentez yapıyorum. İyi insandır. Bir insana benziyor. Zekeriya abi benim dostumdur. Benim yöneticilerim yapmış. Dostumdur. Başka bir şeyden bahsediyorum. Şimdi bak. Hiçbir zaman bir MHK başkanı, bir federasyon başkanı veya bir federasyonun yönetim kurulu üyeleri hakemlerinin kötü maç yönetmesini istemezler. Çünkü kulüplerle problem yaşamak istemezler. Aynen öyle. Hele ki Fenerbahçe gibi bir takımın
Fenerbahçe gibi bir camianın çok önemli bir, yani can alıcı bir hata yapmasını ne bir MHK başkanı ne de bir federasyonun başkanı istemez. Niye durup dururken? Ne de herhangi bir yetkili. Hayır bir şey. Hayır, niye kafası ağrısın? Aynen öyle. Niye kavga olsun? Niye gürültü patırtı olsun? Ben bak inanın Mahmut Özgener, şimdi Yıldırım Demirören'le de ben çok samimiyimdir. Arkadaşız, abi kardeşizdir. Dostuzdur. Mahmut Özgener'le aynı şekilde. Mesela Mahmut Özgener falan bazen maç seyredemediği zaman beni arardı. Mesela sorardı. Sinan'ın maçta bir şey var mı? Yok derdim, of derdi, Allah çok şükür derdi. Yani sorardı. Evet. Bir şey var mı maçta? Bir durum var mı falan diye. Yani dediğim gibi onun için bir maçta bir şey olmayınca of derdi. Yani hiçbir federasyon başkanı niye kavga çıksın evet ister? Onun için. Tamam. Kasımpaşa ile oynuyor Fenerbahçe. Sevgili seyirciler, birazdan Fırat Aydın Usta ilgili bir haber var. Onu da ekrana getireceğiz. Yine kafalarda soru işareti oluşturan, ekibimizin dikkatini çeken bir görüntü ekrana getireceğiz. Ama öncelikle Fenerbahçe Kasımpaşa ile oynayacak. Bu maçta Fenerbahçe'nin 5 önemli eksiği var. Bunları bir ekrana getirelim. Hatta 5.5 diyelim. Emenike oynayacak mı, oynamayacak mı? Oynarsa ne kadar faydalı olacak, neler olacak? Bunu açalım şimdi. 5 futbolcu Caner, Meireles, Egemen, Vebo, Sol isimleri Fenerbahçe'de bu maçta Kasımpaşa, zorlu Kasımpaşa maçında yoklar. Hocam bu futbolcuların olmayışı, ikisi cezalı, üçünün sakat olduğunu belirtelim. Ve gerçekten de şunu düşünerek aslında sormak ve yorumlamak gerekiyor. Kasımpaşa'nın birkaç haftadır kötü giden bir performansı, onlar da muhakkak ki dur demek istiyorlar. Evet. Ve onlar açısından da bu önemli bir fırsat Fenerbahçe maçında. Yarınki maçın kadrosu var mı? Yarınki maçın kadrosu var. Kadro bir gelsin ekrana arkadaşlar. Rica edelim. Gökhan Kadleş, Bekir Alveş, Topal, Baroni, Emre, Kayt, Topuz, Emenike. Şimdi bak. Bu kadronun Kasımpaşa'dan ne aşağı kalır tarafı var? Ya Gökhan, devrim zengi diyor ki Fenerbahçe muhabirimiz. Baroni Gökhan Gönül'le Baroni sakattı. Bugün antrenmana çıktılar, oynuyorlar. Yani onların da sakatlığı var. Şimdi Bekir geçen sene bu takımda 30 maç oynadı. Serdar evet. Kesimal'ın tekrar A takımda çalışmalara başladığını belirtelim hocam. Doğru bir karar. Ya o çocukta bir türlü aşıyı tutamadılar. Yani sağ bek oynar, sağ stoper oynar. Yani onu her türlü Gökhan Gönül'e alternatif olarak tutman lazım herhangi bir sakatlığa karşı. Yani burası yani hocam, Hasan A2 Ali takımı nerede, değil Hasan ki be Ali kardeşim. Yani şimdi bakıyorsun hangi şartlarda olursa olsun şu kadro Kasımpaşa'dan aşağı bir kadro Mert'e. Yani doğru, evet. Evet. Bir de 55 bin var arkanda. Kasımpaşa kadrosu da bir gelsin mi? Bir de 55 bin var arkanda ki yarın bir tane koltuk yok. Tabii. Boş. Yani bu arada hocam çok özür dilerim. Beşiktaş'ın yarınki Bursa Spor'un maçına 50 bin biletin satıldığı haberi geldi şimdi. Doğrudur yani. Bu da Kasımpaşa hocam. Babel Liverpool'dan. Erhan Yalçın, Dong Sancak ki Yalçın ne kadar tecrübeli biliyoruz. Scarione şu anda bence sezonun en iyisi. En iyilerinden biri. Evet, katılıyorum. Adem milli futbolcu, Adem Büyük ki benim komşum olur aynı zamanda kendisi. Castro, Kerem, Dong. Dong açısından da Dong'u biliyorsunuz hocam sezon sonu için bütün takımlarla adı geçiyor. Sancak, Isakson söylemeye gerek var mı? Yok. Yarın çatır çutur maç olur abi. Yani bir şey diyemiyorum. Şimdi bakıyorsun. Gollü bir hocam, maç olabilir mi diyor. Scarione, Egemen ve Bekir'i bu ligde en çok zorlayacak oyunculardan birisi. Hani sizin bir tabiriniz vardı da futbol tabi pire gibi. Aralardan kayan, çok kaçan, ne yapacağı belli olmayan. Para verdiler, yani Egemen'in en çok zorlandığı isimlerden biri. Şimdi kusura bakmayın hani bir defans oyuncusunun önünde de böyle yorum yapmak. Ya estağfurullah. Biraz böyle farklı oluyor ama hani Scarione gibi bir oyuncunun ne kadar ters olduğunu biliyoruz Egemen'e, Bekir'e. Yarın kırılma noktası bak. Yarın Fenerbahçe kazanırsa çok şey tersine döner. Yani bu yoklukta, bu eksiklikte Fenerbahçe yarın kazanırsa. Düşündürüyor mu sizi? Hani bugün eğer siz Fenerbahçe'nin başında olsanız şu kadroyu önünüze kaç defa alırsınız hocam, Kasımpaşa'nın kadrosunu? Fenerbahçe'nin kadrosu bir gelsin Ertem. Gelsin Ahmet. Fenerbahçe'nin kadrosu evet. Şimdi bak dışarıdan
hani ahkam kesmek kolay derler. Ama sen Fenerbahçe'sin. Bir defa 55 bin arkanda olacak. Tabii. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Fenerbahçe bir bütün halinde oynarsa, beraber oynarlarsa, yani böyle derler ya, sülalece hücum etmezlerse, arkada öyle işte önde basalım diye arkada öyle birebir kalmazlarsa. Hocam ben egemen dedim biraz önce, özür dilerim. Egemen yok ya. Önemli değil. Özür dilerim. Topu kaybettiği an topun arkasında doğru yerde kalabalık olurlarsa, yani çünkü hoca hep baskı istiyor, önde bas hiç, yani bazen beklemeyi de bileceksin. Aslında yarın Ertem, bence eğer Emenike sağlamsa sezon başından bu yana belki de oynayacağı en iyi oynaması gereken bir maç. Tam istediği yerde oynuyor. Biraz daha böyle bekleyip, Kasımpaşa'da oyunu çirkinleştiren bir takım olmadığı için arkada boşluklar da olacak. Yani Emenike bu maçı tek başına sırtlayıp götürebilir. Onun tarzında bir maç. Yarın hocam, kırılma noktası. Emenike olmazsa, ki Emenike'nin bir grafiği gelsin önce. Önce bir Emenike'nin oynaması riskli mi diyelim. Onu doktoru bilir. Çünkü geçen hafta hani bu konuyu gündeme getirmiştik. Bugün bazı gazetelerde çıkmaya başladı bu. Eğer Emenike oynarsa hocam, ki diyor ki ayağım kopsa oynarım. %85 ihtimal ediyor ama bundan şey sonraki haftalar için büyük bir risk geliyor. Şimdi Adele sakatlı değil mi bunu? Adele. Evet. Adele sakatlı özellikle sprinter oyuncularda sıkıntılıdır. Hiç ummazsın. İki tane depar atarsın bir şey olmaz. Olsun. Tak üçüncüde bir an döndün mü gider. Şimdi iyileşme derecesinin ne olduğu önemli. Yani ne safhada? Adelesi ne safhada? Yani o şimdi bu bilek gibi değildir. Mesela bilek ağrısı farklıdır. Bandaj sararsın, ağrır oynatırsın ama Adele ağrısı ağrıp oynamazsın. Koşturmaz seni. Onun için farklı değil. Yarın şimdi Kasımpaşa... Çok özür dilerim. Bir son dakika gelişmesi var. Şu anda geldi. Christian Baroni kesin olarak kadroda yokmuş. Yanlış. Hangi sakatlığım var ama? Şu anda. Emelike'nde en fazla 45 dakikalık oynama ihtimali varmış. 45-60'a bakmam. Christian Baroni eğer sağlamsa... Evet. Bak Christian Baroni eğer sağlamsa... Almamışsa kadroya... Hata yapmıştır. Yanlış yapma. Christian tam kadro Baroni var mı Ertem? Tam... Christian Baroni, hayır 18. Christian Baroni. Arkadaşlar maçın kadrosunu. Ya şimdi 18 kişilik kadroyu bir getirin. Mesela kadroda mesela kim var bilemiyoruz. Demin de mesela birisi buradan bana diyor ki, bana mesaj atıyor, diyor ki 5 kişilik kadrosunda kim var bilmiyoruz. Nereden bilesin? Her hafta biz bütün kadroları mı? Kim sakat, kim yok? Buraya bilgi alınır, bilgi alınır bakılır. Yani akşama kadar bakıyoruz. 5 kişilik kadrosunda, 16 kişilik kadrosunda kim var? 18'de kim var? Sakat mı? Cezalı mı? Biz onun hepsini takip edemiyoruz Türkiye Ligi'ndeki bu takımları yani. Kusura bakma arkadaş. Yani mesaj atıyorsun da kadroda kimse var diyor, bilmiyorsun falan. Ya neyse işte ya. Sepet neyse. Şimdi söylemek istedim. Christian Baroni oynatmıyorsa yanlıştır. Şimdi kadroda sakatlığından mı, neden dolayı kadroyu almamış? Yani yarın yine Raul Merelez'de çıkıp da eğer kötü bir sonuç alırsa, bak Merelez'de ıslıklatır. Merelez'de yok yani abi. Merelez yok dedi, yok yani. Merelez yok, evet. 18'de yok mu? Yok. Baroni de yok. Yani Baroni oynamayacak deniliyor şu anda. Baroni yok, kim var o zaman? Bir kadroyu tekrar ekrana getirir misin sevgili yani, Ahmet? İşte o zaman bir, ne olacak? Şimdi Baroni de olmayacak deniliyor. 2, 3. Caner cezalı. Evet, bir eksikleri de bir ekrana getirelim tekrar. Şimdi Baroni'nin olmayışı, Emre sağ tarafında kim olur? Evet. Merileş, Caner, Sov, Vebo, Egemen bunlar yok. İkisi cezalı, üçü sakat. Baroni de sakat. Baroni diye bunların içine sıkıntı ekleyeceğiz. Sıkıntı var yani. Sıkıntı var. Baroni 11'de olmayacak. En azından böyle bir haber var. Ciddi bir haber. Baroni 11'de olmaması. Bakın şimdi bir şey anlatıyorum size. Raul Merelles, Musa Sow, Vebo, Emenike'nin sıkıntılı olduğu yerde eğer Christian Baroni ofansif bir orta saha, yani en etkili, ummadığın anda şut atan, ummadığın anda asist yapabilen etkili oyuncu, kaleye yakın bir oyuncu olması büyük bir hata olduğunu düşünüyorum Ersun Yanal adına. Yarın sıkıntı var. Evet, Christian sakat. Alper oynayacak. Christian Baroni de mi sakat? Baroni de sakat yani. Sakat tabii. Sakat demiş şey arkadaşlar, bu beşlinin içine Baroni'yi de ekleyelim hemen. Sakatsa bilmiyorum. Bilir, evet. Ama Christian yarın da sakatmış. Şimdi bakın, bu Kasımpaşa takımı çok ters bir takım. Alper'i oynatır mı? Bir kadroyu getirelim ekrana. Getirsin. Sinan abi, sizin pencerenizden bir görelim şimdi bakalım. Şimdi Fenerbahçe taraftarı bir endişeye kapıldı çünkü ister istemez. Baroni'nin yerinde herhalde artık Alper oynar diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Alper oynarsa
Ne kadar yeterli bilmiyorum. Yarın sıkıntı var. Kasımpaşa takımı enteresan bir takım. Çok güçlü bir takım. Ne yapacağı belli değil. Bak 8 maçtır kazanamıyor. 8 maçtır kazanamıyor. Beşiktaş maçının ilk 10-15 dakikası harika oynadılar. Müthiş toplar yaptılar. Müthiş oynadılar ama bir anda anlamadan, ne olduğunu anlamadan goller yediler. Arka arkaya tak 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 anlamadılar. Anlamadılar. Şimdi Kasımpaşa takımı koşuyor. Beşiktaş ondan daha fazla koştuğu için maçı rahat çevirdi. Şimdi Fenerbahçe takımı da koşmadı. Yarın ama şu Fenerbahçe'nin şu orta sahasına baktığın zaman çok agresif bir orta saha değil. Sinan abi, Fenerbahçe Beşiktaş'tan daha iyi koşmuyor mu? Bu kadro değil. Bu kadro Musa Soğlu, Vebolu, Emenike'yle evet, saldırıyorlardı. Evet. Sprinter futbolcular. Saldırıyorlardı. Şimdi bak burada Emenike oynarım bilmiyorum. Bak şimdi Kayt agresif bir oyuncu değil. Yumuşak, tempolu, aynı ritimde oynayan bir oyuncu. Musa şey ne o? Mehmet Topuz. Mehmet Topuz uzun zamandır oynamıyor. Fizik olarak ne durumda bilemiyor. Emre aynı şekilde. Çok tempolu değil. Baroni yok diyorsun. Alper var. O da uzun zamandır oynamıyor. Salih Topal oynar mı? Efendim? Salih oynar mı Baroni'nin yerine? Ne kadar Baroni'nin işini görür bilmiyorum. İdmandaki durumuna bağlı ama. Alper nerede abi? Yarın çok sıkıntılı. Var. Kaldırı yani var. Sıkıntılı bir 11 var Fenerbahçe'de yarın. Çok ters bir takım şey takımı. Tutturursa, Kasımpaşa takımı tutturursa sıkıntı olur. Yine söylüyorum. Yarın zor bir akşam olacak Fenerbahçe adına. Selçuk bakın, var daha yani. Yani Selçuk da var ama Ümit tabi. Ama hücum hattın zayıf. Yani gol noktan zayıf. Emenike 45 dakika oynarım derse 10 dakikada Adel'e gider. 45 dakika oynuyor yani. Abi o bence hani bir delele şey yani ne demek ya 45 dakikalık şey öyle, o zaman bunu. Taş yani, olur mu? Dakikası mı belli olur? Yani taştan depar açacaksın. O bence şey yani delele şehir efsanesi gibi yani. Yarın bir şey söyleyeyim mi? Bak Sinan abi, Mehmet Topuz, Kayt, Emenike. Bu üçü hangi şartlarda olursa olsun bak gelmesin, bu üçü önde kalsın. Fenerbahçe yine 7 kişiyle rakibi karşılayacak ya. Ondan sonra çıkacaklar topları Emre ile çabuk çıksınlar. Fenerbahçe takımı her halükarda yine gol atar. Yeter ki Fenerbahçe gol yemesin. Yani topun arkasına en kötü 6 kişi kompakt bir şekilde topun arkasına geçsin. Yani baktığın zaman ki Selçuk var. Selçuk az oyuncu mu yani? Alper'i var. Alper kat eden oyuncu. Ya doğru. Ümit ya şu bak, kadronun Kasımpaşı'dan fazlası var abi. Şey neyi düşünüyor? Yarın her şeyden önce Fenerbahçe'nin geriye düşmemesi lazım. Yani erken bir gol Fenerbahçe'nin hem taraftarının hem de sahadaki futbolcunun güvenini kaybeder. Ha bir hakem hatası, bilmem ne, içeride gerginlik falan filan değil. Fenerbahçe yarın mutlaka oyuna iyi başlamalı. Fenerbahçe yarın mutlaka iyi başlamalı, oyunu hep önde getirmeli. Çünkü yarın çok enteresan yürüyüş, mürüyüş, statta bir takım tezahüratlar falan filan. Enteresan bir maç havası olacak orada Ertem. Yani enteresan bir maç havası olacak. Onun için ben yine söylüyorum. Devrim şu anda bir telefon trafiği yaşadı. Baroni ile ilgili olarak gelişmeler üzerine antrenman eksiği var. Ama yedek kulübesinde başlama ihtimali de var. Onu da belirtelim. Hata yapar. Belirtelim. Sağlam yani. Evet. Sağlam. Hata yapar. Sakat. Antrenman eksiği var. 18'de başlama ihtimali var. Ama 11'de çok zor görünüyor. Abi hazırsa yani oyuna sokacaksan ben baştan yine ben Baroni'nin çok antrenmana ihtiyacı olan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Baroni her zaman hazır. Fizik olarak değil. Baroni iyiyken çok faydalı. Kötüyken çekilmiyor. Bak iyiyken çok faydalı. Kötüyken kötü hali hiç çekilmiyor. İşte Alex'in de böyle kötü haller olur da hiç çekilmez. Ama şu takımda kaleye direkt giden, şut atan. Kesinlikle. Dönen toplarda. Aynen. Top önünde türlü bulup kaleyi yoklayan. Şimdi yarın tabii yine söylüyorum. Kilit oyuncu Emre. Emre'nin performansı çok önemli. Yarın orta sahanın patronu olacak Emre. Emre oyunu yönlendiren oyuncu. Oyunu orta sahadan rakip sahaya çabuk götürecek oyuncu Emre. Onun için Emre'nin yarınki performansı çok önemli. Katleç. Tabii Caner çok büyük kayıp. Hasan Ali kadroda mı? Hasan Ali var kadroda. Bakalım yani sıkıntı var yarın. Fenerbahçe'nin yarın işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Çok zor. Bu maçın ortası olmaz yarın senin abi. Ben sana söyleyeyim. Ortası olmaz ya. Galibiyet mağlubiyet ayrı bir şey ama maçın hakemi Fırat Aydınus. Ya ben galibiyet mağlubiyet. He, maçın evet. Hakemi Fırat Aydınus. Allah yardımcısı olsun Fırat Aydınus'un. Onunla ilgili yarın, önemli bir görüntü de ekrana gelecek. Zor bir akşam olacak onun adına. Ama ben Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının kolay bir maç olacak görmüyorum. Çok zor geçecek. Fenerbahçe kötü oynarsa kazanamaz. Yani kötü oynadı kazandı diyemeyiz. Yarın akşam biz burada yayında Fenerbahçe bugün harika oynadı kazandı de. Hani harika oynadı dersek kazanmış olur Ertem. Doğru.
Bak harika oynadı. Yani müthiş bir mücadele. Yani şu Beşiktaş karşısında Kasımpaşa'da olursa da yani o da ayrı bir dert. O zaman Fenerbahçe rahat. İşte diyorum ya Beşiktaş'ın. Kazanabilir de. Şimdi Beşiktaş'ın abi. Hiç ummadığım maçlar çok kolay Kasımpaşa geçebilir. Bak. Çok zor da geçebilir. Ama işte Ümit'ciğim yani, sözüme başlarken dedim ama. Ha sözüme başlarken dedim bu Kasımpaşa takımı enteresan bir takım. Bu Babel ne o çocuk? Orta sahadaki Arjantinli Scaglione. Scaglione. Değişik bir oyuncu bu. Ya bundan. Sinan abi Rize maçı, Rize Antep maçı 22. dakika 3-0 oldu. Hiç öyle bir yani bu bilemezsin yarın bir bakarsın pat pat. Abi Antep takımına ben baktım. Antep takımı sanki lig bitmiş gibi oynuyor. Ersun Hoca'nın açıklaması. Kasımpaşa Elazığ Spor'da Gençler Birliği şampiyonluk maçlarımız. Aynen diyor. Katılıyorum. Bak neden katılıyorum buna? Bu maçları mutlaka kazanması lazım ki Ertemciğim. Telekom'a gidiyorsun. Tabii. Beşiktaş'a gidiyorsun Olimpiyata. Bonusun olsun. Aynen. Git orada da berabere kal. Mesela. Aynen öyle. En kötüsü. Mesela. Katılıyorum Ersun Hoca'ya. Git orada berabere kal. Yenilme en azından. Ama bu yani şu demek. Öndeki 3 maç bu. Bu 3 maçtan 9 puan almamız lazım demek istiyor değil mi? Yok. Yenilir. Kalan maçlar olarak bakıyor Ümit Hayır, Hocam. Bu 3 maç sıralı değil diyor. Mi şu anda? Evet sırada. Kasımpaşa, ya, tamam, Elazığ, Gençler. 3 maçtan Gençler. 9 puan almamız lazım. Aynen diyor. Öyle. Puan kaybetmememiz lazım diyor. Çünkü 10 maçlardan 10 aldığı zaman bu sakat oyuncular Hocam, da dönecek. Hocam bu şu anlama da geliyor. Bunlardan birini kaybedersek şampiyonluğumuz tehlikede. Zaten bunun içerisinde bunun içeriği bir nevi herhalde bu 3 hafta içerisinde sakat oyuncular da dönecek. Yani biz burayı evet. kayıpsız geçersek diyor sakatlarımız eksiklerimiz de dönecek diyor ama diğer maçlarda şampiyonluk her maç şampiyonluk Hayır, maçı. Her abi. Maç. Şimdi bak bir söyleyeyim sana. Şimdi bunu aldığın zaman mesela bir seridir bu. Bu moral. Evet. 3-9. Ne oluyor? Rakiple abi, arandaki... Abi Elazığ gençle onun rakiple, zamanı yarın alsın önce. Bir şey söyleyeceğim sana. Ümit. Rakiple arandaki 5 puanını bozmuyorsun. Tabii. Maç bunu aldığın zaman. 5 mi 4 mü? 5 4 Beşiktaş'ta da 5. Yani 4 5. Arandaki bu şeyi bozmuyorsun. Onunla gidiyorsun, o moralle gidiyorsun. Aynen öyle. Ha bu arada diyor ki Galatasaray'da takılabilir. Çünkü Şampiyonlar Ligi, Mampiyonlar Ligi falan filan arada falan filan Beşiktaş Galatasaray'a gidiyor falan takılabilir diyor bunlar diyor. Onun için ben diyor bir seri yapayım. Zaten bak burada bir rally yapan, bir seri yapan 3 maç 4 maç arka arkaya yaptın mı? Yani Fenerbahçe arka arkaya 4 5 puan 4 5 tane maç alırsa zaten açabilir de arayı. Doğru. Anladın mı? Birini yapması lazım. Onun için doğru söylüyorsun hocam ama yarın çok zor bir akşam olacak Fenerbahçe adına. Sevgili Ersun Hoca yarın dikkat et. 10 numaralı dikkat grafik et. Ekrana gelsin. Biz kazanırken rakipler puan kaybedecek diyor. Bu da takımı motive edici bir yorum olabilir. Hani 2 hafta üst üste kaybetmesi. Biz kazanırken rakipler puan kaybedecek bu defa diyor kaptan. Anlamadım ben bir şey. Biz kazanacağız, rakipler ya kaybedecek. Ya sen kazan da rakibin puan kaybetmesin. Bunlar yani biraz motive üstüne bir konuşma. 3 haftalık işte. Periyottan başlıyor. Az önceki yorumla bağlantılı hocam. Hani 3 maç bizim şampiyonluk maçlarımız diyor ya. Kendisi kazansın. Biz kazanırken rakipler puan kaybedecek. Rakipler kaybetse de kendi kazansın, kendi maçlarına baksın. Yani tabii ama bu biraz da işin motive tarafı ama tabii. Sen bir hafta önce Sisinyo'dan çekiniyorum diyorsun. Ondan sonra şimdi kalkıyorsun motivasyon tarzı açıklamalar yapıyorsun. Olmaz yani. En baştan bunu yapman lazım. Fenerbahçe lideri Sinyo'dan çekiniyorum der mi ya? 50 tane Sinyo olsan olur abi. Mezardan çıkmış gelmiş 38 yaşında. 15 sene önce Real Madrid'de oynuyordu. Roma'da oynuyordu. Sen diyorsun ki Sinyo'dan çekiniyorum. Senin oyuncu sana ne der ya? Hocam Sinyo'nun kazandığı da Türkiye'de hiç kimse kazanmadı ya. Anlatamadım ki. Bugün Sinyo'yu al. Hani Gökhan Gönül olmasa Fener'e koyarım. Tabii, çünkü. %100. Aynen öyle. Beşiktaş'ta da oynar, Trabzon'da da oynar. Bu tarafta Ebu falan var. Yani görünen o. Yani bu performansıyla oynar. Ben onu eleştirmiyorum. Keşke herkes onun kariyerinde olsa. Sisinyo değil orada. Maicon'da olsa. Ya sen Fenerbahçe'sin abi. Fenerbahçe takım antrenörü. Kendisinin onda biri bütçesi olan bir takımın oyuncusu. Demir sözlerine konuşuyor. Hayır. Dediğin yani Sisinyo ne oynuyor? Sağbek. Sağbek'ten nasıl çekiyorsun? Geçen haftaki açıklaması. Demediyse demez. Demişsin lan abi. Dediğin üzerine konuşuyoruz. Yani Fenerbahçe takım antrenörü kendisinin bütçesinin onda bir olan bir takımın oyuncusundan çekiniyorsa. Fenerbahçe yarın. Saygı duyarsın. Ya. Çekiniyorum ne demek Fenerbahçe yarın. Sen çekiniyorsan oyuncunu ne yapsın? Scaglione ve Babel'den çekiliyorum dersen eyvallah derim. Scaglione ve Babel. İkisi çok iyi. Abi. Hayır. Niye çekinecek? Hayır bunlar etkili oyuncular. Bunlar senin Scaglione'le Babel'den çekiniyorsan onlar Emre'den ne yapsın? Kayıt'tan ne yapsın? Soldan ne yapsın? Emre'den ne yapsın? O yani? Da onun antrenörü söyler ama söylemiyor Kasımpaşa, ama adam akıllı. Ha yarın da bir şey ya daha var. Sivas'ın hocası Emre'den soldan çekiniyorum demiyor.
Sen diyorsun ki ben Sinyon'dan çekiniyorum diyorsun. Şimdi tabii yarın bir şey daha var. Olur mu yani abi? Yani Kasımpaşa yarın tabii bu maçı kaybederse de 8-9. Maç oluyor. Tabii. Yani Kasımpaşa'da sıkıntı var. Yani Kasımpaşa'da altlara doğru iniyor bu sefer. Yani şampiyonluğa aday olan Kasımpaşa bir bakmak lazım. Niye böyle oldu yani? Devre arası bu kadar transfer yapı ama Fenerbahçe yarın hani Eskişehir maçında oynadığım bak hatta en son ne o? Konya Torku. Değil mi? Konya Torku'ydu evet. Galiba. O maçlarda falan oynadı falan futbol falan oynamayacak. Daha iyi oynaması lazım yarın. Altı numaralı grafik gelsin. Fenerbahçe'yi korkutan gerçek. Yanal'la ilgili bu rapor çok şaşırtacak şeklinde bir altyazı geçiyoruz birkaç dakikadır. Ersun Yanal'ın puan ortalaması. Lütfen dikkatli bakalım. 1999-2000 sezonunda Denizli Spor'da ilk yarıda 1.59, ikinci yarıda 1.13 düşmüş. 2000-2001 sezonu Ankara Gücü'nde 1.29, ikinci yarı 2 artmış. İstisnai bir durum bu Ersun Hoca açısından. 2001-2002 sezonu Ankara Gücü'nde 1.59 iken 1.53'e düşmüş. İkinci yarı puan ortalamasından söz ediyoruz. 2002-2003 sezonunda Gençler Birliği'nde ilk yarı ortalaması yüksek. İkinci yarı düşmüş. 1.88 yine. 2003-2004 sezonunda Gençler Birliği'nde ilk yarı 1.53. İkinci yarı yine düşmüş. 1.06. Manisa Spor'da 2005-2006 1.33'ten 1.18'e düşmüş. 2006-2007'de Manisa Spor'da 1.65 0.13'e düşmüş. 2007-2008'de Trabzonspor'da yine yıllar sonra bir istisnai durum. 1.29'dan 1.59'a çıkmış. Çünkü özür dilerim. Burada yarıda aldı yanılmıyorsam Trabzonspor. Doğru. Yani bir tek Ankara Gücü istisna olarak orada görmek lazım. 2008-2009 sezonunda Trabzonspor'da ilk yarı 2.13 puan ortalaması ikinci yarıda yine düşmüş 1.46. 2012-2013 sezonunda Eskişehirspor'da ilk yarı yine yüksek puanlar toplamış 1.42-1.41 ortalama ikinci yarı düşmüş. Hocam ikinci yarı düşüşe geçen. Yani buradan yine bir yere gelmek istiyorsunuz. Ersun Yanal'ın çalıştığı takımlardaki tabloya gelmek istiyorsunuz ama. Ya, evet şu parantezi açalım. Savundum. Hiçbirisi Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesiyle aynı değil. Ertem ben hep bravo. Alternatifler. Tebrik ediyorum seni. Ben hep bunu savundum. Hep bu söylediğini savundum. Eğer bu oyuncu kalitesiyle de bunu yaşarsa sıkıntı var. Bir şey demem artık. Yani hani buradakilerin bahanesi var. Ama bu oyuncu kalitesiyle de buna yakın bir düşüş yaşarsa o zaman söyleyecek söz yok. Hocam ilk yarıda kaç galibiyet aldı Fenerbahçe? 13 mu 14 mü? 14. Ama şimdi ligin ikinci yarısında mutlaka düşüş olacak. İster istemez. İki mağlubiyet çünkü. Ama şimdi şöyle bir şey var. Biz 82 puan, 81 puan. Tabii 81 puanla şampiyonluğu kaybettiğimizin ertesi senesi kaçlı olduk ya? 71 mi? 72 mi? Yani 10 şimdi 65'e de şampiyon olsa kimse bu düşüşe bakmaz. Tabii. Herkes burada tek önemli şey şampiyonluk. Ama şu bir gerçek ki tebrik ediyorum. Çok iyi bir analiz yapmışsınız. Bizim spor ekibini de. Şu var ki bu Fenerbahçe ile elindeki bu mevcut kadroyla da bu Denizli, Ankara Gücü, Gençler, Manisa ve Trabzon'da yaşadığı sıkıntıları, Eskişehir'de yaşadığı sıkıntıları yaşarsa o zaman artık Sinan abinin dediğine gelirim, bir şey demem. Sinan abi, evet, gelelim size. İlk yarıda düşüş, yüksek puan ortalaması. Evet. İkinci yarıda düşen bir Ersun Yanal. Ümit Hoca'nın da söyledi, benim de söylediğim, evet, şimdi Denizli Spor'da, Ankara Gücü'nde, Gençler'de, Manisa'da, Trabzon'da, hatta Trabzon Spor'da, Eskişehir Spor'da bir bölgenin en fazla iki alternatif varken Fenerbahçe'de 3-4 tane var. Bir de tek kulvar oynuyor. Mesela Baroni yok diyoruz, kim girer? Alper diyoruz, Selçuk diyoruz. Bir de tek kulvarda oynuyorsun. İşte Salih diyoruz, evet, bir de tek kulvar. Tek kulvarda haftada bir gün maç yapıyorsun. Yani şimdi ben tabii aynı şey kanaatte değilim. Yani ha eğer bu sene bu söylediğin olursa Ersun Yanal demek ki bir sıkıntı var. Nedir biliyor musun Ersun Yanal'da? Fazla antrenman yüklemesi yapıyor. Yani sezon ikinci yarı antrenman temposunu biraz daha düşürmesi gerekiyor. Demek ki gerekmiyor. Onunla ilgili bir açıklaması var. Hayır, mesela antrenmanı, yani ikinci yarı mesela antrenman temposunu düşürmesinin gerektiğine inanacağız o zaman. Eğer Fenerbahçe bu sene fizik olarak düşüyorsa, şampiyon olamıyorsa demek ki Ersun Yanal bir antrenman sisteminde bir yanlışlık var. Sinan abi çok özür dilerim. Diyor ki orada bu takıma yükleme yapamam. Takım yaşlı, seneye gençleşeceğiz diyor. Zaten diyor hani ben bunu kabul etmiyorum diyor. Bu takıma nasıl diyor hani sizin demek biraz yükleme önce yapmıyor. Yükleme yaparım diyor. Demek ki yükleme yapmıyor. Bu takım evet çok fazla antrenman kaldıran bir takım değil. Şimdi bu sakatlıklara ama baktığın zaman gerçekten Sinan nasıl abi? İlk yarı nasıl kaldırıyor? Hani nasıl kaldırdı o zaman? Yani hani bakın hayır arka arkaya şimdi bu sefer olur mu? Şimdi yoruluyor. Şimdi Musa Sow belki 10 kişi kalmasa belki Musa Sow'un adresi atmayacak.
Adele çekmeyecek. Çünkü Musa Sof 11 kişiyken bu kadar belki koşmayacak. 10 kişi kalınca daha geniş alan buldu Musa Sof ve arkadaşının yerine de koşmak istedi. Ve arkadaşının yerine kadar 30 metre sprint atacağına 60 metre attı. 3 tane fazla attı. Adele daha yüklü. Şimdi bir dakika, bunu da yapmış mı bir defa? Doğru, evet. Doğru. Şampiyon olmasa zaten kalmaz hocam, ki. Bu arada Fenerbahçe 29.2 yaş ortalamasıyla ilk yarının en yaşlı takımı. Şimdi onu söyleyeyim. Bu takıma yükleme yapamam. Takım yaşlı, sen önce şampiyon ol da ondan sonra, yani şampiyon olmadan o fırsat gelmez ki yani. Bu herhalde öyle düşünüyor, bilmiyorum yani. Ya da mukavele mi uzattı, ne yaptı benim bilmiyorum da yani. Önümüzdeki yıl ya şampiyon olacak 25 yaş arası düşünüyor transfer. Ümitçim o şimdi takımı şampiyon olarak ve devam edecek. İnşallah onu dilediği olur. Yani Fenerbahçe şampiyon olacağım diyor. İnşallah hocamıza bir şey söyleme. Ama yine deminki söylediğini söylüyorum. Eğer Fenerbahçe bu düşüşü devam ettirirse demek ki Ersun Yanal o zaman bir takım şeyleri doğru yapmıyor. Çünkü neden? Bakıyorsun, istatistiklere bakıyorsun, hep aynı gidiyor. Yani ikinci, ben katılmıyorum bir istatistiğe. Yani ikinci yarı takımın tempoları şey yapar. Yani Ersun Yanal takımları ikinci yarı düşüşe geçiyor. Buna inanmıyorum. Ha bu sene olursa, çünkü neden? Bu Fenerbahçe takımı. Dediğin gibi her oyuncunun 2-3 tane, her yerde 2-3 adam var. Her kadro yani çok güçlü bir kadın. Ne Manisa, ne Gençler, ne Trabzon gibi bir kadro yok burada. Daha güçlü. Bir takım şeylerin değiştirmesi gerektiğini. Fenerbahçe tarihinde şampiyon olmayıp da ikinci seneye gören bir antrenör var mı? Evet. Yok. Var. Demek ki yani diyecekler ki Aykut Kocaman 3 Temmuz süreci olmasaydı o da onun da o toleresi olmazdı. Onun için yani bunları... Zico ile çeyrek final oynamış, yarı final kapısından dönmüş Zico bile yani, eğer... Sen önce bugünü kurtar yani. Dolayısıyla önce kendini kurtarman lazım. Yaşlı da öyle yaşlı diyebileceğim bir kadro, yaşlı bir kadro değil. Tecrübe yani baktığı zaman. Yaşlı. Bu kadro yaşlı da ne yapıyorsun? Avrupa'da maçın mı var? Yani bu kadroda yaşta Türkiye Kupası'na devam mı ediyorsun? Aynen. Yani ben onu konuştuğunun Ersun mantığı hocam, yok yani. Ersun Hoca'nın eğer bu sene şampiyonluğu kaybederse, çok şey kaybeder. Yani bu Fenerbahçe takımının tabii şimdi biz kara tablo çizmeyelim. Fenerbahçe 4 puan, 5 puan önde. Yani şu an hala lider. Hala şey. Ve geçen hafta Sivas'a kötü bir mağlubiyet aldı. Haksız bir mağlubiyet de diyebiliriz buna. Ama yeniliyorum. Bu istatistikler eğer doğru çıkarırsa, bu seneki puan kayıpları devam ederse, demek ki Ersun Yanal bir takım şeyleri teknik olarak bir takım şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Antrenman metotlarına... Ligler başlamadan kaç gün önce imza attı Ersun Yanal Fenerbahçe'ye? Bir ay. Bir ay var mı ya? Bir ay değil mi? Ama bence çok önceden anlaştık. Arkadaşlar bir ay. Beklemişlerdi bayağı. Bilmiyor muydun bu takımın yaşlı olduğunu? Bir ay değil mi arkadaşlar? Bilmiyor muydun? 4 tane oyuncu alsan? Bence çok önceden anlaştık. 29 yaş ortalaması var diyorsun. Elinde 2 tane sol bek varken bir de o zaman gidiyorsun aynı yaşlarda katleç alıyorsun. Ama katleç o mu aldı? Hayır, Aykut Kocaman. Aykut Kocaman'ın yapmış olduğu bir tane transfer var. Onun döneminde. Kulüp imza mı atmış? Prensip anlaşması. Ersun Hoca'nın bir tane yaptığı transferi var bildiğim. Emenike transferi var onun döneminde. Onun dışında var mı? Yok. Yok herhalde. Yani. Evet, Ersun Yanal kanunları. 8 kanun ekrana gelecek şimdi. 8 numaralı grafikte. Ahmet hadi bakalım, o da gelsin bir bakalım. Ersun Yanal'ın 8 kuralı. 1. 90 dakika disiplinli futbol. 2. Rakibe boş alan bırakılmayacak. 3. Hakemle polemiğe girilmeyecek. 4. Yardımlaşma üst düzeyde olacak. 5. Herkes agresif futbol oynayacak. 6. Rakip oyuncu tahrik edilmeyecek. 7. 90 dakika pres yapılacak. 8. Risk alınmayacak. Hani 7 ile 8'i geçtiğiniz zaman zaten hani halı saha maçlarında bile ilk 6'yı zaten kendini sayıyorsunuz ama 7 ile 8 herhalde burada tartışılması gereken. Ersun yalan yazmışlar, yanlış yazmışlar. Ersun Yalan arkadaşlar yani, alın bu yanlış olmuş. Bunu hemen alın. Kurallar biraz hemen yalan. Alın. Kurallar biraz yalan olmuş şey olarak yani. Söyledi değil de. Her antrenörün 8 kuralıdır bu ya. Ertem. Özür diliyorum bu yanlıştan dolayı Ersun Hoca'dan. Benim değil ya. Tekrar ya, arkadaşlar yine var yapsınlar. Allah Allah. Yok olsun, yine de özür dilerim. Hocadan özür diliyorum zaten. Ersun Yanal'ın kuralı değil bu. Her antrenörün kuralı da. Yani tahtada olduğu gibi olmuyor futbol. Bilgisayarda olduğu gibi olmuyor. Sahaya çıktığın zaman yani bugün dünyanın en iyi antrenörü kim? Mourinho. Mourinho'yu da sorsan bu kuralı bunları yap der. Git üçüncü ligde bir takımın hocasına da sorsan bunları yap der. Sokakta teyzeye de sorsan bunları yap der. Ya bu kuralları koymakla olmuyor ki.
Her takım böyle oynuyorsun ama kimse kimseyi yenemez yani. Yani en az hata yapan galip gelir gibi bir şey olur. Yani baktığın zaman ne bileyim ya, tuhaf şeyler bunlar. Bu zamanlara gelen kurallar mıymış bunlar? Evet, doğru. Yani her takım, Mancini'ye de sorsan o da bunları ister. Hangi teknik adam bunlar sahada uygulansın istemez ki? Hepsi ister. Biraz da oyuncu kalitesiyle, oyuncu becerisiyle geliyor her şey. Evet, Semih Şentürk röportajı var. Arkadaşımız Sezgin Gelmez'in yapmış olduğu bir röportaj ekrana gelecek. Şimdi sevgili seyirciler, Galatasaray'ın Antalya Spor maçı sonrasında Fenerbahçe ile ilgili, Galatasaray ile ilgili çarpıcı açıklamaları var Semih'in. Genç Semih'in diyelim. Semih Şentürk'ün kulaklarını çınlatalım. İşte Semih Şentürk'ün açıklamaları. Ertesi gün yine Galatasaray'la oynayacaksınız. Bu maçta Antalya Spor taraftarı kadar Fenerbahçe taraftarı da senden gol bekleyecek. Neler söylemek istersin? Tabii ki şimdi lig son haftalarda kızıştı. Tabii biz kendimize bakıyoruz. Biz de sonuçta küme düşmeye yakın bir takımız. Aramızda 4 puan gibi fark var. Yani sonuçta Galatasaray gibi büyük bir takım geliyor. Bugünkü maçla kıyaslanamaz. Bugün zaten çoğu oynamayan oyunculardı. Pazartesi her iki takım da en iyi 11'lerine sahaya çıkacaktır. Vallahi dediğim gibi yani biz kendimize bakıyoruz. Bir an önce yukarılara çıkmak istiyoruz. Hem kazanıp veya en kötü bir puan almamız gerekiyor bu maçtan. İnşallah iyi olan kazanır. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Fenerbahçe'de 3 forvet sakat. Sol ve bu Emenike. Ya benim için bugün, artık bugün... Benim için artık Fenerbahçe defteri kapandı. Çünkü Antalya Spor'dayım şu an. Ben önüme bakıyorum artık. Yani Fenerbahçe'de kim eksik, kim var? Bu geride kaldı. Şu an ne desem yanlış olur. Onlara başarılar diliyorum. Yani ben bir şey diyemem. Şu an tabii ki ayrıldığım için bir şey diyemem. Onlara başarılar diliyorum. Evet. Semih'in açıklamaları böyle. Antalya Spor'da da başarılar diyelim ki çok da formda. Hocam. Yani. Vebo'nun, Sov'un hep Emenike'nin olmadığı bir ortamda Semih olmalı mıydı? Semih, şöyle söyleyeyim, Semih'i çok severim. Olmamalıydı. Olmamalıydı. Tabii. Neden? Tabii ki olmalıydı ama şu açıdan olmamalıydı. Artık Semih oynayan oyuncu olmalı. Grafiği getirin arkadaşlar, 17. Hatırlar mısın? Ben o zaman daha küçüktüm. Senin de belki akranındır. 5 yaşta bir Halim vardı. Bilmem. Evet. Kardeşim ufaktır benden. Halim abi diyeyim ya da. Halim, evet, ufaktır benden. Kaç sene böyle oynadı değil mi? En son Antalya Spor'a mı gitti o zamanlar? Doğru. Falan. Evet, sonra. Şimdi Semih, bak Semih var ya, şimdi bana kızacaklar. Semih'in iki ayağı da var Sinan abi. Yemin ederim Tanju abiden falan çok daha yetenekli meziyetleri vardı. Yani baktığın zaman hani şey, bunu ne için anlatıyorum? Ama artık yaşın da geldi. Oynamamayı, tabii Fenerbahçe'de yedek kalmak da başka bir şeydir ama sen artık bir oynaman lazım. Doğrusunu yaptı. Oynaman lazım. Daha erken gitmesi gerekiyordu ama doğrusunu yaptı. Semih Fenerbahçe'de önemli, efsane olmuş bir oyuncudur. Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncudur. Çok iyi goller atmıştır. Kritik goller atmıştır. Şampiyonlukta Semih'in çok önemli katkıları da olmuştur. Yani Fenerbahçe'de yani bir marka olmuştur. Semih Fenerbahçe'de bir marka olmuştur. Ha, ya Semih böyle, golcü abi. Tam golcü. Böyle ayrılması tabii üzücüdür. Daha iyi bir şekilde Semih'i yolcu etmek Fenerbahçe'den gerek. Çünkü çok kritik goller attı. Çok önemli şampiyonlukta. O da 2-3 şampiyonluk görmüştür Fenerbahçe'de. Tabii tabii. Daha fazla görmüştür. Dolayısıyla Semih ahlaklı da bir oyuncu. İyi de bir futbolcu. İnşallah Antalya'da ve bundan sonraki futbol hayatında başarılı olur. Tebrik ediyoruz kendisini. Hayırlısı olsun diyelim. Evet, 2 numaralı grafiği rica edeceğim. Şimdi yönetmenim Ahmet Ali, 2'yi isteyelim. 1 diye işaret etmiştim ama Fenerbahçe Kasımpaşa maçının hakemi Fırat Aydınus. 15 ay sonra ilk kez Fenerbahçe maçında Sinan abi. Ve ilginç olan şu, çarşamba günü hakemler açıklandı. Hı hı. Fenerbahçe Kasımpaşa salı günü. Çarşamba günü açıklandı. Ama bir gün öncesinde Fırat Hoca'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na gittiği söyleniyor. Bana göre normal. Hakem, Merkez Hakem Komitesi her şey federasyonda, Futbol Federasyonu'nda. Gitmesi normal. Ama kafalarda soru işareti oluştu. 15 ay sonra bir Fenerbahçe maçına veriliyor. Hatırlayın, Eskişehir Spor maçında Caner'i attıktan sonra bir daha Fenerbahçe maçında görev almamıştı. Bu hakem atamalarından bir gün önce Futbol Federasyonu'na gitmesi ve bir gün sonra hakemlerin isimlerinin açıklanması. Belki telefonda konuşmamışlardır. Çağırmışlardır. Böyle böyle bir maça seni vereceğiz, hazır mısın diye yüz yüze söylemişlerdir. Ona göre atanmıştır. Şimdi bakın,
Yine söylüyorum, demin de söyledik. Yani MHK'nin başındaki insanlar niye kendi kendileri ayaklarına kurşun sıksınlar? Şimdi düşünürsün ya, şimdi Fenerbahçeliler de bir şey oldu yani, enteresan bir şekilde. Ya işte Fırat Aydınus'u niye verildi acaba? Amaç ne? Fenerbahçe'yi daha taraftarını daha fazla mı delirtmek? Yani problemli bir maç yaşamışsın Fırat'la ve bir hafta önce de Yunus Yıldırım'dan işte zarar görmüş. Ağzın yanmış değerle. Bu bir cesarettir MHK'yi. Yarın akşam 9'da buna karar vereceğiz. Yoksa şöyle bir şey olabilir mi? Hatırlayın Sinan abi, sözünüzü kestim ama Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve Sayın Mahmut Usta çıkıp açıklama yaptılar. Bir daha Yunus Yıldırım'ı bir daha bizim maçlarımıza görmek istemiyoruz dedi. Zekeriya ve kurmayları 15 aydır görev vermedikleri Fırat Aydınus'ta acaba bu bize ait bir görevdir, siz karar veremezsiniz mi? Zannetmiyorum. Hani kılıçtan yani, mı çekildi karşılıklı? Zannetmiyorum. Öyle bir gider yapacak bir durum yok. Yani burada şimdi yani niye kendi kendilerine polemik arasınlar? Herhangi bir hakim bu maça verebilirlerdi pek tabii. Ya burada demek ki Fırat'ı daha çok kullanmak istiyorlar bundan sonra. Ve Fenerbahçe'de şampiyonla oynayan bir takım olduğu için Fenerbahçe'nin önemli kritik maçlarında Fırat kullanacağı için Fırat'ı bu maçta kendi sahasındaki bir maçta başlangıç yapacaklar. Özellikle de dediğim gibi Fırat'a bunu da sormuşlardır ve Fırat Aydınus ben hazırım, gidebilirim bu maça demiştir belki. Veya bilmiyorum, belki de böyle şeyler soruluyor mu bir hakeme? Ya şöyle şöyle maç var, sana vermeyi düşünüyoruz, ne diyorsun diye soruluyordur herhalde. Soruluyordur yani, açıklandıktan sonra da açıp da şeyi Merkez Hakem Komitesi Başkanı'nı arayıp da şöyle diyemez herhalde. Ya beni niye bu maça verdiniz, ben maçı yönetmek istemiyorum falan demeyecektir herhalde. Diyemeyecektir. Onun için bu maça verilmesi iki yönlü cesarettir. Bir, MHK güveniyor hakemine. İkincisi de Fenerbahçe, yani biz istediğimiz maça veririz. Yani Fenerbahçe tayin etmez, buna böyle de diyebilirsin. Yani Fenerbahçe bir hakemi istiyor diye veya istemiyor diye biz bunu dediğini yapmayız. O da olabilir ama birinci söylediğim daha doğrudur. MHK Fırat Aydınus'a güvendiği için yarın Saraçoğlu'na yolluyor. İnşallah da Allah hakem şansı versin Fırat Aydınus'a. Orada bir kaza olmasın. Yani Yunus Yıldırım'ın yaşamış olduğu şanssızlığı inşallah yarın akşam Fırat Aydınus yaşamaz. Yaşarsa Türk futbolunda önemli bir yarın akşam gerginlik olabilir. Evet. Kaptan, hakem atamalarından bir gün önce Fırat Aydınus'un federasyona gitmesi, bir gün sonra Fenerbahçe maçına verilmesi, Yunus Yıldırım'ın hakemliği bitmiştir denilen bir ortamda, yarınki Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Fırat Aydınus'tan nasıl bir performans beklenebilir? Ne kadar tarafsız bir performans beklenebilir? Bu Kasımpaşa lehine de olabilir, Fenerbahçe lehine de olabilir, ikisinin de lehine de olabilir. Sadece Fenerbahçe'yle sınırlamayalım. Şimdi Ertem'miş, bir hakem bileniyle bilmeniyle, iyisiyle kötüsüyle taraflı değildir. Hele de şu devirde hakemlere taraflı diye kim diyorsa yanlış düşünüyor. Yani ki Fırat da o konuda, yani bak, yanlış yönetebilirler, yanlış kötü yönetebilirler, yanlış yorumlayabilirler oyunu, pozisyonu. Ama bu niyetlerinin kötü olduğu anlamına gelmez. Bu kadar rantın döndüğü bir öyle. Kimse göz göre göre öyle niyetini, tarafını belirlediğini, tarafsız olmak zorunda zaten. Hakem demek hakimlikten geliyor. Adalet dağıtacaktır. Türkiye'de hiçbir hakemin niyetinden o konuda şüphem yok zaten. Fırat da iyi bir hakem. 15 ay sonra ilk kez Fenerbahçe maçına çıkacak olmazsa çok acı bir şey. Ne kadar hata yaparsa yapsın. Nedir yani? Herkesin maçında hata yapılıyor. Dolayısıyla bu insanları da böyle Galatasaray'a karşı yaptığı zaman Galatasaray'ı 25-20 milyon taraftarın önüne atmak, buraya yaptığı zaman bu kadar Fenerbahçe taraftarın önüne atmak, 5 yaşa karşı hata, bunlar da insan kardeşim, hata yapacaklar. Ama bir hakemi sen böyle 15 ay bekletemezsin yani. 3 ay anladık, 2 ay anladık. Ama sen 15 ay sonra ilk kez Fenerbahçe maçına çıkması acı bir şey. Ne oldu? Kan mı döküldü onun yönettiği maçta? Bir parantez açalım. Yani. Ligde ilk kez Fenerbahçe maçına. Kupada Mayıs'ta geçen sene diyorsun. Fenerbahçe Trabzonspor maçında Türkiye Kupası. O da uzun Ertem. 17 hafta. Bir ay da araya koy. Aynen 4 öyle. Ay, 5 ay, 6 ay sonra hani maça gidiyor. Ligde verilmemesi zaten konuşuluyor. Yani artık yok bunların. Üstün yani. Yunus Yıldırım hata yapmış. Yarın X bir takıma da hata yapıyor. Federasyonun işte bu konuda da dirayetli olması lazım. En fazla bir ay sonra yine bunlarla gidecek. Ne olacak? Yani şey mi var? Bir yerde maden falan mı var? Yani bunlar gittin biri mi gelecek yani? Bunun hazırlığı mı var? Alttan hakem mi çıkıyor doğru dürüst yani? Ne var ki bunları? Kimi vereceksin? Kimi vereceksin kim kaldı? Yani? Ben mi, sen mi, kim yönetilecek?
Ben gelecek insanların yani... beyninin içini, kalbinin içini bilemem. Ama sen Fırat'tan şüphelen, ondan şüphelen. Hakem mi kalmaz ki ortada? Ne yapacağız yani? Yorumcusunu getirdiler, bir de hakemini getirecek yurt dışından. Ayıp yani. Bunlara idare etmesi lazım. Ben sıkıntı görmem. Tebrik ediyorum MHK'yi. Yani bu atamasından dolayı MHK'yi tebrik geç ediyorum. Geç bile abi, geç bile. Ya bir de iyi hakem yani. Sonra Fırat Aydın tam bir hata yapmıştır, etmiştir ama yine söylüyorum, kötü niyet değildir. Yani kötü niyetli olan bir insan, yani kötü niyetli olan bir insan Fırat Aydınus'u, hele bu kritik bir haftada, yani kötü düşünen bir MHK bu kritik haftada Saraçoğlu'na Fırat Aydınus'u yollamaz. Yani deli olmaları lazım. Yani bu işi yatıştırma, düzeltme babında ve hakemliğine güvendikleri, demek ki şu ortamda en güvendikleri adam Fırat Aydınus. Hakemliğine güvendikleri kişi. Onun için Saraçoğlu'na yollanmıştır. Yani çünkü Fenerbahçe'nin durumu çok belli. Yani geçen hafta hakemden ilgili bir hata var. Ve dolayısıyla bir mağlubiyet var. Sıkıntı var. Yaralanmış. Ve burada şimdi kalkıp da sen buraya 17 hafta, 15 hafta, neyse 15 ay sonra bir hakem veriyorsun. Ve bu hakem de bir hata yaparsa ortalık tuz buz olur. Bak. Evet. Bu hakem de bir hata yaparsa tuz. Onun için Fırat Aydınus'un hakemliğine güveniyorlar. Yine söylüyorum, Allah Fırat Aydınus'a hakem şansı versin. Yarın inşallah yüzünün akıyla çıkar. Bu konuda kapanır. Fırat Aydınus da bundan sonra Fenerbahçe'nin maçlarına gider. Evet, bir kez daha belirteyim. Başta da söylemiştim bu konuyu açtığımda. Fenerbahçe'nin Eskişehir deplasmanında Caner'le ilgili bir sıkıntı yaşanmıştı. O pozisyonda hatırlayın, tam taç çizgisinin kenarında Veysel'le girdiği mücadele sonrasında küfür etti mi etmedi mi, bir tırnak içerisinde çok özür dileyerek söylüyorum, bir lan kelimesi vardı. Söylendi mi söylemedi mi, Aykut Kocaman'ın sahanın içerisine girmesi, Caner'e atması bir hayli tartışılmıştı. Ondan sonra Fenerbahçe yönetiminin yaptığı açıklama, 15 aydan beri ligde Fırat Hoca Fenerbahçe'nin bir lig maçında görev yapmıyordu. Parantez açalım, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 1-0 yendiği kupa maçında bunu ayrı olarak diyoruz, kupa maçında görev yapmıştı sevgili seyirciler. Ve geçiyoruz hemen 18-19-20 numaralı grafikleri ekrana getirelim sevgili Ahmet'ten, yönetmenimden rica edeceğim. Sonrasında Galatasaray'a geçeceğiz. Baroni sakattı. Fenerbahçe'de Ersun Yanal'la arasında bir sıkıntı yaşadığı iddia ediliyor. Hani daha doğrusu Ersun Hoca'nın pek oyun felsefesine uymadığı yönünde haberler var. Flamengo ile çok büyük ölçüde anlaştığı yönünde haberler geliyor. Christian Baroni'nin, sevgili seyirciler, Baroni acaba Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Bu yönde iddialar var. Valbuena, Marsilya'nın önemli yıldızı, dünyaca önemli yıldızı. Valbuena'nın da oyunu çok yönlü oynayabilen, sağ kanatta, forvet arkasında, sol tarafta oynayan, rakip yarı sahanın her bölgesinde topu çok iyi kullanan, çok hızlı, çok süratli bir futbolcu. Ben de Marsilya'nın birkaç kez Şampiyonlar Ligi maçını anlatmıştım. Valbuena'nın da maçlarını anlattım. Çok etkili bir isim. Fenerbahçe'de oynama ihtimali olduğu belirtiliyor. Şimdiden bu görüşmelere başlandığı söyleniyor. Sinan abi, çok şimdi erken diyoruz ama mesela Barcelona'ya, Bayern Münih'e doğru önceden bakılıyor diyor. Onlar bunu bilemezsin. Şimdi Fenerbahçe'nin durumunu yani net değil. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor, belli değil. Şampiyon olursa şimdi bakın, şampiyon olursa belki daha değişik transferler, daha üst düzey, daha enteresan adamlar olabilir. Yani ben şu anki bu transfer görüşmeleri edilir ama şu isim bu isimle bitti falan demem. Çünkü o zaman bütçe değişecek. O zaman bütçe artacak. Ya mesela Fenerbahçe 3. oldu o zaman. Ne yapsın o zaman? Valbuena'yı mesela yani. Ama şampiyon olursa o zaman çok farklı olabilir. Yani transfer olarak çok farklı olabilir. Yani farklı isimlere gidebilir. Şu an ben bunları erken diyorum. Yani bu transfer görüşmelerinin, yani şu adam bu adam geliyor dememiz yanlış olur. Şunlar gündemdedir, bakılıyor, ediliyor, seyrediliyor demek en akıllıcısı. Yani onun için şey değil. Çok itimat etmeyelim. Yani yazarlar çizerler. Çok erken daha ne oldu belli değil. Daha 4 ay 3 ay var yani, ne olacağı belli değil. Yönetimi veya teknik diyeti, ya teknik direktör kalacak mı, olacak mı, sistem ne, kim gidecek, kim gelecek. Onun için biraz daha erken olduğunu düşünüyorum Ertem'ciğim. Evet. Kaptan, senin yorumun? Yani bunu hep ifade ediyordum, bu tarz oyuncunun. Yani diyorlar ya, Alex'in daha çok koşan işte Valbuena'dı, Rosicki'ydi, bu tarz oyuncular. Hep defalarca da burada ben söyledim ama tabii burada en önemli iş
antrenörün, Fenerbahçe teknik adamının, yani Ersun Hoca devam ediyorsa Ersun Hoca'nın, etmezse gelecek adamın kafasındaki oyun planına, oyun felsefesine göre birinin uygun olması. Ya bu Valbuena transferden nereden baksan 10-15-20 milyon eurodan aşağı gelmez. Dolayısıyla önce şu seneyi bir atlatmaları lazım. Her şey bir netleşsin. Aynen. Onun için transfer yaparlar. İlk defa Fenerbahçe'nin önümüzdeki seneki planları için çok da acele etmemesi gerektiğini düşünüyorum yani. 20 numaralı VTR 1 gelsin bakalım. Caner, yarınki karşılaşmada yok. Sevgili seyirciler, Caner oynamayacak. Sevgili meslektaşım Ersin Düzen de yarınki maçta oynamaması da büyük bir tesadüf diyor. Fırat Aydınus'un yönettiği bir karşılaşmada. Caner'in de oynamaması büyük bir tesadüf diyor. Kendisine selamlarımızı gönderelim buradan. Liverpool'a doğru deniliyor ama akşam saatlerinde menajeri açıklama yaptı. Şimdi Liverpool'u Batur Caner. Altıparmak bir açıklamada bulundu. Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İlk tercihimiz Fenerbahçe diyor. Sayın Başkan'ın da bundan birkaç hafta öncesinde sezon sonu anlaşmak istiyoruz diyor ama Liverpool kulübünün ısrarla İngiliz basınında Caner'in Liverpool yolunda olduğu yönde haberler var hocam. Keşke. İnşallah. İnşallah ama ne bileyim yani, o Caner yetenekli oyuncu ama oralarda sol oynarsa oynar. Sol bekle orada bir defa öyle oynatmazlar yani. Çünkü orada öncelikle defans oyuncusunun görevi defans yapmak. Ama ben onun yanında olsam, eğer böyle bir şansı varsa İspanya'yı tercih ederim, Almanya'yı tercih ederim. Ama burada kazanacağı paralar hiçbir zaman kazanamaz. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin öncelikli sorunları var. Onları hallettikten sonra eğer seneye birileriyle transfer görüşmesi yapılacaksa bunun en başta o görüşmeyi Caner hak ediyor. İnşallah performansını devam ettirir. Evet, sevgili seyirciler, Caner'le ilgili de gelişme böyleydi. Vebo'nun bir tweet'i var. Beşiktaş-Kasımpaşa maçının oynandığı sırada sonrasında bu tweet'i sildi. Sevgili seyirciler, Otra vs Este Partido Convergenza, bu maç mı tekrar edildi? Utanç şeklinde Sinan Hocam, Vebo'nun Kasımpaşa-Beşiktaş maçında attığı bir tweet. Sonrasında bu tweet'i sildi Pierre Vebo. Bu maç mı tekrar edildi? Utanç şeklinde. Yanlış bir tweet. Yani maç bu, o var, olay var. Sahaya taraftarın atlaması var. Yani tek başına değil yani bu. Sadece topun atılmasıyla falan alakalı değil. Yani Vebo bu toplara girmemesi gerekiyor. Yanlış atmış. Bu maç tekrar edilmeliydi. Sonuna kadar belki de Futbol Federasyonu'nun vermiş olduğu en doğru karardır. Burada ben o kadar da söyledim. Bu maç çünkü çok adil bir maç değildi. Çok adaletli bir maç değildi abi. Sen sahaya taraftar atlıyor, futbolcular atılıyor, bilmem ne oluyor. En kötü berabere biterdi. Yani sahaya taraftar atlamasaydı. En kötü berabere biterdi maç. Olur mu? Doğru. Ne alakası var? Bu arada biraz önce söylemiştim, işte ısrarla onun için söyledim. Sevgili mutfak ekibimiz, arkadaşlarımız Ersun Yanal'ın o kanunların, Samandıra kanunlarının ekranlara getirdiğinde soy isminde bir kelime hatası oldu. Şu anda Twitter'da, sosyal medyada fazlasıyla konuşuluyor. Bir kez daha özür dileyelim. İsteyerek olmadığının altına çizelim. Ne olur, ne yazıyor ya, onun altına çizerek belirtelim sevgili seyirciler. Hani burada birkaç kendini böyle ne bileyim hani futbol sevdalısı gözüyle görüp de gösterip de bilerek yaptığımızı düşünenler var. Onlardan da özür dileyelim. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey mümkün olmaz. Bizim İşi gücü vardır, onu kovalıyorlar yani. Evet, hiç sorma. Ya iyi ki biz burada bir şey gördük söyledik yani. Ne var ki bunda? Ya, insanın fikri nesizlikli de odur. Hayır, demek ki kendilerini hocam, görüyorlar kalsa, yani. Demek ki sürekli kalsa bilerek yaptılar diyecekler yani. Söylemen çok iyi oldu hocam. Ya ama. Nelerle uğraşıyorlar ya. Yani ben ayrıca teşekkür ediyorum sana. Millet enteresan ya. Yani bunu evet. Bir de şu anda Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapmış Ümit Özat söylüyor. Ben diyorum yani böyle ki, bir şey. Hadi mümkün mü ya? Yani ben daha ağır söyledim ona bakarsan. 8 yalan kural dedim. Yani her antrenörün, yani Ersun Yanal'ın kuralıysa her antrenörün kuralıdır bu. Yani eğer bunları böyle açıklamışsa. Yani ne yaptılar? İşi gücü bıraktılar da burada bizim attığımız yazının harflerinin yer değişmesine mi taktılar? Yani herkesin başına gelebilecek bir şey. Ne var ki bunda? Doğru. Ama Webon'un da tabi bu, yani camiana şirin gözüküyorsun ama diğer tarafta da antipatik oluyorsun. Ne bileyim, tuhaf. Ne gerek vardı mı hocam? Bu maç mı yani, tekrar edildi? Utanç. Ki Webon'u da, Webo da öyle tarzı olan birisi değil. Ve sonra da sildi bu tweet'i. Sildiyse demek ki hata yaptığını anladı. Sildi. Evet. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da Mancini'nin
Mancini ile ilgili bir dedikodu var. Drogba ile Mancini ile ilgili bir dedikodu var. İbrahimovic ile ilgili bir tartışma söz konusu. Sayın Şükrü Ergün'ün bir açıklaması var. Galatasaray'da bir yolcu listesi var. Onu ekrana getireceğiz. Sayın Taner Aşkın'ın divan kurulunda bir açıklaması var. UEFA'nın Galatasaray-Chelsea ile ilgili bir açıklaması var. Onu ekrana getireceğiz ama önce Mancini Drogba ile ilgili başlayalım. Mancini Drogba'yı istemiyor mu şeklinde bir grafik var. Olabilir. Gerçekten de böyle mi? Sezon sonunda Drogba ile anlaşmak istemediği yönünde haberler var. Kaptan. Olabilir. Olabilir. Kendi kafasında bir kadro planlaması vardır. Eğer uzun yıllar burada çalışmak istiyorsa Drogba'dan bir yıl en fazla faydalanabileceğini düşünüyor. Ama onun kafasında bir oyun planı, bir takım şablonu vardır. Ona göre transfer yapmak istiyordur. O da en doğal hakkı. Yani kimse vazgeçilmez değildir. Drogba'ya karşı bir art niyetin olacağını zaten düşünmüyorum. Mancini bir defa kendisiyle barışık bir adam. Geçen hafta birisini gördük. O da çok söyledi, oyunculardan bir tanesi. İsmini vermeyeyim, ayıp olur. Yani çok oyuncu ilişkileri düzgün bir insan. Zaten yüzüne baktığın zaman da öyle. Şimdi insanlar belki benim bu söyleyeceğime karşı Balotelli örneğini getirir ama Balotelli zaten rahatsız bir tip. Kendiyle kavgalı bir tip. Onun için Mancini öyle kimseyle kavga edecek birisi değil. Dolayısıyla mutlaka ya daha iyisini alacaktır ya da kafasında bir düşündüğü vardır. Ya buna hakkı var, her antrenörüm var abi. Getirisi götürücü kendine ait. Evet. Hocam senin görüşün? Valla ben bu hafta bir Galatasaraylı çok önemli birisiyle karşılaştım. İsmini söylemeyin tabii, ayıp olur. Çok yani, önemli. Yönetimden. Tabii çok önemli, en önemli birisi. Mancini ile ilgili biraz sohbet ettik. Çok net bir adam dedi. Çok net. Doğru yani abi. Öve öve bitiremedi. Deyim yerindeyse. Öve öve bitiremedi. Çok net bir adam dedi. Bir gün otururken Drogba gelmiş hatta. Çok yani affına sığınarak söylüyorum. Drogba gelmiş. Bunlar oturuyorlarmış. Drogba demiş ki ben demiş pas alamıyorum demiş. Yani bana istediğin pasları alamıyorum demiş. Kime söylemiş bunu Sinan abi? Drogba Mancini'ye. Yani pas alamıyor falan. Ama üçüncü biri daha var orada. O kişi anlatıyor zaten. Önemli birisi. O anlatıyor bana. Neyse. Zannetti ki diyor Drogba onun yanında yer alacak zannetti. Yani evet haklısın, doğru falan. İyi değilsin demiş. Ya çok iyi değilsin. Fizik olarak iyi değilsin demiş. Biraz daha çalışman lazım, daha koşman lazım demiş. Top alman için demiş. Ya daha fazla mücadele etmen lazım gibi. Yani böyle bir örnek verdiydi. Ondan sonra da işte bazen işte bazı detayı çok konuştuk ettik. Yani ben yine de söylüyorum, Mancini'yi farklı tutuyorum ben. Mancini doğru bir transfer Galatasaray için. Doğru bu aslında bir transfer. Çok önemli bir haber. Ben müsaadenizle bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Sinan Engin'in verdiği haber. Evet. Drogba geliyor Mancini'ye, diyor ki evet, pas alamıyorum diyor. Pas alamamaktan şikayetçi. Mancini de Drogba'ya diyor ki iyi değilsin, fizik olarak da iyi değilsin. Daha fazla çalış. Daha fazla çalışman lazım. Evet aslında. Yani orada Mancini'nin ona affedersin yalakalık yapmasın. Aa haklısın ya, ben de bakıyorum tamam. Yani bizim Türkler olsa konuşuruz bakarız falan derler, biliyor musun? Sinan abi Mancini yani. Hani Del Bosque işte Schuster falan sayıyoruz ya. Hani onlar bir takım da Real Madrid. Zaten 2 senede bir şampiyon oluyor. Barcelona 2 senede bir şampiyon. Mancini Türkiye'ye gelmiş en kariyerli antrenör. Yabancı olarak. En kariyerli antrenör. Adamın yüzünden de belli oluyor. Yani bu adamın düzgün bir adam olduğu belli. X mesela git bir Türk antrenöre git söyle yani. Evet haklısın tamam, merak etme konuşuyor. Hayır. Direkt demiş ki çalışmıyorsun demiş. Allah. Daha fazla çalışman lazım demiş. İyi değilsin demiş o kadar. Aynen bu. Çok enteresan ama. Zaten ama buna bu yüzü vermişler ki Drogba'ya, eğer böyle bir şey varsa, ki anlatan doğru anlatıyor Sinan abi söylediğine göre. Doğru yani. Bir yöneticinin yanında Drogba'nın bunu konuşması hayretler için. Çözmüştür ki senin sözün bu. Senin sözün bu. Senin sözün bu. Bunu vermişsin, hani bu yüzü vermişsin ki. Çözmüş müsün? Tabii işi biliyor ya, öğrenmiş yani. Nasıl ya sen... Tuhaf şeyler bunlar. Bir senin kaptanın yanında, var. Değil mi? Önce bir kaptanınla konuş, otur. Hocan da var orada. Takım arkadaşı pas alamıyorsun. Yani hangi pas alacaksın? Burak alamıyor yine deniyor. Alamıyor yine deniyor. Çocuğun canı çıkıyor. Senin girdiğin pozisyonlar var. Bir pozisyon var. Serdar Aziz o maçta 20, yaklaşık 15 metre geriden geldi, yetişti. Yani helal olsun Mancini'ye. Burak Yılmaz zaten. Yani kimse kusura bakmasın ama Burak Yılmaz'ın o mücadelesi, ceza sahası içindeki mücadelesi, kaçırdıkları da çocuk Galatasaray denince Burak'la Selçuk bir yana, alayı bir yana abi. O çocukların emeğini kimse inkar edemez. Evet.
Şükrü Ergün'ün bir açıklaması var Drogba ile ilgili olarak sevgili seyirciler. Bu konuyla ilgili olarak gidecek mi gitmeyecek mi? Mancini onu istemiyor mu şeklinde. Drogba'ya herhangi bir teklif yok. Onlar yabancı basının uydurması şeklinde bir açıklaması var kaptan. Yani Drogba'nın sezon sonunda gideceği yönünde haberler sezon var. Sezon sonu mukavelesi bitiyor. Efendim? Mukavelesi bitiyor. Tabii tabii. Şimdi bu tür oyuncularla ilgili... Önce bir Amerika dedikodusu çıkmıştı hatırlarsan. Seattle'a gidecekti. Hı hı. Yalanlandı Amerika'da. Sonra şimdi Chelsea ismi ön plana çıkmaya başladı. Olabilir. Belki Chelsea'ye de dönebilir. Hani bir sene daha oynayayım, futbol orada bırakayım derler. Yani şimdi Avrupa'da vefa çok önemli. Yani ne dersen de. Baktığın zaman 9 numarada Ertem Chelsea'de. Ona yakın bir sürede oynadı. Tabii. Yani gidip senede zaten bir Chelsea senede 60-65 maç oynuyor Sinan abi. 25-30'unda oynayıp sonra o formayla da futbola veda etmek isteyebilir. Doğru. Başında onu seven bir hocası var. Oraya da hizmet etmiş. Orada Şampiyonlar Ligi'ni kaldırmış. UEFA Kupası'nı kaldırmış. UEFA yok. Onda yoktu galiba. Yok. Dolayısıyla olabilir yani. Ben gidemez demiyorum. Orada oynayamaz demiyorum. Oynar. Ama zaten adamlar senede 65-70 maç oynuyorlar. Mutlaka 30'unda görev alır. Doğru. Ya şimdi tabii burada Drogba ile ilgili kararı verecek olan kişi net olarak Mancini. Belli yani. Tamamıyla o yönetiyor her şeyi. Yani yönetim falan filan değil. Mancini ne derse olacak. Zor görüyorum yani. Ben kalacağını zor görüyorum. Yani. Hele, abi, bir para olayı var. Bir ekrana gelsin Ahmet Bey. Hele 5 artı inanılmaz. Hani 5-0 çıkarsa 5-3 evet. 5-3 yani 5-3 çıkarsa zor. Ama dediğim gibi 1,5 yıllık 10 milyon euro. Abi şu anda istediği rakam buymuş. 1,5 yıllık 10 milyon euro artı maç başına 15 bin euro. Çok para. Yani çok ciddi bir çok rakam. Çok yüksek para. Bunu hani kimden istiyormuş? Galatasaray'dan. Şimdi bunu biraz minimumlara 10 milyon euro artı maç başına bunu minimumlara indirirlerse bu transfer belki gerçekleşebilir ama 5 dediği zaman demin Ümit söyledi yani 40-50-60 tane maç oynanıyor artık. Yani Avrupa, Türkiye bilmem ne falan. Bu rakam da çok yüksek bir rakam. Bunun hesabını Mancini yapacaktır. Ama yabancı sayısı Galatasaray için çok önemli. Yani yabancı sayısı neden önemli? 5 olursa zor. Ama 5+3 aynı anda oynatma, aynı anda eğer şey olursa kulübeyi de alabiliyorsan belki olur. Ben yani bilmiyorum. Chelsea maçları çok önemli. Drogba'nın bu iki Chelsea maçındaki performansı çok önemli. Önümüzdeki sezon için. Sen yani, abi neden 1,5 yıl yani eğer sezon sonu imzalarsa bir dahaki senenin yarısına bir çekti. Niye 1,5 yıl onu anlamadım. Bilmiyorum ben de onu. Neden 1,5 yıllık Ertem? Yani biz de bilmiyoruz. Söylenen 1,5 yıllık 10 milyon euro artı maç başına 15 bin euro. Yok bu çok, 1,5 yıl. Bu çok yüksek bir para yani bu parayı dünyada da çok zor alamaz. Katar'da da vermezler yani zannetmiyorum. Çok para. Değil mi? Çok çok önemli para vermezler çok para. Evet, şimdi hatırlarsanız İbrahimovic ile ilgili size bir tweet gelmişti İngiltere'den. Evet. Hatta çok fazla inandırıcı gelmemişti ama bu konuda son derece ciddi haberler geldi. Hatta Sayın Başkan Ünal Aysal neden olmasın şeklinde değil mi arkadaşlar? Yanlış söylemiyorum. Neden olmasın şeklinde bir açıklamada da bulundu Sayın Başkan Ünal Aysal. Balotelli ile ilgili ve gelecek sezonla ilgili dünyaca ünlü bir yıldızla ilgili neden olmasın açıklamasında bulunmuştu Balotelli ile ilgili ve İbrahimovic'in de Sayın Başkan Ünal Aysal'ın hayallerini süslediği yönünde haberler var. Ya şimdi ben sana söyleyeyim yani İbrahimovic yani eğer 10 bu maliyetlerse biraz yükselirsin bir tane daha eksik oyuncu alırsın İbrahimovic alır yani. Yıllık 5,5 milyon euro alıyormuş. Kim? Paris Saint Germain'den. Mümkün değil. Ne 5? Kaç? 15,5 milyon. Yok 5,5 milyon. ya Ertem. Ben ne yapıyorsun ya? Bugün bir insan falan değil ha Ertem. Bir şey ya. Onun üzerindedir bir kere kesin. 5,5 milyon. Mergi geç var fark etmez. 10, 15 elini alıyordur. Tamam değildir canım çünkü o yüksek çok da yüksek monserviste gitmedi. Çok yüksek alıyordur. Şimdi. 5,5 alıyorsa gelsin. İbrahimovic falan neden olmasın Galatasaray diyebiliriz. Hiç neden olmasın. Neden olmasın. Bu Galatasaray. Bak Galatasaray alır. Çünkü hele Şampiyonlar Ligi'nde hele bu sene şampiyon olursa Galatasaray'dan böyle bomba bekle. Bak Galatasaray bu sene şampiyon olursa Türkiye'de Galatasaray'dan böyle bomba bekle. Inter'de de beraber de çalışmışlardı. Ve Galatasaray ikinci olursa Fenerbahçe yine bir olursa yine bekle. Şampiyonlar Ligi'ne gideceği için. Yani Fenerbahçe gidemiyor bilmiyorum. Değişir mi o karar değişmez zannetme ama Fenerbahçe gidemiyor. Dolayısıyla Galatasaray'da her şeye inanırım ben Galatasaray'da. Neden olmasın diyorum. Neden olmasın Ünal Aysal'a katılıyorum.
41 numaralı fotoyla fotoğrafla dönelim arkadaşlar Kaptan Ümit Özat'a. O ne diyecek? 41 numaralı fotoğraf gelsin. Hangisiymiş o? 14,5 milyon euro alıyormuş. Özür dilerim. 5,5 değil. Tabii canım. Ya nereden 5,5? Şaka mı dedin yaptınız? Evet, 5,5 milyon euro değil. Ne olmuş bu? Ne var bunda? Birisi mesaj atmış. Olabilir mi? Birisi mesaj atmış. Florida Ertem. Ertem sana birisi. Ne demiş? Ertem abi ne 5,5 milyonu ya Sabri ile karıştırdın. Bu ne yani? Ya olur. Hayır hayır yani İbrahimovic'in arkadaşlar şöyle bir şey lazım işte. Yani görüntü de güzel bir görüntü. Harika. Eğer gerçek rakamlar üzerinden, gerçek değerler üzerinden alınmaya çalışıyorsa ki bunun bonservisi var değil mi? Tabii. Florya'yı bir de yanında Kuruçeşme'deki o su adayı muadayı falan vermen lazım herhalde. Yani ne bileyim bir 100 milyon euro patlar bu herhalde abi. 15 alıyorsa buraya gelir mi aşağısına? Ya şimdi drop be 10 veriyorsan bunu 15 ver ya. Tamam da 3 yıllık ise 45. 2 sene öyle ne olacak 45. Ya bir şey söyleyeyim sana. Kuvarezmalara verdik. Bir sürü paralara verdin gitti. E şimdi acısını zannetmiyorum. 45 olacağını zannetmiyorum. Öyle bir rakam olmaz da. Yani 10-12 gibi 2 senelik falan alabilir ya, yani. 200 seneden önce 2 sene sonra alır. Ya 2 sene sonra alır. Bu sene değil de. Ama İbrahimovic değil de. 2 sene sonra gelir abi bir şey diyemem. İbrahimovic değil de. Her an başka enteresan isimler Galatasaray'da duyabiliriz. Duyabiliriz yani. Yani şimdi. Duyabiliriz abi. Drop olmazsa. Ya Drogba gibi bir yok, isim. Yok yok. Ben şimdi Sinan abi çok iyi tanıdığım için. Biraz önce ne dedi? Şimdi bak bantı geriye alalım. Biraz önce dedi ki hafta içerisinde bir Galatasaraylı yöneticiyle karşılaştım. Drogba Mancini dedi. Şu burada sana gazetecilik yapacağım şimdi Sinan abi. Ve sonra dedi ki ben konuşma tonunu, şeklini çok iyi bildiğim için mutlaka önemli bir isim duydu. Yok duymadım. Ve onun işaretini duymadım Ertem. Ama duymadım ama ben fotoğrafa bakıyorum, şartlara bakıyorum. Galatasaray'ın bütçesine bakıyorum. Galatasaray'ın transferde nasıl olduğuna bakıyorum. Dolayısıyla ben yani Galatasaray'la ilgili hangi transferle ilgili neden olmasın aynı Ünal Aysal kafasına diyebilirim. Yapabilir abi Galatasaray. Enteresan. Galatasaray yapabilir. Her türlü transfer yapabilir. Şimdi bir kimilerine göre aslında biz bugün haber toplantısını yaptığımız zaman bu program toplantısını yaptığımız zaman arkadaşlarımızla acaba tartışılır mı tartışılmaz mı dedik ama kariyere baktığımız zaman hani kupa kariyerine baktığımız zaman birisi daha önde. Bir gelsin görüntü ekrana sevgili Ahmet'ten rica edeyim 42 numara. Kim daha şu andaki önde? Mevcut Drogba mı yoksa Zlatan İbrahimovic mi? Hocam. Tabii ki İbrahimovic. O ölçü olmaz ki. Kupaları tek başına kazanmıyorlar. Oynadıkları takımlar, oyuncuların kaliteleri. Hocam Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Kim o? Drogba'nın. Tamam. İbrahimovic'in yok. Fark etmez ki. Oynadığı takımlar da ortada. Juventuslar, Interler, Milanlar, Barcelona'lar. Ona bakarsan Tugay abi 10 sene İngiltere'de oynadı. UEFA Kupası'nda yoktu. Tamam. Yani Galatasaray'da UEFA Kupası'nı kaldıran oyuncularda evet. Tugay abinin kariyeri yok. Öyle bakma yani. %100 doğru evet. Yani dolayısıyla... Ama İbrahimovic'in yanındaki oyuncular baktığınız zaman Drogba'nın oynadığı oyunculardan daha kaliteli değil midir? İbrahimovic'in mi? Evet. Bu 9 sene Chelsea'de oynadı. Bu da Inter'de oynadı. İşte Barcelona'daki oyuncular az oyuncu değil. Inter'deki oyuncular az oyuncular değil. Aynen öyle. Milan'da da oynadın mı? Oynadı. Yani buyur işte baktığın zaman. Ya yani şu Milan'da. Anki formu itibariyle, yaşı itibariyle İbrahimovic. Bu Drogba'yı, yani haddimize değil onu küçümsemek ama. Estağfurullah. Bu böyledir. Yarın 2 sene sonra Ertem. Ha bana dersen ki bak aynı oyuncular olmamasına rağmen. Aynı mevkiler olmamasına rağmen. Bir tarafa da Ronaldo mu koysan herkes de Ronaldo der değil mi? Yani burada bunu diyorsan orada da öbürünü dersin. Ondan evet. Yarın daha iyi çıksın onu derler. Böyledir abi. Futbolun dünü yok yani. Evet. Sinan abi senin tercihin? Şimdi bakın. Şu ortamda mı? Sinan abi kalsa ikisini de alın der. Şu ortamda İbrahimovic abi birisi yani genç, hazır. Şimdi bir şey söyleyeceğim size. Şöyle sorsam. Chelsea Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş. O zaman Drogba'yı mı alırsın? Yoksa İbrahimovic işte Milan'da, Inter'de neredeyse. O zaman Drogba'yı alırsın. Aynı etkiyi vermez. Mi? Hayır Drogba. O zamanki şimdi bak olmamış çocuğa don biçmeyelim. Yani o zamanki Drogba'yı alamazsın. Paran yetmez. Çok yüksek. Gelmez zaten Türkiye'ye bir. Şimdi bana de ki sen şu soruyu sor bana. Şu Şampiyonlar Ligi maçında iki Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray'ın santraforunun Drogba mı olmasını istersin? İbrahimovic mi? Bunu söyle ben sana. Net sana söyleyeyim. İbrahimovic derim. Evet. Yani Türk Telekom'daki işte Mart'ın kaçında bilmiyorum. Mart'ın 18. Neyse 18'i 3 gün önce 4 gün önce biz yani bizim gideceğimiz 18'inde hayır oradaki maç. Hayır, oradaki maç 26 Şubat'ta. 26 Şubat'taki maçta Türk Telekom'daki maçta
Kimi istersin dersen İbrahimovic derim Galatasaray'da oynasın. Tabii. Yani önümü ama 5 sene önce, 6 sene önce, 7 sene önce tartışmasız Drogba derim. Tartışmasız derim. Ama gelmez. Ama şu an bu hafta önümüzdeki son transferde Drogba gitsin İbrahimovic dersen karşı gelir misin? Hayır gelmem. Ha İbrahimovic gelmez. Ama ha Drogba gitsin de normal bir tane Almanya'dan bir tane santrafor. Zeko. De Zeko mesela. İstemem. Gelme. Manchester City'den. Gelmesin abi. Bir tane bir sene daha oynasın derim Drogba. Yani devam etsin derim o zaman. Ama İbrahimovic varsa Drogba falan hepsi doğru. Yani teferruattır şu an. Bu saatten sonra ha, bak 5 sene önce 4 sene önceki Drogba'dan bahsetmiyorum. O çok farklı. O müthiş bir Drogba o zaman. 33 yaşında 3 Eylül daha doğrusu 3 Eylül değil 3 Ekim 1981 doğumlu Malmö doğumlu sevgili seyirciler. Hemen belirtelim ve bir grafik daha var onunla ilgili 43 numara karnesi İbrahimovic'in karnesi ekrana bir gelsin bakalım. Zlatan İbrahimovic 47 maçta Malmö'de 19 gol, 110 maçta Ajax'ta 48 gol, 92 maçta Juventus'ta 26 gol, 117 maçta Inter'de 66 gol, 44 maçta Barcelona'da 22 gol, 85 maçta Milan'da 56 gol, 73 mi arkadaşlar? 78 maçta Paris Saint-Germain'de 66 gol, 96 maçta İsveç milli takımı 48 gol. Kaç gol? Bu ne ya? Juventus, Inter, Milan'a üçünde de oynadı. Vay İnanılmaz vay bir vay rakam. Vay vay. 669 maçta toplam 351 gol. 669 maç. Premier Ligi kalmış toplam 351 gol. Türkiye Ligi'nde falan bu bizim ligde oynasın falan. Çok gol atar. Stoperleri döver. Bak stoperleri döver. Ya, topla Inter, döver, topsuz ya. Döver, havaya çıkar döver, her türlü döver. Yine söylüyorum. Galatasaray böyle bir bomba patlatırsa helal olsun. Önümüz sezon patlatırsa helal olsun derim. Bu nasıl bir kariyer ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Tam krize girdi. Juventus, Inter, Milan, Barcelona, Paris Saint-Germain. Bir şey söyleyeceğim sana. Bir real Ümit, olur. Ben 25 milyon Guiza'ya verildi değil mi? Ya. Evet. 25 milyon büyük ver 25 ediyoruz. Milyonu geliyor mu gelmiyor mu? Şimdi diyoruz ki hani 3 sene 45 diyoruz. İbrahimovic ver 25 2 sene. 2 sene ver 25 gelsin oynasın sana. Net al diyeceksin. Kemiksiz al diyeceksin 25. Yani, rakamlara bak Sinan abi ya. İnanılır gibi takımlara bak. Aynen Ajax. Öyle. Ama, en kötüsü Ajax neredeyse değil mi? Vallahi yani, Ajax da ama o dönem Ajax zayıftı o zamanki Ajax. 110 maç 48 gol. 92 maç 26 gol Juventus. 117 maç 66 gol. 44 maç 22 gol. 85 maç 56 gol. 78 maç 66 gol. En baba Inter'le Milan'da oynamış. İtalya'da çok başarılı olmuş demek ki o. Bir de bunun kendi şu anda bir takım satın aldı galiba bu yanılmıyorsam. İsveç'te bir takımı da var bunun galiba. Bir de en bir şey son bir de orada oynar. Zlatan İbrahimovic'in en önemli özelliği de gittiği her takımı şampiyon yapması. Zaten onun alanında şampiyonlar gittiği her takımı şampiyon yapıyor bak çok enteresan. Abi Juventus Inter Milan ya böyle bir şey. Ya şu kariyerim Seedorf'ta vardır. Seedorf'ta Milan'da oynadı. Ajax, Real Madrid, Milan'da. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Üç ayrı takımda. Üç ayrı takımda. Seedorf. Tabii. Inter'de de oynadı. Oynamadı mı? Inter'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Oynadı mı Inter'de? Oynadı. Ya buyur abi kariyere bak böyle bir şey var mı ya? Vay vay vay. Helal olsun abi. İnanılır gibi değil. Sanki değil PlayStation'da takım kuruyorsun. Takımlara bak abi. Keşke gez abi kim getirirse. Helal olsun. Drogba Balotelli Instagram'ı Instagram paylaşımı var Didier Drogba'nın. O görüntüyü bir ekrana getirelim. Didier Drogba'dan bir destek. Ben ve küçük kardeşim Super Mario. Neden bu Instagram'da böyle bir şey paylaştı? Biliyorsunuz malumunuz geçen hafta bir ırkçılık, dünyanın, ırkçı saldırıya uğradı Balotelli. Didier Drogba da bu konularda çok hassas. Dünyanın en güzel Ertem 50 golünün 30'u İbrahimovic'e aitmiş. 50 golünün 30'u. Dünyanın en güzel 50 golünün. Vay be. Şu fotoğraf şey mi? Fotomontaj mı? Kendi paylaşım. Bir Chelsea Milan maçı bu alttaki forma kırmızı ya. Gerçek yok. Gerçek. Gerçek yok. Ama bu City forması şey City şu bana bu. Birisi bir Milan maçı sen Balotelli orada City'de oynuyordu. Tamam doğru abi, City, tamam biliyorum. Alt, ama zaman zaman City'nin kırmızı siyah forması da vardı galiba değil evet, mi? Evet tabii kırmızı siyah forması. Oradan şey, bir maçtan sonraki sohbet. He. Evet. Helal olsun Drogba'ya. Ben de küçük kardeşim Super Mario. Güzel yazmış. Değil mi? Kafası çalışıyor bu işlere ya. Şeytan. Akıllı baksana abi.
oyuncular hocasının yanında, yöneticinin yanında ben pas alamıyorum diyor. Ne acı ya, bu gerçekse bu kalitedeki bir oyuncunun bu dedikodu yapması hoş bir şey değil ya. Ya bu Instagram'da falan çok enteresan şeyler yazıyorlar ya. Herhalde muhtemelen Fenerli mesela. Güçsoy diyor bir çocuk yazmış. Bana yazmış Ertem. Ne yazmış? Abi Galatasaray'ın İbrahimovic'i alması Urfa Spor'un Drogba'yı alması gibidir. Yani Urfa Spor'un Drogba'yı. Urfa'da. Ya sen şahsen geleceğe inanıyor musun? Ya niye gelmesin kardeşim? Ama zamanında Drogba'yla Snyder'de gelmez diyenler. Drogba'yı da aldın, Drogba da İbrahimovic gibisin. Aynen yapmayın öyle. Kesinlikle. Bu kadar da küçümsemeyin Türkiye'yi, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, takımlarımız aldı gelirler. Herkes gelir. Parayı veriyoruz artık. İyi paraları veriyoruz. Vergi yok. İyi paraları veriyoruz sevgili ya kardeşim. Ya bu arada Milan'da şampiyon olamamıştı galiba İbrahimovic, değil mi? Bilmiyorum. Olamadı. Yani bir kere oldu mu? Oldu. Peki. Onur çok eminim diyor. Yani o kadar takım, o kadar kariyer, hangisinde şampiyon oldu? Gitti her takımda şampiyonluk yaşadı bir kere. Onun altını çizelim. Evet. Sayın Başkan Ünal Aysal, seçimle ilgili söylentiler var. Arkadaşımız Devrim Zengi sordu. Galatasaray'ın başkanı, değerli başkanı Sayın Başkan cevap verdi. Bir bakalım ne söylemiş? Seçim var mı, yok mu? Bu konuyla ilgili Beyaz Spor mikrofonlarına konuştu. Başkanım, seçimle ilgili, seçim olup olmayacağını konuşuyor. Onunla ilgili bir şeyler. Vallahi, çocuklar öyle bir şey yok. Nereden çıkartıyorsunuz yani? Öyle çıkar, olan biten bir şey yok. Zamanında 2016. Zamanında 2016. 2016. 2016'da diyor. Çocuklar nereden çıkartıyorsunuz? Bunları çıkartan bir kere biz değiliz. Bunlar yazılıyor, çiziliyor. Muhalefetin söylediği, biliyorsunuz. Hatta isim vermeyeyim şimdi. Birkaç aday olduğu ve en başta Sayın Adnan Öztürk'ün bazı açıklamaları var. Sayın Fatih Gökçen'in bazı açıklamaları var. Faruk Süren'in açıklamaları var. Kesinlikle seçim olacak diye, ama Sayın Başkan Ünal Aysal da böyle bir cevap veriyor, ama bunu çıkartan bizler değiliz. Ya ben zannetmiyorum Galatasaray'da. DSF olarak okuyalım. Yani Galatasaray'da bir seçim olacağını, çünkü Galatasaray'da şu an başkan her şeyi başarılı, her şeyi gidiyor. Üç kulvarda gidiyorlar Ertem. Yani neye sebep bunun çıktığını bilmiyorum. Yani ama yine söylüyorum. Hele Galatasaray Chelsea elenebilir. Olabilir. Ama elenme şekli çok önemli. Hı hı. Yani burada yenersin, aslan gibi mücadele eder. Orada gidip kaybedersin, farklı bilmem bir şey olur, ayrı bir şey. Onun için Galatasaray'da bu maç tabii çok önemli. Yani herkes için çok önem arz ediyor. Muhalefet olsun, orası burası Galatasaray için. Ben zannetmiyorum Galatasaray'da bir seçim yapacağını. Çünkü istediği gibi bir yönetimi var. Nasıl yani, şimdi bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'ın Chelsea elenmesine mi bağlı? Ya şimdi geldi. Burada 4 yedin, 3 yedin. Orada da gitti. Yedin kötü. Ama burada yenersin. Abi? Bak şimdi burada yenersin en azından. Veya beraber yenersin. Orada gidersin. Daha değişik mesela. Daha farklı yenilirsin falan filan. Öyle yani. O tarz diyorum ben. Ama iki maçta rezil oynarsan o sıkıntı olabilir. Bir de baktın arkadan kupayı kaybettin. Ligde olamadın. O zaman bir şeyler olabilir. Arka arkaya. Ama zor bir ihtimal. Ben Galatasaray'ın yine o hafta geldiği zaman Galatasaray'ın kadrosuna bakacağım ben, Telekom'daki ne olacağını bakacağız. Chelsea'nin kadroya o zaman bakacağız, analiz edeceğiz. Şu anda başarılı bir yönetim var. Evet. Şartlar ne olursa olsun, değil mi kaptan? %100, %100. Yani sportif açıdan. Hı hı. 2 sene üstte şampiyon olmuş. Aynen öyle. Ne diyebilirsin? Hangi şartlarda olursa olsun. Nasıl gelirse gelsin abi, baktığın zaman. Şimdi hiç iyi de öldür. Hakkını yeme o açıdan, tamam, ama diğer taraflarını bilmiyorum. Ahmet Hoca daha iyi biliyor, yarın anlatır. 46 numara gelsin. 46 numara Galatasaray'da bazı iddialar var yine. Sadece Didier Drogba ile ilgili değil. Drogba'nın Chelsea'ye, Muslera'nın Barcelona'ya, Ebuye'nin Fulham'a, Muslera'nın City'ye mi? Muslera'nın City'ye, Ebuye'nin Fulham'a, Semih'in de Manchester United'a gideceği yönünde İngiltere basınından gelen haberler. Ebuye'nin Fulham'a, Semih Kaya'nın Manchester United'a, Muslera'nın City'ye, Didier Drogba'nın da Chelsea'ye. Ne yaptınız siz? Nereye yolladınız herkesi? Kim yapıyor bunları? Biz yapmadık. Ya? Bu gazetelerde mi yazıyor? Evet, gazetelerde çıkan haberler. Bu gazeteciler falan. Biz yollamadık ama. Ya Ertem, abi şimdi bu gazeteciler, var ya, herkes yolladı bir yere ya. Galatasaray gitti ya. Bunların sezon hiçbirisi sonu. Drogba'nın haricinde üçü de kalır. Hiçbir yere gitmez. Ama Semih konusunda verilir mi Semih özellikle ya? Manchester United'ın, biliyorsunuz, Vidic'le yollar ayırıyor. Çok ciddi bir girişim olduğu söyleniyor. Ki abi keşke yerli, gitse Manchester United. Hayır, böyle bir yerli stoper verilir mi Türk? Zannetmiyorum ya. Yok ya, zannetmiyorum. Hata yapar Galatasaray. Böyle bir stoperi kaybetmesi büyük hata. Hele
yabancı sayısının kısıtlanmasında falan yok, çok hata. Ben etmiyorum. Öyle mi? Keşke doğru. Bu Semih gitse ya. Çok yakışır. Ha, gitse de çok, ama değil Galatasaray takımı için büyük kayıp abi. Galatasaray takımı için çok kayıp abi. Çok önemli oyuncu. Biraz daha oynasın. İlk sene de oynasın. Çok iyi para kazandırır gibi geliyor. Dört dörtlük bir çocuk. Müthiş. Efendi, beyefendi. Sağdaki davranışları, hareketleri. Rakibine davranışları. Semih mi? Tabii. Kesinlikle katılıyorum. Rakibe doğru. Davranışları bilmem neyi falan. Bakıyorsun hiç. Ses tonunu bilmiyorum ya çocuğun. Ses tonunu bilmiyoruz. Boyuna göre çok kalın bir ses tonu var. Yok ama yok. Görüntüsüne göre yok. Daha doğrusu. Ses tonu yok çocuğun yani, daha görmedik. Evet, 48 numara son bantımız. 48 numara. Ebuye'nin öncelikle şunu söyleyeyim. Ebuye'nin kesin olarak gideceği söyleniyor. Ebuye kesin gidecek deniyor. Tulum'la anlaşıyorlar diye belirtiyor. UEFA bir anket düzenliyor kendi sitesinde taraftarlar arasında. Galatasaray-Chelsea maçıyla ilgili olarak, İstanbul'daki maçla ilgili olarak kaç kaç biter şeklinde bir soru soruluyor. Ve UEFA'nın anketine göre Galatasaray, katılımcıların anketine göre, katılımcıların yorumuna göre Galatasaray-Chelsea maçı en çok bir birlik skora gidiyor. En çok bir birlik skor oylanıyor Ümit Hocam. Katılımcılar kim? UEFA'ya işte. Kim derken internet sitesinden. He. UEFA'nın internet sitesine giriyorlar ve İyi güzel, güzel bir belirliyorlar. Ne olacak yani? Yani maçtan önce bir programımız var mı? Denk geliyor mu? Pazartesi mi son programımız maçtan önce? Pazartesi. Evet. Konuşacak mıyız o zaman? Tabii. O zaman fikrimi söyleyeyim şimdiden. Sinan abi diyor ki biraz önce Galatasaray diyor Chelsea'ye elenebilir diyor. Sanki Chelsea Galatasaray'a elenebilir dese anlarım da Galatasaray Chelsea'ye elenebilir ne demek yani? Sinan abi şimdi. Şimdi buraya Instagram'a birisi bir yazı yazmış. Çok enteresan. Bak bir şey yazmış. Bir yorumcu arkadaşımızla ilgili. İşte onu bir daha orada tuttuğunu sürece başka bir hesap açarım. Küfür ederim. Bu arkadaş bence hala dinle. Hadi ayrı ayrı. Kimmiş o? Benimle ilgili mi? Yok yok. Bu arkadaş herhalde Twitter'da bizim neler, ne kadar cezalar geldiğini insanlara falan bilmiyor ha Ertem. %100. Kaçar tane 5 sene falan cezaları yalvarıyor. Tabii. İnsanlar arıyor, affet bizi diyorlar ama sen de canını yakmayalım. Ben artık cevap bile vermiyorum onlara tek tek. Hayır bu arkadaşlar düzel. Avukatımız. Ya alıyor hepsi takipte bu sana diyor. 5 sene yine bu hafta bir sevdiğimiz birisi aradı. 5 sene ceza almış sevdi, sen de sevdi söyle. Bil önemli birisi aradı gelsin elini öpsün. Yok öyle bir şey yok yani. El öptü ayak öptü yok öyle bir şey yok. Kaç tane yine bu gitti imzaladık bir sürü yolladık. Geliyor herkese. Geliyor. İnsan gibi yorum yapın. İnsan gibi yani şimdi burada bir yorumcu arkadaşımız oturtursak gider. Ya böyle mantık var mı? O zaman ceza yersin. Buluyor. Sağ olsun polisimiz de. Sağ olsun polisimiz de savcılarımız da Ümit hiç şey yapmıyorlar. Gittik sizi de bekliyorlar. Sizi de bekliyorlar. Levent Etiler Karakolu bizim şeyin arkasında Şam'dan arkasında. Sizi de bekliyorlar. Arkadaşlar dolayısıyla insan gibi yorum yapmayı öğrenecek herkes Ertemciğim. Evet. Evet. Evet, birbirine ne diyorsunuz? Yani kötü bir şey değil ki. UEFA'nın tahmini. Yani normal yani. Abi Galatasaray'ı küçümsemeyelim. Galatasaray takımı az buz bir takım değil yani Galatasaray takımı. Her türlü sonuç olabilir. Galatasaray Telekom'da Chelsea'yi yener. Ama dediğim gibi oradaki maça bakmak lazım. Önce bu maçı oynasın Galatasaray. İlk maça bakalım. Evet, bakalım değil ya. Evet geldik sona. Sona geldik. Sevgili yorumcularıma teşekkür ediyorum. Sinan selam Elbine söylüyoruz. Ve Kaptan Ümit Özat'a çok teşekkür ediyorum. Ordu'ya selam, Çorlu'ya selam, Sultanbeyli'ye, Almanya'ya, Karaman'a. Ertem'cim bak herkese benim Instagram arkadaşlarım var burada. Çok değerli. Aslan gibi yorumlar yapıyor. Aydın ya bir de Belçika'dan biri var. Bana devamlı Twitter'dan diyor ki sen diyor o değilsin falan diyor. Aydın Tolmaça. Selam söyleyeyim ya. İsveç'ten Yusuf Berke, Şinasi'ye. Abicim bakın köy hizmetleri nedir lazım o? Versin. Küfür yemek zorundasınız diyor. Herkese. Bakalım başka çocuklar var ama hep atlıyor abi bir sürü ya. Ertem. Bütün Instagram'daki arkadaşlarıma herkese çok selamlar. Evet bu akşam saat 23'te. Önce biliyorsunuz bugün Beşiktaş-Bursa Spor, akşam Fenerbahçe-Kasımpaşa ve sonrasında bizim maçımız başlıyor orada. Ümit Özat, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar'la Sinan abiyle ben bir takım almışlıyorlar Rasim. Beyaz Futbol'da karşınızda olacağız. Çok önemli görüntüler, özel röportajlar, özel polemikler diyelim. Ve özel görüntülerle karşınızda olacağız. Hepinize mutlu bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın, iyi geceler, iyi pazarlar.